İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam yine karşınızdayız ve bu akşamda yine değerli bir konuğumuz var. Benim Mektebi Sultaniden abim sevgili Haluk Dursun. Bu akşam ne konuşacağız dersiniz? Bu akşam her şey konuşacağız her zaman olduğu gibi ama özellikle Ayasofya'yı konuşacağız. Çünkü Haluk Dursun Ayasofya Müzesi'nin de başkanı desem doğru öyle mi? Doğru. Aynen öyle. Ayasofya Müzesi'nin de başkanı ve Obama'ya da Ayasofya Müzesi'ni anlattı. Ondan da biraz bahsedeceğiz. Dedikodu da yapacağız. Obama dedikodusu da yapacağız. Ama ondan önce yine bir kitap var önümüzde. Bir sürü kitap var da. Önce Halil Hoca'dan başladım. Gerçi sen dün akşam programda biraz bahsettin galiba. Konuştuk. Evet. Ama bol bol bahsetmeye layık bir kitaptır. Okudun mu? Tabii canım, geri gelmez. Yani bitti mi? 1,5 günde bitirdim. Ben daha bitiremedim. Yeniden yazmış yani kuruluşu. Bildiğimiz her şeyin yanlış olduğunu öğrendim. Evet. Evet. Fakat bildiklerimiz de yine Halil Hoca öğrenmişti. Evet. Devlet-i Aliye, Osmanlı İmparatoru üzerine araştırmalar. Bir... Aliye, kısa oku. Aliye. Bize hep Aliye derler, Aliye'dir o. Aliye. Devlet-i Aliye. Aliye. Ben de öyle dedim. Aliye gibi geldi. Ha yok, pardon, yanlış söylemiştim. Devlet-i Aliye. Yüce ama kısa. Evet. Halil İnalcı'nın son kitabı değerliciler. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz konuğumuz olmuştu. 2 veya 3 cilt olacakmış şu an. 3 cilt olacakmış. Bu birincisi klasik dönem 1302-1606 Osmanlı İmparatoru'nun bildiğimiz gibi 1299'da değil, bilmediğimiz gibi 1302'de kurulduğunu evet, bu kitapta kanıtlıyor. Hocam, Selçuklu'nun son dönemi, Anadolu Beylikleri son derece enteresan. Ben yarısını geçtim. Sonuna geldim hemen hemen ama Murat bitirmiş. Orada en enteresan gelen şeylerden biri bana hani derler ya Türkler asker diyor, devlete asker kurar. Niye asker kurar onu anlatıyor. Anlatıyor. O dönemden yani 1000 küsur senedir Moğollar, Haçlılar, didişmeler asker diyor şeysi. Hep asker. Bir taraftan Moğol işgali var diyor Anadolu'ya. Asker devlet kurdu diyor. Memlük belası var diyor. Asker karşı çıktı diyor. Haçlılar geliyor diyor, asker şey yapıyor. Onun için diyor asker diyor şey diyor. Hiç ben öyle düşünmemiştim şimdi. Doğru. Hep asker kurmuş. Çünkü evet, hep belaların içinden çıktı. Evet. Hep işgal, hep işgal, hep saldırı. İşte Kurtuluş Savaşı'nda işgal sonrası. Koruyan asker, sonra devleti kuran asker. Koruyan evet, asker, devleti kuran evet, asker. Koruyan asker, mücadele eden asker. İlk defa o açık yazıldı. Evet. Çok net biçimde. Ama o dediği gibi Osmanlı tarihi hep yanlış biliyormuş. Hep yanlış biliyormuş. İnanılmaz değişiklikler var. Hepsi de belgeli, hepsi de kanıtlı. Yalova'da kuruldu diyor. İşte önümüzdeki günlerde o da ilk defa şey yapılacak. Sempozyum çıkıyor galiba değil mi? Kuruluş şeyi evet. Törenler falan yapılacakmış. Kastamonu'dan gelip Yalova'da kurmuşlar. Evet. Önce izni almışlar. Evet. Çok roman gibi yazmış. Roman gibi yazmış. Çok güzel yazmış. Ben bugün birisi dedi ki bir roman tavsiyesi neydi? Bunu tavsiye ettim. Ya yapma dedi. Dedim ki roman gibi, hakikaten roman gibi. İnanılmaz güzel yazmış. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet. Bu arada Haluk Dursun kitapları da var burada. Osmanlı coğrafyasına yolculuk. Beyefendi gezerlermiş hep. İstanbul'da yaşamasına. Yazarlarmış. Gezerlermiş, gezdiklerini yazarlarmış. Ağaç ölçerken tutuklanmış galiba değil mi? Ağaç ölçerken başımıza bir şey geldi. Ağacı niye ölçüyordunuz abi? Çınar ölçermiş gittiği yerlerde. Çınar merakı var. Ha. Daha doğrusu Osmanlı coğrafyasının anıt ağaçları merakı var. Anıt ağaçların başında da beyefendi çok iyi bilir. Çınar gelir Osmanlı'nın. Sembol ağacı ve en büyük ağacı olduğu için. Bu Ayvalık yakınlarında bir tane var. Ayvalık'a giderken öğreni geçtikten sonra. Var, oralarda da var tabii ama... Ben bu kadar büyüğünü hiç yere görmedim. İstanbul'da görmedim o kadar büyüğünü. İşte ben şey diyorum. Çınar'da herkes kendi bölgesinde görmüş olduğu çınarı büyük çınar zannedermiş. En büyük nerede? En büyük çınar İznik'te. 20 metreden fazla. Çevresi. Yani ABB diye ölçüyoruz. Göğüs hizasındaki çevresi. 20 metre civarında olanlar klasmana giriyorlar. İznik, Bursa o bakımdan önde. Ama Osmanlı coğrafyasının geneline baktığımız zaman Adriyatik kıyısında, Üsküp'te, Prizren'de yani tarihi şehir oluşumunun eskiliğine göre doğru orantıda bir çınar buluyorsunuz. Çünkü meydanda çınar önce dikildiği için Ohri'de var mesela. Ohri'de var, gördüm onu. Ohri çınarını görmüşsünüz. Kurumak üzere şunun ortası şey yapıyorlar. O zaman ben gördüğümde zaten bayağı bir sıkıntılıydı. Evet. O böyle kaç metre? 16 falan yani çok şey değil. Ama tabii çınarın sadece çevresi değil, görüntüsü, içinde tarihi bir olay geçen etrafında bir, mesela İttihat Terakki'nin Ohri Çınarı biliyorsunuz. O meşhur nutukların atıldığı bir çınardır. Duruyor mu? Duruyor. İşte konuştuğumuz o. O çınar mı? Ali Paşa şeyin hemen dibinde, Halveti Tekkesi'nin başında. O çınar duruyor. Antakya'da var bizim bir tane, yani 18-19'luk güzel bir çınarlardan bir tanesi, o da iyidir. Ama mesela 20 metre kaç yıl demek? Yani 1000 yıl falan gibi düşünmek lazım şeyin, evet. Osmanlı öncesi yani. Evet, 20 metre olduğu zaman, 20'lik olduğu zaman. Bunun içerisinde tabii içi kuruyup kovuk çınar dediğimiz bizim. Çoğu öyle zaten. Evet, mesela kunduracı çınar derler, kunduracı iş yapar. Ağıl olanlar var bizim Büyükdere'de, hayvanlar içerisinde barınmışlar. Böyle enteresan çınar, kahve ocağı olan çınarlar var. Yahut da çok dik, çok güzel. Hiç çok bozulmamış. Evet, görüntüsü çok hoş olan çınarlar da var. Adliyete'ye yakın olan bölgelerde. Selçuk'tan kalma yani, 1000 yıllık. Evet. 1000 yıllık. Selçuk'tan öyle, Bizans'tan kalma. Bizans yani. Bu tarafta. Evet. Yani İstanbul'daki kargalar Sultan Mahmut zamanını görmüştür diye. Kargalar kaç yıl yaşıyor? Uzun diyorlar ama bilmiyorum tam şeyini. Evet, kaplumbağa ve karga konusunda bir şey var. Yani, kaplumbağa, kargalara 100-150 yıl derler ama. Çünkü benim çocukluğumda hep bu dağlarda Sultan Mahmut'u görmüştür. Bilen varsa yok. Kargalar kaçırıyor falan. Merak ettik şimdi. Evet. Kargalar. Öyle de İstanbul'un fethini gören karga var falan derler ama ben sanmam yani. Fethe yetişemez. Daha yemut oluyorlar, buna yetişemez. Dün benim bahçede bir karga vardı, vallahi şu kadardı böyle. Bazıları da çok güzel ya. Hiç sevmem. Bazen terasa konuyor. Hiç sevmem karga. O siyahının rengi. Hint kargasını severim. Ben Acem kargası severim. Konuşan, renkli. Kavuncu ağızlı. Kavuncu ağızlı. Karga tabii çok herkesin aşağı yukarı bildiği bir kuş olduğu için İstanbul'da biliyorsunuz Cahil'i tarif ederken kargayı yahut serçeyi baz olarak alırlar. Serçeden başka kuş, zeyrekten başka yokuş bilmez derler. O alt noktasıdır. Kargayı da bazen buna katarlar. Karga çok akıllı ama. Sayı saymayı biliyor. Tabii bir de alet kullanmayı biliyor. Alet kullanmayı biliyor. Evet, cevizleri kırıyor. Topkapı Sarayı'nı mahvediyor işte. Evet, İlhan Hoca çok konuda çok dertli. Evet. Bahçedeki ceviz ağaçlarından cevizi alıyor, götürüp sarayın tarlasına bırakıyor kırılsın diye. Ya Filiz Hanım anlatıyor, Filiz Çağman. Evet. Kangal köpekleri aldılar. Karganın peşine koşmuş, karga ölü taklidi yapmış. Ayaklarını kaldırmış, köpek gidince kalkmış uçmuş. Ve intikam alıyor, yani şeyi tanıyor, hedefini tanıyor. O birinci avluda, Topkapı Sarayı'nda mesela kim onun yavrularına falan bir şey yaptı? O güvenlik ya temizlikçileri onlara pike yapıyor. Yani hedefe uçuşlar yapıyor. Ya bir gün ben karga nefretim oradan geliyordu. Yerde bir karga yavrusu buldum. Baktım yuvası bir yerde, aldım. Çocuktum ben o zaman. Aldım, çıkardım yuvasına, yavruyu koyacağım ki hani düşmüş kalmış yerde diye. Yuvaya koyarken bir karga saldırısına uğradım var ya. Gözümü oyuyorlardı. Hiç kork. Aynen, lanet bir hayvan. O yüzden hiç sevmem. Neyse. Halil Hoca'nın kitabından bahsettik. Aslında yani kitap üstüne bir program yapılır herhalde. Dün zaten 1,5 saat biz öyle geçirdik. Yok, o kadar sürmedi, söyleyeyim sana. 40 dakika falan. Reklamdan sonra devam ettik. O şey kısmı var ya, Bizans teşkilatları, buradan o da. Ha, o buradan aldım. Buradan o da. Çok enteresan kitap. Yine konuşursun Bizans teşkilatında. Evet. Gelelim Ayasofya'ya. Biz Bizans'tan geldik. Tam Bizans teşkilatı derken Ayasofya'ya geldik. Evet. Ayasofya'dan bahsederken Bizans'tan bahsedilmek pek de mümkün değil. Gelelim Ayasofya'ya. Türkiye'nin en tartışmalı müzelerinden bir tanesi. En çok ziyaret edilen aynı zamanda. En çok ziyaret edilen, en tartışmalı. 2 milyonu geçen 2 müze var. Birisi Topkapı Sarayı Müzesi, bir de Ayasofya Müzesi. Bunlar 2'nin üzerinde olan müzeler. Sonra bir anda çok düşüyor diğerlerinin. Size şimdi nereler bağlı? Şimdi Ayasofya Müzeleri bir grup. Bizantik olan, aslı kilise olup müzeye çevrilen yahut hiç boş olarak kullanılmayan grup. Ne var onlar arasında? Aya Irini var. Kariye. Sizde Kariye'de. Evet. Bizde İmrahor aslında mescit. Mescid olarak. Evet. Fakat Stüdyos Manastırı olarak şu anda anıt pozisyonda, konuşulur. Çok önemli bir yer. En eski Bizans'a ayakta kalan bazilika tarzındaki kilisedir şu anda. 461 yani 5. yüzyıl. Ayasofya 6. yüzyıl. Az bilinir ama çok önemli bir yer. Onu sonra konuşuruz. Fethiye bizde Pammakaristos. Fethiye de çok ilginç bir yer. Bir tarafı cemaat namaz kılıyor. Öbür tarafından gişeye para vererek şeye geziyorsunuz. Kilise bölümünü ziyarete giriyorsunuz. Şey kimde? Erbakan Sarnıcı. O Büyükşehir Belediyesi'nde. Belediye ait o. Evet, şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin bizim milli sarayların İstanbul'daki müzeleri, bu üçü daha çok kontrol ederler. Büyükşehir Belediyesi'nde hem Bazilika Sarnıcı, yani Yerebatan Sarnıcı, hem Minyatürk onlarda. Minyatürk de ziyaret sayısı yüksek olanlardan bir tanesidir. Biraz da gerçi düşüyor ama ilk şeyden itibaren çok çıkışla gelmiştir. Bir de Milli Saraylar, Dolmabahçe Sarayı. Dolmabahçe Sarayı, o Meclis Başkanlığı'na bağlı. Meclis Başkanlığı'na bağlı. Yıldız Sarayı Topkapı'ya bağlı, yani bize bağlı. Kültür Bakanlığı'na bağlı. Beylerbeyi Sarayı Meclis'e bağlı. Kasırlardan yine Meclis'e bağlı. böyle bir üçlü yönetim var. Doğru mu o üçlü yönetim olması peki? Yani teknik olarak doğru değil ama finans bakımından meclisin parası çok. Yani oradaki belediyenin parası çok. En az para Kültür Bakanlığı'nda var. Kültür Bakanlığı'ndaki şeyler, ücretler diğerlerine göre çok daha şey. Bir de bu müze ücretleri size kalmıyor değil mi onlar? Yani sizin müzeye... Hiç kalmıyor. DÜSİM, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü var. Orada bir fon oluşuyor, yani bir havuz oluşturuluyor. O havuza gidiyor. Şu anda hiç, yani müzeye giren ziyaretçinin o müzenin yönetimine doğrudan bir katkısı yok. Katkısı yoktur. O sarayların zaten bazı sarayların meclise bağlı olması dün akşam da konuştuk. Tuhaf bir şey yok. Evet. Yani niye? Ve geçmişte milletvekillerini, seçmenlerine iş bulan herkes oldu bunlar maalesef. Evet. Ama şu avantajı oldu Murat Bey. Büyük bir finansman kaynağı olduğu için mesela restorasyonlarda falan çok güçlüler. Hı hı. Ekip toparlamada çok güçlüler. Bizim bakanlıkta hem ücretlendirme de hem şu an için restorasyon kaynağında geçmişteki restorasyonlar tartışılır. O başka tabii. Yani Dolmabahçe'deki mi? Dolmabahçe ve o saraylarda. Yani düğün gelinlik dükkanlarına harem yaptırıldı bu memlekette. Evet. Böyle şeyler de yaşandı. Evet. Orada. Çünkü bu 431 sayılı kanun hilafeti kaldıran kanuna bir madde konmuş. Bence dün akşam da şey yaptık onu. Acele yazılmış bir kanundur o bence. İşte padişah sarayları, köşkler, şunlar bunlar millete intikal etmiştir diyor. Sonra şey yapılıyor. Tamam. Halife de gitti, boşaldı. Millet kim? Milletin temsilcisi meclis, hadi biz alalım. Biz alalım. Öyle, aynen öyle. Evet. O. Bir kısmı tabii üniversiteye falan devrildi biliyorsunuz. Şeyin Resim Heykel Müzesi olarak kullanılan bölümü. Yine evet. Sarayın üniversiteye, Mimar Sinan'a ait olan bölümü. O yüzden çöküyor. Evet, o da maalesef Türkiye'nin en zengin. Resim Heykel Müzesi. Tabii. Felaket. Yani defalarca bakanlarla konuştum. Şurayı bir toparlayalım, şurayı evet. Bir toparlayalım diye. İçinde inanılmaz koleksiyonlar var. Çok, yani Türk resminin en iyi örnekleri. Türkiye'de Picasso evet. Falan vardı. Osman Hamdi Bey orada hep. Yani, bir sürü evet, yani evet. Hani herhangi birinde olsa karşısına oturup evet. Aylarca seyredeceği tablolar orada inanılmaz. Çatısı akar, nemli, berbat evet. Bir ortamda evet. Duruyorlar. Abdülhatif Şener de biraz çok orayla ilgilenmişti döneminde. Biliyorum. Özel olarak ilgilenmişti biliyorsunuz ama tabii onun da daha sonra güç iktidar gidince bilemiyorum şu anda. İlgilenen ayrıca özel olarak oraya kimse şey yapan var mı? Kimse. Bu yayın belki bir şey bir kere daha hatırlatmış olur. Hiç. Vallahi inşallah birisi orayla ilgilenir. Kimseye ilgilenmezse versinler bize gidelim bari. Değil mi? Vallahi billahi. Yazık böyle talihsiz olan bir müzede arkeoloji müzeleridir. Yani 3 grup, onları biliyorsunuz 3 müze var orada. Ziyaretçi sayısı çok düşük olan. Niye düşük olan anlamıyorum. İstanbul Arkeoloji Müzesi benim dünyada gördüğüm en iyi arkeoloji müzelerinden bir tanesi. İçindeki evet. Eserler bakımından evet. Ve pek büyük bölümü sergilenemiyor. Tabii özellikle lahitlerde, evet, büstlerde, evet, heykellerde, çivi yazılı tabletlerde, hele şimdi Marmara kazılarından sonra biliyorsunuz o gemi şeyleri de gelmiş oldu oraya. Fakat nedense gölgede kalıyor diyorum ben. Neyin gölgesinde? Bir Topkapı Sarayı'nın gölgesinde. Evet, gayet soğuk. Yanında siz varsınız evet, tabii. Bu ikisinin gölgesinde kaldığı için halbuki sayesinde düşünürsek pozitif olarak halbuki onun bahçesinde falan lazım. Bayağı bir şey yapılabilir yani. Bahçesinde belli alanlar. Arada bir yapılıyor. Davetler şeyler davet yapılıyor. Başka davet bir şey yapılıyor. Hayır, oralarda mesela o bahçede kapatılabilecek bölümler var. Oralar kapatılıp belki bir şeyler şimdi yapılabilir. Şöyle bir uygulama oldu. Çok yeni ve ilk defa orası için oldu. TURSAP'a orası bahçe işletmesi verildi. Ve TURSAP orayla ilgili bir master plan hazırlıyor. Ne yaptı? Çay bahçesi mi yaptılar? Orada hem bir takım etkinlikler yapacak hem işte tabii müzede biliyorsunuz turist rehberi getirmezse bazen büyük mas turizmde turist öyle tek başına gelmez. Bilemez. Yani bilmez. Planlamayı yaparken üstten master plan yapacaksınız. Evet. Turist rehberleri burada çok önemli bir gruptur. Ajantalar önemli bir gruptur. TURSAP en azından bu planlamada bir politika yapıcı olarak bu akışı sağlarsa büyük başarı olur. Evet. Oranın başkanlığı falan yok değil mi? Orası direkt genel müdürlük. Evet, müdürlük. 3 müzede başkanlık başladı. Birisi Türk İslam Eserleri Müzesi'ydi. İslam Eserleri tabii. Evet. Onun müdürü daha sonra başka bir görev, yurt dışı görevine gitti. Aziz hocamız İlber Hoca Topkapı Sarayı'nda ve Ayasofya grubunda grup olarak demin saydığım 5'li bir grup. Ben şeyi sorayım. Sizler bu başkanlar, siz resmen başkan oldunuz mu? Şimdi bunun hukuki geri planı yani kanundaki yok değil mi? Hala boş değil mi? Tam olarak şey değil, hazırlanmadı. Evet. Evet, kaç sene geçti? Evet, öyle bir boşluğu var. Bir uygulama olarak geçildi. Bizi daha ziyade temsili. Evet. Protokoller. Aynen. Temsili, karganın protokoller. Ömrüyle ilgili gelen mailleri okuyorum. Hı. İlk mail. 300 sene. İkinci 250 sene. Üçüncü 250-300. Dördüncü mail. 70-80 sene ama 150'yi de yaşayan da vardır. Beşinci. En uzun yaşayan karganın ömrü 13 yıl 4 olarak kaydedilmiştir. İnsan kontrol altında 44 yıl yaşayan karga vardır. 150 yıl yaşadıkları şehir efsanesidir. 10-13 yıldır. bu Türk milletinin yorum gücünü gösteriyor tabii. Evet. Yani 10 seneyle 300 sene arasında, 30 katı. 13 seneyle 300 sene arasında değişiyor. Bölgeye göre değişiyor olabilir. Hava durumu, klimatik şey. Olabilir belki. İstanbul kavimleri evet, daha uzun yaşıyor olabilir. Kafkas insanlar uzun yaşıyor ya. Ya bir zoolog falan varsa hakikaten bir yollarsa sevineceğiz diyor. Ama 300 sene ise kimse ölçemez. Olmadı biz girelim mailden bir şeyden bakalım, internetten bakalım. Gelelim Ayasofya. Şimdi evet, benim merak ettiğim bir şey var. Bu Sofya kimdir abi? Yani niye kimdir? Çünkü her yerde Ayasofya, Ayasofya. Evet. Yani bir sürü Ayasofya var. Evet. İşte Sofya'da şehir de var. Evet. Sofya bir isim Sofya'da mi yoksa bir sıfat mı? Ayasofya'da var. Bizimki sıfat buradaki. Sıfat. Kutsal bilgelik adı verilen bir sıfat. Fakat Ayasofya'nın uzun zaman adı Ayasofya. Aya aziz demek değil mi? Tabii. Şimdi bir kilise Agios Aya ile başlarsa biliyorsunuz ki mutlaka Grek-Ortodokstur. Grek-Ortodoks. Ayasofya, Aya İrini, Aya Yorgi gibi. Aya Yorgi. Ayios Georgios hatta. Evet, tam ismi öyle. Surp ile başlarsa Gregorian Ermenidir. Sveti ile başlarsa Sveti Naum mesela Slav Ortodokstur. Bulgar da aynı şekilde kullanırlar onu. Mar ile başlarsa da Süryanidir. Yani o birinci takısı bize kilisenin aidiyetini, mezhebini öğretmiş oluyor. Şimdi bizim muhatabımız İstanbul'da Bizans İmparatorluğu Ortodoks olduğu için. Y ile biterse de Müslümandı. Teşvikiye, Muradiye, Süleymaniye. O da padişah tarafından ihsan edildiğini gösterir. Evet. Y ile biterse o padişahın oraya mesela Ümraniye 93 muhacirleri için başlanmış. İhsaniye 3. Selim tarafından başlanmıştır. Mecidiye Abdülmecid tarafından muhacir köylerini ona Şevketiye, Asariye anlarsınız ki evet, padişah bağışlamıştır. Padişah bağışlamıştır ve muhacirdir. Yani 93 muhaciridir yahut Rumeli muhaciridir. Padişah tarafından iskan olarak onlara verilmiştir. Ayasofya'da böyle bir özellik var. İlk adı Ayasofya'nın Büyük Kilise. Karşılığı da Cami-i Kebir, Ulu Cami, anlamı olarak kullanılmış. Ve Ayasofya birinci Ayasofya değil. 3 Ayasofya var. 3 Ayasofya var. 3 kere yapılmış o cami. Cami diyorum, kilise. Yapılmış, yıkılmış, yapılmış, yıkılmış. Şu andaki 3. yani 537'de yapılmış olan. İlk yapılan 300 kaç? 324 mü? 360 aslında. 360. Konstantinus zamanında bir yapılmış. 2. Theodosius bir de yapmış ama onlar işte Nika'da yıkılmış. 3. 532'de başlamış. 5 yıl sürmüş. Ve 537'de. 5 yıl yapmış o binayı. 5 yılı yapmışlar. 10 bin işçi çalışmış. 10 bin işçi. 10 bin tane civarında büyük ustabaşı diyelim çalışmış. 2 tane mimar, baş mimar. Mimarlar Anadolu'dan gelmiş galiba. Evet, değil mi? Evet. Mimarlar Anadolu'dan 2 mimar ama daha sonraki dönem içerisinde iç tezinatı devam etmiş. Yani kaba inşaat diyoruz ya. O bitmiş. Biraz aceleye getirilmiş iç tezinatı. Yalnız ben Ayasofya'nın yani dışı sizi içi beni derler ya. İçindeki şeyi daha çok beğeniyorum. Evet, evet. Ona içine aynı girdiğiniz şey, zaman evet. Yani tam olarak muhteşem bir şey görüyorsunuz. Derununa aşina olmak deriz ya biz Osmanlıca'da. Derununa aşina olduğunuz zaman, içindeki o şeye hakim olduğunuz zaman sizi çok daha fazla etkiliyor ve çarpıyor. Benim bildiğim, yanlış biliyor olabilirim. İlk Ayasofya ahşap galiba değil mi birincisi? Ahşap ve bunlar bazilika dediğimiz düz çatıyla örtülen bir şey. Ayasofya'da merkezi kubbeyle bazilikayı birleştiriyor. Yani orada bir ayrı tasarım ve ilk defa tasarım getiriyor. Onu da önce bizim Küçük Ayasofya vardır. Evet. Küçük Ayasofya daha mı eski? Küçük Ayasofya daha eski. 530'dur o. Onda bir küçük denemesini yapıyorlar. Aynı mimarlar mı yapmış? Yani orada mimar kaydı yok öbürkünde. Sergios Bakios Kilisesi diye geçiyor. Ebat bakımından çok şey de yok. Yakın değil buna. Çok küçük o. Evet çok küçük ama mesela Aya İrini de öyle. Bunlar 3 aynı dönem. Aya İrini'yi Küçük Ayasofya'yı denemişler. İkisi daha önce. Sonra Aya İrini zaten hemen dibinde. Evet. Çok yakında. Hemen Topkapı Sarayı'nın 1. avlusunda. Aya İrini'nin de bir özelliği var biliyorsunuzdur. Camiye hiç çevrilmeyen tek kilisedir. Hiç cami olmamış. Çünkü 1. avluda olduğu için saray içerisinde olduğundan güvenlik dolayı güvenlikten dolayı olmamış. Başka bir çok daha güzel bir özelliği de var. Bizdeki ilk müzedir. Aya İrini. İlk silah. Fethi Ahmet Paşa'nın. Bravo. Herkes Osman Hamdi Bey'i ilk müzeci diyebilir. Fethi Ahmet Paşa'da yalnız şu var. Fethi Ahmet Paşa zamanında maalesef Türkiye'de şu anda eski sancak yok. Evet. Çünkü o şeyleri almış, paşa ilk müze olarak yapıyor, askeri müze olarak. Kubbeye sancakları dikmiş, Selçuk sancakları, Bizans sancakları. Çatı açık, su alıyor, bir yağmur, hepsi çürümüş. Evet. Gitmiş. 1940'a kadar devam ediyor. İyi niyetle başlamış bir şeydir ama berbat etmiştir. Tabii bilgisizlikle. Evet. İyi niyet şeyi götürüyor evet. İyi niyetle evet. Yani bunu da konuşabiliriz. Oradaki Aya İrini aynı zamanda bizim ilk müzemiz, ilk açılan müzemiz. Hep Osman Hamdi de hala değil abi. Fethamet Paşa'dır. Fethamet Paşa tabii. Fethamet Paşa. İşte Ayer'in iyi müze yapan ilk. Evet. Evet. Orayı Türkiye'nin hali ilk müzesi. Silah müzesi ve evet. Asar-ı Atika. Yani bizim bugünkü anlamıyla tam müze. Müze-i Hümayun hatta ilk kuruluşu. Eski eserler demek. Evet. Eski eserler demek evet. Önce orada kuruluyor. 1940'a kadar da sürüyor. Askeri müze 1959'dan 60'tan sonra bu bizim Harbiye ve diğer bölüme geçiyor. Arkeolojik eserlerde aşağıdaki 3 binadan meydana gelen arkeolojik müzesine girmiş oluyor. 1891 onun da yapılışı. Alexander Valory'nin o büyük bina. Hı hı. Ondan önce Çinili Köşk var. O da çok ilginç. İstanbul'daki en eski ve en orijinal binalardan bir tanesidir. Arkeoloji müzesinin 3 müzesinden bir tanesi evet. Şu anda biliyorsunuz. Çinili açık Köşk. Mı o şu anda? Açık. Açık. Restorasyon bitti mi? Bitti. Çinili Köşk yani bayağı bir haraptı yalnız. Tabii. Tabii. En eski bina. Yani Fatih dönemi Topkapı Sarayı'ndan daha eski düşünün. Evet. 1478 Topkapı Sarayı, 1472 Çinili Köşk. İstanbul'da yapılan bir Eyüp Sultan Camii var daha önce ondan eski olan. Hemen arkadan bu ilk grup içerisinde gelen ve Türk saray tasarımı örneği, eyvanlı dediğimiz örneğin en güzel şeylerinden bir tanesi. O da gezilmiyor ve o da bilinmiyor. Kim oturmuş Çinili Köşk'te? Kimin için yapılmış? Fatih dönemi. Fatih 3 yıl İstanbul'da oturmuyor. 53'ten Edirne'de. 57'ye kadar. Edirne yangınından sonra evet. İstanbul'a geliyor ve İstanbul'daki bu bütün şeylerin başına geçerek diğer paşalarla beraber. Mesela İshak Paşa hemen bizim Ayasofya'nın altını ele almıştır. Hoca Paşa dediğimiz Eminönü'ndeki öbür tarafı almış. Mahmut Paşa hemen onun yanına almıştır. Rum Mehmet Paşa Üsküdar tarafını almıştır. Yani Fatih dönemi vezirleri İstanbul'un imarında önce asker sonra bunlar sanki taşeron müteahhit gibi hepsi belli bölgede sayısı eserler yapmışlar. Sen şurayı imar et, sen şurayı imar et diye evet. İtibariyle dağıtılmış herhalde onlar. Tabii tabii, tabii. Tabii tabii. Görevlendirilmiş yani sen şurayı, sen yani şurayı, sen şurayı. Aslında o zaman da bir Osmanlı aristokrasisi o dönem var. Evet. Sonra kalkmıştır zamanla o. Kaldırılmıştır. Kaldırılmıştır sonra. Evet. Yani burayı al, mülk olarak vakıftı zaten çoğu. Tabii. İmar et diyorlar. Şenlendirme tabiri kullanılıyor. Evet, şenlendirme. İnsan yerleştir, orada mamur et, orayı şenlendir ve kiliseyi işte burada onu konuşuyoruz. Mescid-i çevir. Yani Bizans döneminde olan kiliseleri de bunlar kendi isimleriyle. Mesela Atikalı Paşa çok çevrenlerden bir tanesidir. Kiliseler cami yapıyor. Kiliseler cami yapıyor. Kiliselerin bir kısmı çok harap bir şekilde. Yani fetihten hemen sonra geldiği zaman biliyorsunuz o 3 gün süren o yağma şey zamanında, yağma zamanında çok bundan zarar görmüşler. Daha önce Latin istilasında çok zarar görmüşler. 50 civarında kilise olduğu tahmin ediliyor. 50 ile 60 arasında. Fakat İstanbul'a Türklerden daha fazla Latinler zarar vermiş gibi değil mi? Tabii. Ben şimdi onu Ayasofya'ya ziyarete gelen Avrupalılara hep söylüyorum. Özellikle Avrupa Birliği'nden falan gelen gruplar çok bu ara. Diyorum ki en büyük zararı kim verdi biliyor musunuz oraya? Kim diyorlar? Avrupa Birliği verdi diyor. Latin istilası dediğimiz şey mi? Avrupa Birliği. Haçlı. Evet. Haçlı zihniyeti Avrupa Birliği'nin şeyi. O dönem işte onun için San Marco'da Venedik'te bugün bizden götürülen bazı şeyler. Evet. Venedik'e taşıyan onlar. Büyük bir zarar vermiş. Çok mezarı da sizde herifin değil mi? Dandolo'nun. Mezarı olduğu iddia edilen bölüm var. Zannetmiyorum. Orada bir yazı var ama Dandolo'nun mezarını zannetmiyorum. Çok yani şey İçeriye katır yok. Sokmuşlar. İçeriye katırlar da gömmüşler. Ve Patrik minberinde dansöz oynatmışlar. Evet, evet. Açık saçık şarkılar söyletmişler. O Latin istilasında. Haçlı Seferi'nde. Haçlı Seferi'nde evet. Türkçe'de bilen adıyla. Evet. Haçlı Seferi'nde. Evet gelelim Ayasofya'ya. Şimdi Ayasofya 537'de yapıldı diye söylemiştik. Justinianus'un orada bir çok iddialı sözü var. 537'de bitti yapımı. Bitti. Sonuna doğru ay olarak Kasım'a doğru falan. 1500 sene ya. Tabii. 1500 senelik bina yani. Evet. Ama içindeki malzeme daha eski. Bakın mesela bu noktada çok atlıyoruz. Ayasofya 1500 yıllık ama Ayasofya'da 3 tane imparatorluk var. Nedir o? Ayasofya'yı yaparken Ayasofya'nın malzemelerini Hristiyanlık öncesi pagan dönemi tapınaklarından getiriyorlar. Apollon tapınaklarından, Artemis tapınaklarından, Zeus tapınaklarından evet. Getiriyorlar. Yani orada siz Ayasofya'ya gittiğiniz zaman oradaki sütunlar hepsi pagan döneminden kalma. Oradaki mermer malzemenin aşağı yukarı çoğunluğu sökülerek oradan getirilmiş. Tabii. İsa'dan önce 2. yüzyıldan kalma bir kapı var bizde. Kapı. İsa'dan önce 2. yüzyıldan kalma. Ahşap kapı. Ahşap üzerinden kaplama. Ve üzerlerinde altın şeyleri olan altınları Haçlılar tarafından sökülmüş. Şu anda sadece bronz kaplaması kalmış. Tarsus'taki bir tapınaktan getirilmiş. Nerede o? Çıkış kısmı dediğimiz şu anda. Ha şeyde anladım. Tam sunu mozaiği vardır. Sunu mozaiğinin önünde. Oradaki kapı. Evet. O kapı. Çift kanatlı bir kapı. Çift kanatlı bir kapı. Koca çaplı bir kapı. Mesela oraya gidip İsa'dan önce 2. yüzyıldan kalma bir eseri Ayasofya'da görebiliyorsunuz. Başka yerde şu anda örneği olmayan bir eseri. Helenistik küpler var biliyorsunuz. Evet, iki tane. 4. yüzyıl. İsa'dan önce. İsa'dan önce 4. yüzyıl. Bergama'dan, Pergamon tapanağından getirilmiş. Ve kendi içindeki... Efes'ten falan gelen şeyler de var deniyordu. Tabii. İşte Efes demin saydım o. Sütunlar özellikle Efes. Evet, sütunlar Efes. Baalbek'ten bilirsiniz bizim Yunan'dan. Baalbek'ten çok getirilmiş. Ayasofya'ya giren bir kişi 3 dönemi birden görüyor. Bir, Hristiyanlık öncesi Roma'yı görüyor. Yani Batı Roma dediğimiz Pagan Roma'yı görüyor. İki, Hristiyan malzemeyi görüyor. Hristiyan malzemenin ikonasından, mozaiğinden, freskosuna kadar görüyor. Üç, Osmanlı'da bunun altında kalmamak için tatlı bir rekabet de var, bir husumet de var. Yani ben de sana şöyle bir mesela, şadırvanda ben onu söylüyorum hep. Öyle bir şadırvan... Evet. Öyle bir boyut yok şadırvan boyutu normalde. Hiçbir camide o kadar büyük bir şadırvan göremezsiniz Osmanlı camide. Böyle cami, böyle şadırvan diye yapmışlar herhalde. Hem öyle hem ben bu camiyi ben yapamadım ama sana öyle bir şadırvan çakayım ki, çakma diyorum o şadırvanı, ortaya öyle bir koymuş ki o geldiği zaman, avluya girdiğiniz zaman şadırvan sizi bir anda çarpıyor. Boyutuyla yani proporsiyonel şeyi olarak hiç örneği olmayan onun bir şey. Onun mimarı kim? 1. Mahmut döneminde yapılmış olan bir şadırvan o. 1. Mahmut bir seri olarak Ayasofya'yı çevirme harekatı diyorum ben ona. 1. Mahmut çevirmiş. Yani en arkadan imareti yapmış. Topkapı Sarayı'nın girişindeki bir bina daha vardır. O nasıl imaret? Şu anda o da bizim dışımızda vakıflara ait bir binadır. Oradan başlayıp Sıbyan Mektebi'ni o yapmış. Şadırvanı yapmış ve en güzel, belki en görmeye değer şey odur. Bir kütüphanemiz var. Evet. Mükemmel bir kütüphane. Evet. Yani orayı ne olarak kullanıyorsunuz şimdi? Ben ilk geldiğimde orayı kurtarmak için kendi odam olarak talep oldum. Herkes çok rutubetli, orası ısınmaz, orası perişan, orası tozlu, orası pis, orası yıkılıyor dedi. Dedim ki hiç olmazsa bu eserler kurtulur. Çünkü insan... Kütüphane kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Evet. Bir tane bizim Galatasaray Lisesi'ndedir ilk grubu. Çünkü 1. Mahmut bir grup kütüphane de oraya kurmuş. Mektebi dururken oraya vermiş. 4000 cilt kitabı 1. Mahmut kendisi bağışlıyor. Kütüphanenin açılışını yapıyor. Ve kütüphanenin içinde yani kitap çok önemli ama kitap dışında müthiş bir Çin'i tezyinat var. Bir. İki, sedef işlemeli rahleler var. Kur'an kılıfları var. Üç, şebeke dediğimiz maden işlemesi var. Ve maden işlemesinin kapı tokmağında da yani dış kapının mandala denir ya. Kapının tokmağı aslında ayrıntıdaki şeyi veriyor. Negatif bir cümle gibi gözüküyor ama dış kapının mandalına bakarak içine hakim oluyorsunuz. Bir slogan vardır. Ayasofya'nın bütün kapı tokmakları o sloganla süslenmiştir. Nedir biliyor musunuz? Ya Fettah yazar. Ne demek yani? Ya Fettah Allah'ın açma gücü. Açma gücü. Ayasofya fethen alındığı için ve kapı açma fonksiyonunu yerine getirdiği için Fatih Ayasofya'ya ilk girerken Ya Fettah diye girmiş. Fethin Fatih olarak girmiş. Ve Ayasofya'nın bütün kapı tokmaklarına Ya Fettah, kim onlar musanna'dır çift. Evet. 2 tane kaldı şu anda. Tokmaklar. Hepsi gitmiş. Çalınmış. Çalınmış. Hepsi gitmiş. Allah'tan bir usta bulduk. Çok yaşlı bir adamcağız. Dedi ki ben bunları birebir yaparım. Kalıbını bana bir gösterin. Gösterdik ki bir tanesini benim için özel hediye yapmak üzere yaptı. Ben kendi odama astım şu anda. Yani 3. Ya Fettah bende. Benim adıma. Yani orası kurtuldu mu kütüphane şimdi? Kurtuldu. Çökmüş. Berbat halde. Kütüphane mi Ayasofya ile beraber eş zamanlı? Hayır, şu anda yapılan. 1. Mahmut. İşte o çevirme harekatı dedim ya. Çevirme harekatında kütüphaneyi de içine alıyor. Ve büyük mabetin 7500 metrekare. Çok büyük mabet. Tabanı. Yani. Evet, yerleştiği taban. 94 metre boyu var. 7,5 dedim ya. 94 metre boyu var. Yani apsis mihrapta... Ben daha büyük zannediyordum. Ben küçükmüş yine. Büyük yere 7,5. Ama öbürkiler 3,5 filan. Yani bizim Süleymaniye filan baktığınız zaman 3,5-4 en fazla. 2 narteksle apsisi koyduğunuz zaman bir anda büyüyor. Yani kilise formu onu bir anda uzatmış oluyor. Yani son cemaat mahkûmü. 100 metreye 70 metre. Gibi evet. Az değil. Yani 100 metre 75 metre. Az değil. Yanında bir de hünkâr mahfillerini filan koyun. Toplam 5 tane mihrab var. Yani tek mihrab kurtarmıyor. 5 tane de müezzin mahfili var. Ses gitmiyor arkaya doğru. Teknolojik şey olmadığı için. Ve bunlar hepsi işte Ayasofya'yı diğerlerinden çok genel olarak nasıl söylüyorum. Ses gitmiyor arkaya? 100 metreye sesi bir öndeki imamın, bir müezzinin mikrofon olmadan duyurması mümkün değil. 100 metrelik bir şey var arkada. Cemaat var. Yani imam 1. metrede, 100. metrede bir adam var. İmamın Allahu Ekber demesini çıplak sesle 100. metredeki adamın geriden ve önünde tabii binlerce kişinin saf kesmesiyle mümkün değil. Onun için müezzin mahfilleri değil, loca dediğimiz yukarıya kaldırmışlar Baray Sofyadanlar. Onlar tekrar ediyorlar sesli, imamın sesini ve doğal olarak geriye doğru sesi taşıyorlar. O bismillah dedim, hepsi bismillah bismillah gidiyor. Geriye doğru götür yani. Tekbirlerde daha çok. Allah-u Ekber deyip rükûya geldiği zaman, secdeye geldiği zaman o 5 müezzin. Ayasofya'nın tabii bilmiyorum girer miyiz konularına, mesela müezzinleri falan çok farklı. Tabii. Normal müezzinlerin dışında özel müezzinler var. Yani müezzin ne yapar? Ezan okur, namazın kılınmasına tesbih duaları falan yapar. Mesela naatanlar var. Peygamberi öven sözlerin bestelenmiş halini okuyorlar. Bu bir tek Ayasofya'ya mahsus. Ayasofya'ya mahsus. Zaten Ayasofya'nın imamlığı da ayrı bir kadrodur. Tabii. Çok üst düzey bir şeydir. Ayasofya şey. Ne zamana kadar bu? Sonuna kadar. Osmanlı'nın sonuna kadar. Şu anda böyle. Yani şey olarak, kadro olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ya da İstanbul Müftülüğü'nün Osmanlı'dan beri gelen bir hiyerarşisi var. İmamlar hiyerarşisi var diyelim. Ayasofya Camii'nin imamı Bizanslar öyleydi. Evet. Bizanslar öyleydi. Bir numaradır. Ayasofya'nın bir imamı var. Yani 3 imamı var. Yedekleriyle beraber. Halen var mı? Şu anda yok. Ha. Şu anda ben oluyorum şey olarak. Ayasofya imamı. en üst makamda. Yani huzur hocası oluyor. Onlar. Ama Ayasofya'nın bir de kürsü şeyhi var. Evet. Ayasofya'ya has bir şey. Vaizi ayrıdır kürsü şeyhi. Evet. Ben daha çok kürsü şeyhini üzerime alıyorum. Çünkü o entelektüel ve şey. Oradaki halkı bir takım şeyler hakkında bilgilendiriyor. Tabii siyasi olaylar içerisinde çok etkili birisi. Evet. Büyük kalabalığa hakim oluyor ve genellikle sarayın adamı oluyor. Tabii. Yani saray onu bir şekilde kendi adamı olarak arkaya koymuş oluyor. Şimdi Ayasofya bittiğinde yani 537'de Ayasofya biter, rivayet odur ki. Bilmiyorum. Müthiş bir açılış olur. Ha, müthiş bir açılış olur. Bütün dünyadan falan, Avrupa'dan davetliler vardır. Justinianus gelir, kapıdan içeri girer ve der ki ey Süleyman sonunda seni yendim. Evet. Doğru mudur bu? İkinci cümlesi odur. İlk cümlesi Tanrı'ya hamd eder. Tanrı'ya hamd olsun ki bu büyük mabedi bitirdik der. Ondan sonra ikinci olarak ey Süleyman seni geçtim diyerek. Niye Süleyman ne gıcığı var? Gıcığı burada rekabet var. Bu rekabet işte hayırda yarışmak, hizmette yarışmak, daha güzelini yapmak. Yani bizim köprümüz şu kadar şeritli şeyini hatırlarsınız. Senin köprün şu kadar şerit, benim köprüm bu kadar şerit. Yani bugüne kadar yansıyan bir şey bu. O büyük mabedi yapmış, büyük tapınağı yapmış. Bu Süleyman Kudüs'teki. Evet, şu anda sadece duvarı kalan, ağlama duvarına gidip ağlanılan duvarın bir büyük mabedi var. O mabet bir olarak biliniyor hep. Onun için o daha mı büyükmüş şeyden? Yok değilmişti tabii. Şimdi Ayasofya'ya geçtim diyor. Yani Ayasofya'da geçtim onu geçtim diye ona bir gönderme yapıyor. Daha sonra da Ayasofya'yı geçmek şeyi başlıyor. Rekabeti başlıyor. Onu da Sinan yapıyor. Selimiye'de Sinan da şeyini yakalıyor tam. Yani o kubbe çapını ve yüksekliğini ve derinliğini yakalıyor. Fakat Sinan çok geçtim filan demiyor. Onun gibi yapılabiliyormuş diyor. Bir şey tavır. Alçak gönüllü. Evet. Orada bırakıyor. Kubbe tekniği aynı mıdır? Sinan'la yani Selimiye ile Ayasofya'nın. Şimdi Selimiye'deki kubbe tekniği daha derin. Daha yüksek kubbe. Daha yüksek yani şeylik yerden yüksekliği değil. Yüksekliği. Kubbenin kendiliği, kendi yüksekliği. Ha, kendi yüksekliği. Daha bombeli yani. Evet, daha bombeli. Fakat tabii Ayasofya'daki orijinal kubbe değil. 537'de bitmiş, 558'de bir İstanbul deprem bölgesi olduğu için çok darbe almış. Ve her darbeden sonra tekrar bir müdahale etmişler. Sinan da en büyük müdahale yapanlardan bir tanesi. Payanda dediğimiz şekilde iki taraftan sıkıştırarak, hatta minarelerin rapt edilmesi Sinan'ın minareleridir. Onlar da tabana, kaideye otururken dört tarafından kuvvetlendiriyor. Ve onu bir şekilde sürekli... Derler ki Sinan olmasaydı Ayasofya bugüne kalmazdı. Sinan ve diğer mimarlar olmasa. Çünkü Sinan'dan önce başka şeyler de var, payandalar da var. Tek payanda Sinan'ın değildir. Ama Sinan tabii büyük ustalığını ve büyük malzeme zenginliğini, yaşadığı dönem itibariyle devletin gücünü Ayasofya'ya sunmuş. Bugüne kadar getirmiş. Ayasofya işte Sinan'la beraber artık o şey, onun Ayasofya'nın o şey yarışı, geçme yarışı, güçlülük yarışı bitmiş. Ondan sonra Ayasofya içerisinde siyasal bir şey başlamış. Merasim özel. Yani Ayasofya bir şekilde seremoniyaldir. Yani. Seremoniyaldir. Ritüel vardır orada ve seremoni vardır orada. Yani devletin tantanasını gösterme, gücünü gösterme. Aynen şey. O şekilde. Yani orada taş giymeden mesela Bizans imparatoru imparator olamaz. Osmanlılar Eyüp'e gidiyorlar. Orada taş giyme yok. Kılıç kuşanma var. Ama Osmanlı padişahı da Kadir gecesinde orada olacak. Ayasofya'da olacak. Evet. Cuma selamlığı ve bayram selamlığı dediğimiz iki büyük namazda Ayasofya'da olmak tercih edilecek. Süleymaniye yapıldıktan sonra da bu devam etmiş mi? Süleymaniye'den sonra yine Ayasofya bir numara. Yani Ayasofya'nın o demin söylediğim hiyerarşideki bir numarası değişmiyor. İmparatorluğun sonuna kadar sürüyor. Evet. Yani emperyal cami, yani mescid, mabet. Padişahlar kendi camilerine değil de Ayasofya'ya gidiyorlar. Kendi adına camisi olsa bile Ayasofya'ya mı gidiyor? Çünkü orayı Fatih'in camisi sayıyor. Fatih'ten miras olarak sayıyor. Her camiye gidiyor bunlar. Tabii, o, evet. Her cumanımızın genellikle değişik yerlerde. Ama çok büyük merasimler, o gücü gösterecek şeyler, ritüeller, şeyler, her şey Ayasofya'da. Şimdi onu da belki şey yapmakta fayda var. Ayasofya sadece bir cami değil. Ayasofya meydanın adı. Evet. Bizanslar zamanında da öyle. Yani Konstantinus'un annesi Augusta Helena, onun adına orada bir büyük meydan yap. Forum diyoruz ya. Forum. Bir büyük forum yapılıyor. Hı. Augusteum Forumu. O forum içerisinde büyük kilise o zaman, Megara Eglezia, Ayasofya. Onun yanında işte bizim Bazilika Sarnıcı dediğimiz sarnıç var. Bazilikasının adı olan başka bir kilise daha var onun yanında. Hipodrom var. Büyük saray var esas. Büyük saray kazılarda bir kısmı ortaya çıkan. Çıktı. Öbür kısım bize bağlı, Ayasofya'ya bağlıdır. Büyük saray mozaikleri de bize bağlı olan grup içerisinde. O var. Ve sütunlar var tabii etrafında. Konstantinus sütunuyla başlıyor. Ta Çemberli Taş'ta. Milyon Taşı ile devam ediyor. Sıfır noktası dediğimiz ve bütün yolların Roma'ya çıktığı o Via Egnetia dediğimiz, tam bugün Beçir Ağa Çeşmesi'nin dibinde olan, sadece kaidesi var şu anda. O çok yüksek o. Var mıymış orada sütun? Tabii. Heykeller var ayrıca. Justinianus'un heykeli var Ayasofya'nın hemen önünde. O nasıl? Onlar? İşte onların bir kısmı İstanbul depremlerinde. Bir kısmı büyük isyanlarda, yani orası Nika isyanından başlamak üzere bizim son dönemde Kabakçı isyanından Patrona isyanına, Vakayı Hayriye'ye kadar bütün isyan, 2. Meşrutiyet'in baskınında meclis başkanı baskını bilirsiniz. Meclis de orası çünkü. 2. Meşrutiyet Meclisi hemen arkamızdaki Darülfünun binası. Hep hücum orada. Hep hedef orası. Herkesin ayak altı bir şekilde orası. Herkes yani şimdi Taksim Meydanı gibi, nasıl 1 Mayıs herkes Taksim'e gitmeye çalışıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Taksim'e gitme gibi. Ve orada imparator kendi gücünü sarayında gösteriyor. Patrik Allah adına Ayasofya'da gösteriyor. Aristokrasi Senato'da gösteriyor. Halkın meydanı da hipodrom, bizim futbol sahaları yani. Halk da orada rahatlıyor. Benim anlamadığım bir şey vardı şimdi mesela. Ayasofya bu kadar kutsal o zaman. Fakat Patrikhane çok uzak oraya. Niye? İşte bu en yanlış bilinenlerden bir tanesi bu. Patrikhane orası değil. Bizim bugün Patrikhane bildiğimiz yer var ya. 1602'de Patrikhane oluyor. 1602'den önce orası Patrikhane değil. Yani orası Bizans Patrikhanesi değil. Biz hani o kadar eksik yanlış şartlanmışız ki herkes oraya bir de yani husumetle oraya hücum ediyor değil mi? Fener Rum Patrikhanesi, Fener Rum değil, orası Fener Rum Patrikhanesi değil. Osmanlıların ihsan ettiği gibi. Yani taksis ettiği 1602'deki Patrikhane. Esas Patrikhane. Ayasofya tabii işte. Ha. Ayasofya Patrikhane. Ayasofya'nın patrik odaları vardır. Yan tarafındaki bir bölümde. Oraya taç giymeye giriyor imparator. Niye? Patrikhane orası olduğu için oraya giriyor. Orada patrikler tarafından taç giyme töreni yapılıyor. Bütün merasimler, o seremonyal, çok doğru kelimeyi kullandık. Seremoniler hep oradan başlıyor. Ayinler hep oradan başlıyor. İçeri girdiği zaman İncil'i öptürüyorlar. Patrik karşılıyor. Eline mum veriliyor ve koro ile beraber içeri giriyor. Patrikhane orası. Oradaki bütün Sensinot Meclisi kararlarının bir kısmı da bizde. Taş tabletler üzerinde. Evet, Ayasofya'da sergileniyor Papa. Ben Papa'nın da rehberliğini yaptım. Papa geldiği zaman da hemen onlara şey yaptı, ilgi duydu. Şimdi Patrikhane sonuçta şeyde, Ayasofya'da. Ayasofya'dan, fetihten sonra Patrikhane Ayasofya'da kalamıyor. Nereye götürüyorlar Patrikhane'yi? Havariyun Kilisesi dediğimiz Fatih Camii'nin olduğu yere götürüyorlar. Ve Fatih Camii'nin olduğu yerde, yani Fatih semtinde Patrikhane devam ediyor ama işte Edirne'den İstanbul'a gelir gelmez Fatih 3 yıl kalabiliyor orada. Editepe'si İstanbul'un içinde ya, surun içinde Editepe. O da bir tepeden bir tanesi. Bütün tepelere eser koyuyor Osmanlılar. Fatih Camii, yani Havariyun Kilisesi'nin, Patrikhane'nin olduğu yere giriyor Fatih, beğeniyor. Buraya cami yapalım diyor. Size başka bir yere bulalım diyor. Alalım sizi buradan diyor. Patrikhane oradan da gidiyor. Patrikhane yavaş yavaş gidiyor. İlerleyelim diyorlar onlara. Çarşamba'ya doğru gidiyor. Yani Fatih'ten hat üzerine olduğu için söylüyorum. 90 numara gidelim oraya. Çarşambaya Papmakaristos Kilisesi'ne gidiyor. Fakat orada uzun kalıyor biraz. İşte 1601 yılında 3. Murat Kafkasya'yı fethediyor. Azerbaycan Kafkasya fethi. Fethi için bir hatıra olsun diye bir kiliseyi camiye çevirelim. Öyle bir usulü var. Tahvil etmek, çevirmek. Adı da Fethiye olsun deniyor ve Pammakaristos Manastırı Fethiye Camii. Fethiye Camii oluyor. Onun üzerinde 1602'de yine yol görünüyor şey. Evet, Ayayorgi'de. Yani bugün Patrikhane 1602'de çok kısa olarak geçtiğim şeyin. Arada Zeyrek Bantakrator bölümü de var ama çok kısa bölüm. En uzun kalan Osmanlılar zamanında klasik dönem içerisinde kalan Pammakaristos yani Fethiye. Bunu şunun için önemsiyoruz çünkü Fethiye'nin bölümü şu anda Ayasofya'ya bağlı olarak müze olarak açıldı. Ha, öyle mi? Evet. Yani oraya artık Ayasofya grubu içerisinde. Çünkü onun bir bölümünde mozaik ve freskler var. Evet. Orijinal kalmış. Osmanlı bunları camiye çeviriyor ama dokunmuyor. İşte en önemli tarafı o. Yani freskleri ve mozaikleri kazımıyor, evet, yıkmıyor. Aynen muhafaza ediyor. İnce bir badanayla kireçle muhafaza ediyor. Mesela işte şu anda Fethiye'ye gidenler, Kariye'ye gidenler, o da bizim grup içerisinde. Pantokrator sizde mi? Bizde. Yalnız Pantokrator'un şöyle bir özelliği var. Pantokrator şu anda ortada. Pantokrator restorasyon. Çok seviyorum o binayı ben çünkü. Süresi ama içerisinde. Ya belki 20 senedir restorasyon var. Evet, evet ve çok çatıyı bozulmuş. Yapıyorlar, bir yere gidiyoruz. Çok bozulmuş, çok bozulmuş. Sarnıç bitti yalnız. Pantokrator'un çok büyük bir sarnıcı var. İstanbul'un en büyük sarnıçlarından bir tanesidir. Şuradaki. Evet, derinliği bakımından ve yeryüzü. Kimin orası şu anda? Fatih Belediyesi şu anda sarnıcı bitirdi. Sahibi kim? Büyükşehir Belediyesi Fatih. Sahibi mi? Yani mülkiyeti tapuda kime ait bilmiyorum. Orası limon deposu değil miydi eskiden? Uzun süre limon deposuydu. Limon evet, deposuydu. Ondan sonra amele yeri oldu orada. Evet. Ameleler orayı şey yaptılar. Yurt gibi kullandılar. Şimdi temizlendi. 900 metrekarelik bir yerdir orası. Evet, muazzam bir yerdir. Yukarı çıkarsanız dehlizlere şeye uzanır. Şimdi şöyle bir özelliği var. Bütün sarnıçlar biliyorsunuz yerin altındadır. Yere batan. Evet. Bu yerin üstündedir. Böyle bir özelliği var. Bunun üst kısmında da cami var bir tane. Evet. Planda gözüküyor. Yani sarnıcın üzerine cami oturtmuşlar. Bir ara vereceğim. Reklam için kısa bir ara vereceğim. Değerciler, konuşmaya devam edeceğiz. Hem Ayasofya hem İstanbul'daki diğer kiliseden camiye çevrilen eserleri, kiliseden camiye çevrilmeyen eserleri. Bu arada Ayasofya'da benim merak ettiğim bir sürü şey var. Yani o bir meşhur parmak soktukları bir yer vardır. Bir parmak izinden bahsedilir. Var mı yok mu? Oraya parmağımızı boşuna mı sokuyoruz yoksa hiç uğraşmayalım. Bu Fatih Sultan Mehmet'in atının ayak izi olduğu söylenen bir taş vardı orada. Doğru mu değil mi? İsa'nın kasesi var mı? Onu da soracağız. Yani. Ayrıca İsa'nın kemikleri var mı? Kemikleri. Onu da soracağız. Epey bir rivayet var. Aslında bir anlamda da galiba şey yapacağız bu akşam. Nedir o? İstanbul'daki Da Vinci kodlarını da arayacağız galiba. Reklamlardan sonra buradayız. Sergileyelim de. Fatih başka anlaşılır. Ne anlaşılır? Şimdi Bizans şu bu falan filan bir gizli şey falan filan çıkar. Ya ne böyle gizli yorumlar şey geliyor. Gömleğimin yakasına ne yorumlar geliyor? Neymiş yorum? Neyse. Ne yorum? Allah aşkına söyle, merak ettim. Bir tarikatmış, tarikatın bilmem ne rütbesine dahilmiş, diktirilmiş gömlek sıcakta kravat şey yapmayayım diye bunu kapatıyorum oluyor. Ve tarikat gömleği değil, onlar tek düğmeli olur, yakasız olur, şöyle içe kapalı. Evet. Bu şekildedir. Bu. Allah Allah. Bu bildiğimiz hakim yaka gömleklerinden evet, gömlektir işte. Evet. Yani hepimizde de var. Ne yorumlar geliyor? Yok vallahi Bizans rengi diye giydik bunları ama hata ettik mi acaba? Hoş renktir bu. Güzel renktir. Öyle güzeldir. Bizans rengiyle ben turkuaz mavisiyle dengelemiş oluyorum. Evet abi, sen Türk rengi simgeleyen bir şekilde gelmişsin. Dengeyi sağlamış oluyoruz. Peki hakikaten şimdi merak ederim ben. Ayasofya'nın rengi ilk yapıldığında ne renk Ayasofya? Şimdi Ayasofya'dan önce renk yok. Öyle mi? İşte o yine Fossati'nin, belki konuşacağız Fossati'yi. Fossati'nin işi. Bir dış... Fossati'yi bir anlatsanıza ki evet, kısaca evet, evet. Doğru, Fossati'yi bilmiyoruz zannediyoruz. Fossati 1847-1849 yılları arasında Sultan Abdülmecid döneminde büyük restorasyonu yapan iki kardeş. Bunlar İsviçre'de doğmuş, İtalyan evet, asıllı. Bizim İstanbul'daki Rus büyükelçiliğini yapan, onların Rus çarı için İstanbul'a gelmişler ve Ayasofya'nın o sırada büyük restorasyon işi bunlara verilmiş. Çok önemli bir iş. Çok tanıtım işi. Bunlar da bir marka olmuşlar o sırada. Şimdi Ayasofya'nın ana binası, dış strüktürü, taş, tuğla ve harç. Kireç ağırlıklı olmak üzere harçtan yapılmış. O bütün Bizans eserlerinde görmüş olduğumuz kırmızı ağırlıklı bir renk vardır ya. Evet. Boz kırmızı. Kilise rengi dediğimiz renk. Onun üzerine Fossati onun dış şartlardan çok zarar gördüğünü fark etmiş haklı olarak. Yağmurdan, çamurdan, kardan içeriye doğru çünkü sızıyor. İçeri sızınca ne yapıyor? İçerideki mozaikler kabarıyor. Mozaiklerin en çok şeyini gören Fossati. Ondan önce tam olarak görebilen yok mozaikler. Onu da konuşuruz. Evet, dönem dönem mozaikler yıkılıyor, açılıyor. Ve ince bir sıva yaptırıyorlar. O ince sıvanın yani dışarıdan zararlara karşı korumak üzere yapılan ince sıvanın üzerine de bir boya. Bir tanesi bizim sarı kırmızıdır biliyor musun? Evet, sarı kırmızı. Şimdi ben öyle tam boyasam sarı kırmızı bir dönemde yani neler olur belki orada. Sarı kırmızı şeritler yapmış. Evet. Sonra sarının ve işte bugünkü o rengin yani bir nevi buna erguvan rengi diyebiliriz. Bizans rengi, mor rengi, Bizans rengi buna dönüşmüş. Ama şu anda biz onu kazıtıyoruz. Kazıttık yani. Ders dediğimiz şekilde dış sıva indi aşağıya. Çok yavaş yavaş yapıldığı için alışmadı. Yani göz onu daha fark etmedi. Şu anda boya yok şeylerinde. Sadece payandalar üzerindeki boya rengini göreceksiniz. Yakından inşallah geldiğiniz zaman bakarız. Bütün ders çıktı şu anda. Yani ana strüktür neyse o şu anda orijinal. Evet. Ve onun sağlığı, sıhhati şu anda araştırıldı. Bir kere bir görmüş olduk. Mermer parçaları çıktı. Mermerden bir takım motifler çıktı. Şeyi kazıdıktan sonra. Sıvayı kazıdıktan sonra. Şimdi şu anda bir şey halinde. Yani öyle mi kalsın? Şu an orijinal haliyle mi kalsın? Yok yine yağmurdan, çamurdan, o şeyden zarar görmemek üzere tekrar ince bir sıvayla örtülsün ve plastik kapların üstüne eski hale kalsın, görünmesin. Cam giydirme şeyi var şu anda. Bu böyle yani ana malzemesi demin söylemiş olduğum gibi hiç boyası olmayan klasik bir Bizans eseri, dış yapısı, duvarı neyse Ayasofya'nınki de o. Siz taş niye kazıdınız onu? İşte bu incelemeler için altındakini görüyoruz. Restorasyon için kazanmış olduk. Zaten kesme taş görürseniz Ayasofya'nın etrafında küfeki taş dediğimiz taş görürseniz Osmanlı'dır. Mesela orada 4 minare kesme taşı. Evet. Onun yanında belki konuşuruz ama konuşursanız Erhan'la size gelmişti teknoloji döneminde mezar mı konuşuyordunuz diye. Türbeleri konuşuruz belki. Son padişah türbeleri bizde. Bizde 5 tane padişah var. O da az bilinir. Ayasofya'da 5 padişah. Öyle mi? 5 padişah gömülü. Türbesi var. Tam benim makamım 3 diyebilirim. Niye söyleyebilirim? 3 diyebilirim. 3 ayrı tek padişah var. Doğru. 2 padişah vaftisanede. Osmanlı eski halifesi padişahı vaftisaneye konmuş mesela. O ayrı bir şey. 2+3. Bir de şehzadeler türbesi var. Yani 4 tane tekli türbe. Bir tane vaftizane içerisinde. Toplam 5 tane padişah var. Şeyde hala ya deli delini yalnız başına gömdüler falan diye. 1. Mustafa ve evet, Sultan İbrahim oradalar ama evet. Üçü mükemmel türbe yani Sinan'dan başlamak üzere 2. Selim Türbesi. Orayı da açacağız ve Ölüm Kültür Müzesi diye düşünüyorum orayı. Çok güzel bir şey. Çünkü oranın Çinliler işte çalındıktan sonra Louvre'da biliyorsunuz. Evet. Millet Louvre'a seyretmeye gidiyor. Geri kalan büyük kısım bizde. Valla çalındı mı acaba yoksa restorasyon yapıyor. Yusuf Sultan'ın hiç zamandır tabii, alıp yenisini onu götürüyor. Öyle oldu. Öyle çalındı. Çalının şekli öyle. Biliyorsunuz. Yani verdiler mi acaba? Yaramaz diye yoksa... Tamir için götürüyor. Tamir için götürüyor. Fransız. O kadar kutsal bir şeyi vermezler parçasını çünkü. Yok, başka bir şey olsa verirler. Tamir için götürüyor. Hı-hı. Sevr'e gidiyor. Sevr meşhurdur Çin'in porselen bakımından. Sevr'de aynısını yaptırıyor. Bizim başımıza ne geldi? Sevr'den geldi ya. Evet. İşte buraya gelen de... Kasıtlı mı yani o iş? Tabii kasıtlı. Kasıtlı. Sonra orada Louvre'da sergilenmiş oluyor. Şimdi o Osmanlı yapılarını küfeki taşından, mermerden ve o beyaz renkten fark edersiniz. Geri kalan tamamı Bizans, o kırmızı rengi hakim olduğu tuğla şeyli bir renktir. Ama Fatih Camii de o renk. Yapılmış olan, o dönemde yapılmış olan ana binaların gövdesi o. Evet. Ama büyük camilerin büyük çoğunluğu küfeki taş. Kesme taştan. Bazen bir sıra taş... O taşın kaynağı neresi? Nerede geliyor taş? Değişik yerlerden geliyor mesela. Kandıra taşı denilen bölgeler var. Herekeden granitler geliyor. Arada kiremitler geçer. Var. Şeritler olarak geçer. Ayasofya'da onlardan da var. Sıbyan Mektebi var mesela. Ayasofya'nın avlusunda. İmaret Ayasofya'nın avlusunda. Medrese avlusunda. Muvakkithane avlusunda. Yani Ayasofya'nın etrafında o meydan özelliğini taşıyan birçok eserden meydana gelen bir şey var. Bir kompozisyon, bir kompleks var tam olarak. Peki efendim deprem şeyi nedir Ayasofya'nın şu anda? Şimdi tabii Ayasofya'nın... 1500 senelik bina yani. Evet. Ayasofya'nın en korkulan tarafı o. Yani yangın Tabii isyanlarda etraftaki şeyleri yakmış, ahşap olan bölümlerini yakmış ama ana bina, ana strüktür taş ve duvar olduğu için en büyük handikapı deprem. Şimdi deprem şu anda Boğaziçi Üniversitesi tarafından, Kandil tarafından özel aletlerle, titreşim aletleriyle yabancı yine destekli olmak üzere çok teknolojik bir şekilde izleniyor diyelim. Ama bu tabii 7,5, 8, 8,5 ne olur? 7, mesela 7 olsa. 7,5'a kadar bir şey olmayacağı... Kubbe durur mu? 7,5'a kadar bir şey olmayacağı tahmin ediliyor. Çatlayabilir, şey çatlayabilir kubbe. Ama daha önceden İstanbul'da o depremleri görmüş. 1509 biliyorsunuz evet. Siz çok büyük deprem. 1766 çok büyük deprem. 1894. 3 büyük depremi Ayasofya başarıyla geçirmiş. Çatlaklar olmuş. Sıva döküntüleri olmuş. Ama kubbe çöküntüsü yok. Evet, mesela Fatih Camii gidiyor. Yıkılmış. İşte, Mihrimah hala şey durumda. Ayasofya'da öyle bir şey yok. Bunun sebebi şu, Ayasofya gardını almış diyorum ben. Hep yıkılma tehlikesine karşı. Herkesin gözü orada olduğu için payandalarla, minare çevreleriyle, yandan yarım kubbelerle her zaman Ayasofya o riski en az indirmiş. Haluk abi bir şey vardır, enteresan bir şey vardır. Şimdi bu rivayetler halk içinde konuşulduğu için soracağım yani. Bu çocuk da amma saçmalıyor falan değil mi durduk yerde? Ben demem halk demesin. Şimdi hep bir rivayet vardır işte. Ayasofya'nın kubbesi bir türlü tutturulamıyor işte. Yapılıyor, çöküyor, yapılıyor, tutmuyor falan. Mekke'ye elçi yollanmış. Rivayet. Hazreti Muhammed bir avuç toprak almış, içine tükürmüş, vermiş, bununla yapın demiş. Ve o harca katmışlar onu. Doğru mudur? Böyle bir şey var mı? Yani çok güzel söylediniz. Rivayet dediniz. Rivayetlerin herhangi bir bilimsel ve tarihsel şey... Bu konuşuluyor mu? Duydunuz mu siz? Geldiniz mi? İlk başlangıçta anonsla yaptık ya. Ayasofya üzerinde en çok rivayet yapılan ve üzerinde en çok batıl inanç olan eserlerden bir tanesi. Bunun çoğu da feminendir. Yani öyle bir şey özelliği vardır. İşte terleyen sütun başta olmak üzere. Evet. Osmanlılar zamandaki enteresan yalnız. Osmanlılar zamanında Evliya Çelebi'nin de katkısı var. Şimdi bir şehirde, Osmanlı şehrinde iki şey mutlaka olmaya çalışılıyor. Bir, Bülbül Deresi oluyor mesire için. İki, Hıdırlık Tepesi oluyor. Yani Hızır Aleyhisselam oraya geliyor. Şimdi İstanbul'da nereye gelir? Bülbül Deresi biliyorsunuz, Üsküdar'daki Bülbül Deresi. Hızır'ın en çok geldiği yer. İki inanç var. İşte Ayasofya. Ayasofya bunların bir tanesi. Doğru. Öbürü de Hıdırlık Tepesi dediğimiz bizim Yahya Efendi dergahının olduğu Beşiktaş'taki dergahtır ve Eyüp Sultan evet. dergahı. Şimdi Ayasofya'da Hızır Aleyhisselam var. Parmak izi onun değil mi? Parmak izi de onun. Ama bir de durduğu yer var. Orada namaz kılma kavgası var. Cemaat orada birbirini kırıyor, birbirini yıkıyor. Namaz kılınıyor mu Ayasofya'da? Tarihten ki dönemden bahsediyor. Bir top kandili var. O top kandilinin altında namaz kılarsan Hızır Aleyhisselam'la omuz omuza namaz kılmış olacaksın diye bir inanç var. Ve Anadolu'dan gelmiş, orada namaz kılacak. Top kandilinin altında namaz kılacak. Hızır Aleyhisselam'la beraber namaz kılacak. Dönünce bunu köy camiinde, köy kahvesinde, misafirlikte ben Ayasofya'da top kandilinin altında namaz kılmış adamım diye bir referans olarak verecek. Akşemseddin Hazretleri'nin bir rivayeti var. O mesela daha efikas, daha müessir bir rivayettir. Hafıza için. İlk dersi orada veriyor. Fetih'ten sonra Akşemseddin. Ve o ders verdiği de bir dua ediyor. Bir pencere var orada. Diyor ki burada her kim ki benim gibi oturur, dua eder, namaz kılar, ibadet eder. Allah ona zihin açıklığı versin ve hafızasını kuvvetlendirsin. Yandım. Bütün üniversite sınavı öncesine Allah'tan bu akşam onun için söylüyorum. Geçti yani. Bir daha seneye kadar. Bir daha seneye kadar. Ve bunu Evliya Çelebi de süslüyor tabii. Çok süslüyor. Diyor ki adamın hafızası o kadar zayıftı ki. Yolda giderken birisi selam aleyküm diyordu. Ne oldu, niye cevap vereceğim diye merak ediyordu. Kağıt çıkarıyordu. Aleyküm selam diyordu. Bu kadar zayıftı. Onun bile açıldı diyor hafızası. Mesela bu büyük bir rivayet ve bu... Ben gideyim. Murat'a ihtiyaç yok da bana ihtiyaç var. Ben bunadım. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki o parmak izi hakikaten Hızır Aleyhisselam parmağı şimdi oraya parmak basalım evet. O noktayı... Çünkü herkesin en merak ettiği konu. Orada, parmak kimin parmağı? Orada iki tane söylence var. Bir tanesi Hristiyan, Bizantik söylence. Bir tanesi İslami döneme ait. Kronolojik olarak gelelim isterseniz. Bizantik döneme gelelim. Aynı parmak çünkü o. Duruyor mu? O zaman da var mı o parmak izi orada? Durduğu söyleniyor. Durduğu söyleniyor. Şimdi yapılırken kilise, ana bina yapılırken İsidoros meşhur şeylerden bir tanesi, mimarlardan bir tanesi. Evet. İsidoros'un yeğeni yahut oğlu olduğu söylenir. Amele başı diyelim. Pados yapılıyor. yemek yemeye gidiyorlar bütün ustalar. Ve bütün aletleri, kıymetli aletleri o tam sütunun olduğu yerde bırakıp, nöbetçiye bırakıp yemekten sonra gelecekler. İşte o zaman yani melek olduğu söyleniyor. Bir melek, Hızır Aleyhisselam da olabilir şeye göre. Olağanüstü bir varlık. Sen burada ne yapıyorsun diyor. İşte ben aletleri saklıyorum. Çünkü onlar şeye gittiler. Yemeğe gittiler. Yemeğe gittiler. Burası büyük bir kutsal mabet olacak. Tanrı'nın evi olacak. Burada bu kadar büyük ara verilmez. Sen git hemen onları çağır. Ben bunları bekleyeceğim. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ve gelene kadar sen burada durmazsan başıma ben iş alırım. Sana bunları bırakamam. Hayır, ben işte meleğim. Allah adına sana söz veriyorum. Sen gelene kadar ben burada bunları bekleyeceğim diyor. O da gidiyor. Bir geliyor ki hiçbir şey yok. Melek dediğin Sünni Osman'mış. Diyor ki böyle birisi geldi ve ben bunları bıraktım. O gerçekten melek ise, ki tariflerine göre meleğe benziyor. Sen bir daha oraya gitmiyorsun diyorlar. Sen memlekete gidiyorsun, başka yere gidiyorsun. Sen de geri gitmediğin için, o da söz verdiği için sonsuzluğa kadar orada bekleyecek diyorlar. İşte o sütunun olduğu yerde, sütunun içerisinde saklanmış. Orada melek bekliyor. Hala evet, bekliyor. Evet, bekliyor. Ve o gelsin diye. Orada melek olduğunu inanan insanlar, söylüyorum daha çok feminen bir şeydir, eğilimdir. Daha çok kadınların yapmış olduğu bir ritüeldir diyelim şeye göre. İçinden bilerek geçirirler oradaki meleğe. Melek duysun diye. Evet, Mikail, Cebrail. Hızır, Cebrail yahut Hızır Aleyhisselam olduğuna inanılır. Bir form yaparlar. Yani parmaklarını koyup o sütunun içine, terleyen sütun diyoruz ona biz. Terliyor mu o giden? Islaklar orası hep. Niye? Hatta onun gözleri açtığına inanılır ve başka bazı güçler verdiğine inanılır. Melek mi terliyor acaba içinde? Sıkıştı da. Bunun bir bilimsel açıklaması yok. Ben sadece aracı... Hep terliyor mu üstün? Yani böyle bir şeylik, yumuşaklık var onun üzerinde. Allah Allah. Oraya ama orası yani en protokol şeyden başlamak üzere, first lady'lerden başlamak üzere. Herkes oraya parmak diyor. Evet, oraya herkes bir parmak atar. Orada böyle bir... Papa attı mı? Yok, papa tabii şey yapmadı hiç. Yani biz onun üzerine papaya biz öyle bir seyir yaptırmadık zaten. Niye? Çünkü süresine göre bir program yapıyoruz. O program içerisinde... Bir de mezhebine uygun bir yer değil zaten. Yani değil zaten. Başka şeylerle ilgilendik. Kubbedeki yazıyla onu anlatırım mesela, neler sordu falan diye. Hangi yazıyla? Nur suresi. Nur suresiyle. Evet, soracağım onu. Nur suresiyle ilgilendik. Yani o Bizantik dönemdeki o terleyen sütun hikayesi bu. Bizim Hızır dediğimiz dönemde ise şimdi bütün kiliselerin apsisi, yani cephesi Kudüs'e dönük. Camilerin de kıblesi Mekke. Kabe'ye. Arada az bir fark var aslında. Bakalım. İstanbul'da işte o pozisyonda çok küçük bir fark. Çok küçük. O küçük farkı da Hızır Aleyhisselam halletmiş. Çevirmiş mi canım? Sütuna basmış, sokmuş. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyerek binayı çevirmiş. Çevirmiş. Şimdi nereye bakıyor bina? Şimdi yine aynı yere bakıyor, bir şey değişmiyor. Sadece mihrabı koyarken biraz yan koymuşlar. Çevirmiş olmuş. Evet, safları çizerken yan, biraz hafiften yan durmuşlar ve aynı şekilde... Zaten 3 dereceyle falan edersen. Halletmişler. Yani öyle bir şey yok. Çevirmemiş yani. Ana bina oynamamış. Gönüllerdeki düşünce oynamış diyelim. Abi hiç olmadı şimdi. Halbuki ana bina oynamış diyecektin, yıkılacaktı ortalık yani. İşte ama o zaman benim bütün bilimsel, akademik çalışmalarım ve şeyim bir program onunda. Peki şimdi orada şeyle dönemleri nasıl bunların? Bazilika Sterne dönemleri nasıl? Yani aynı dönemin... Aşağı yukarı işte demin o anlatmış olduğum forum meydanında... Dün niye soruyorum şimdi? O sütunlar var ya şeydeki, Ayasofya'daki. Evet. Çok benzer, çalıntı tabii olduğu çok belli sütunlar. Yani işte Artemis'ten, Efes'ten... Toplama. O toplama sütunlardan şeyde de var. Tabii. Bazilika Sterne'de de var. Yerebatan Sarnıcı'nda da var. Evet. Orada Medusa başları var. Medusa başı var mesela. İlave olarak Medusa var. Bir tane var değil mi? Medusa başı orada iki tane var. Birisi küçük yan duruyor, ha, Medusa başı. Evet. Bizde de semboller vardır. Mesela Medusa ile ilgili semboller var. Yunus sembolleri vardır. Osmanlı'da. Bizans'ın Ayasofya'nın yaptığı zamanda. Osmanlı'da levhalar vardır. Mesela az bilinenlerden bir tanesi odur. Orası bir hat müzesi gibidir Ayasofya aynı zamanda. Bir kısmı Kazasker'in levhalarını diyorsunuz. Kazasker'in 8 tane büyük levhası var. Ayrıca 2. Mahmud'un var. Evet. 3. Ahmet'in var. 2. Mustafa'nın var. Yesari hatları var. Şeyhülislam Veliyüddin Efendi var. Yani Ayasofya'yı görmeyip gezip de bunları görmeden geçen çoktur. Çünkü herkes orada büyük mabet diye odaklanıyorsunuz. Orada padişah hattı hani celidir yani, çok büyük Sultan hatlardır. Mahmut profesyonel hattı. Tabii çok büyük hattı. 2 tane mesela müthiş hattı var orada. Topkapı Sarayı'nda da var. Ne yazıyor hatlarında? Dualarla ilgili yani cami şeyiyle ilgili. Peki Ayasofya'nın kubbenin yüksekliği ne kadar? 55 metre 60 santim. Yerden yüksekliği. Evet, sıfırdan 55 metre 60 santim. Bu bir rekor. 31'e 32 tam şey değil, elipsi. Şunu bir açığa çıkartalım. Hep şey yapılır. En büyük kubbe orası mı? Onu siz anlatın. Şimdi burası Selimiye ile hani göğüs farkı falan diyoruz ya belki. Öyle. Aşağı yukarı aynı. Hangisi? Ama Süleymaniye'den ve Sultanahmet'ten çok büyük. Ondan çok büyük oldu benim zaten. Selimiye mi büyük, bu mu büyük? Ayasofya mı büyük? Ya ben burada Ayasofya büyük diyeceğim. Yani evet, tarafsız belki değilim ama Ayasofya'nın çok mistik, yani gizemli bir hali var. Bir hali var. Yani ben o hali... Acaba bu dinlediğimiz hikayelerde mi kaynaklanıyor yoksa binadan mı, mimariden mi kaynaklanıyor? Ben o hikayelere inanmayan birisiyim. İnanmıyorum. Ben de inanmıyorum ama yine de inanıyor insan yani. Ama inanmıyor ama inanıyor. İnanmadığım halde beni etkiliyor, onu söylemeye çalışıyorum. Ama mesela üst galeri beni daha çok etkiliyor. Üst galeri çok enteresandır yani. Muazzam bir yer orası. Orada bir de lahit var, garip bir lahit var. Onu da soracağım. Şimdi sadece üst galeri değil, orada öyle mozaikler var ki. Evet. Mesela üst galeride Güney Deis mozaiği değil mi? Orada Hz. İsa'nın ve Vaftizci Yahya'nın bir bakışı var. Evet. O son bakış, o şefaat bakışı gibi. Müthiş. Şimdi derler ki mesela oradaki İsa figürleri, İsa mozaikleri aslında İsa değil de ne o, Nideli Apollonius. Yani onu tabi bilemiyoruz biz, İsa'yı görmediğimiz için o mudur değil midir bir şeyimiz yok. Ama sanat kalitesi bakımından, mozaik kalitesi bakımından süper. Şimdi ne olmuş mesela Fetih'ten sonra, şimdi burası yapıldı yıllarca, 1000 seneye yakın neredeyse şeye hizmet etti, 900 sene Ortodokslara hizmet etti. Fatih Sultan Mehmet geldi, kapıdan girdi içeri, ne dedi? Fatih Sultan Mehmet tabii önce atıyla mı girmiş içeri? Kapıdan içeri giremeyeceğini tahmin ediliyordu. İki tane şey vardı, iki ümit vardı. Edirne kapıdan, Fatih'ten doğru geldi. Birinci ümit, Konstantinus sütununda bir melek gelecek. Durduracak. Konstantinus sütunu bugün bizim Çemberlitaş dediğimiz yerdir. Tam divan yolundan gelirken. Oradan bir kere geçti. O da yıllardır tamirde. Evet. Hala tamirde. Restorasyonda. Ben yapan bir şey görmüyorum. Duruyor öyle. İskele var etrafında duruyor. Şimdi biraz başladı şu anda şeylerde. Evet, orada bir şantiye var tam şeyin önünde. Oradan geçiyor. Orada süper bir köfteci vardır. Yani yazmış şey. Arnavut Şaban Usta var orada. Bravo. Evet. Olabilir mi böyle bir şey? Yedin mi hiç? Bilmez miyim ya? Gidelim mi yarın? Seneler önce gittik. Orası Sultanahmet, Osmanlı coğrafyasında metrekareye en çok köfte düşen yerlerden bir tanesi. Onu konuşuruz belki, hangi coğrafyalarda bu kadar çok metrekareye köfteci düşer. Ama orası tarihi özelliği yanında. Daha fazladır. Daha fazladır. Son dönem öyle oldu yani. Ama hepsi tarihidir ve hepsi en hakikidir. Evet. Bir de böyle bir özelliği. Ben Şaban Ustacıyım vallahi, biliyorum ben. Gidelim yarın. Yarın gidelim vallahi, beyin değiliz. Yarın gelin davetlim olarak. Şeyin arkasında. Müze açık mı yarın? Güzel, yarın kapalı günü ama işte kapalı günlerinde biz bilinmeyen Ayasofya diye şey yapıyoruz, seminer yapıyoruz. Gelebiliriz. Yani böyle bir eğitim programı başlattık. Eğitim programları içerisinde Ayasofya'yı şey olarak... İzleyiciler bize kızacaklar ki siz gidiyorsunuz biz gelemiyoruz diye. Evet. Ama halka açık bu yani. Yalnız efendim... Rezervasyon yapmak şartıyla. En iyi müze kapalı günde gezilen müzedir. Açıkçası. Sus şimdi. Müzeciler açısından da bir şey var. İronik bir şey. En iyi müze ziyaretçisi olmayan müzedir. Tabii. Karşılıkla çünkü o kendisine saklar. Bir de yıpratıyor orada. Ziyaret nereden bakarsınız? Bizim Ayasofya mesela 15.000 kişi geliyor şey günde şimdi. 15.000 kişi geliyor. Onları aynı galeriden Allah'tan şimdi şey değişti, rampa iniş ve çıkış değişti. Ama terliyor yani, müze içerisi terliyor. O rampalar falan bayağı tahrip olmuş yani. Tabii kayganlaşıyor bir kere. Binlerce insan girip çıkıyor. Dar, hele bu şey havada pek fazla makbul değil. Şimdi dolayısıyla... Fatih geldi şimdi. Çembertaş'ı geçti. Melek'te durdurmadı. Ayasofya'nın içine girdi. Büyük ümit orasıydı. Ayasofya'da da hatta bir papaz son dakikada şeyi bıraktı. Kayboldu. Tekrar geri gelecek ve onları kovacaktı. O da olmadı. İşte Ya Fettah diyerek içeri girdi. Akşemseddin yanında. İki stat üzerinde. Ama şeyin içerisine girdikten sonra oradaki pozisyonu tam olarak bilemiyoruz yani. Ağlaşan, çırpınan. Orada bir sunumda Fatih'in atının nalının izi olduğu söylenir. Söyleniyor. Var mı, gördünüz mü? Yani bu da bir rivayet olarak. Ben baktım göremedim. Burada dediler falan, baktım göremedim ama. Kendinizi olacağına inandırarak geldiğiniz zaman görüyorsunuz. O kadar çok efsane var ki, şeyin kitabı vardı ya, Ayasofya efsaneleri. Stefanos Yarasimoğlu. Evet. O kadar çok böyle efsane var. Tabii. Yarasimos, toprağı bol olsun, bu işle uğraşan birisi. Bir de tam şeyiydi yani. Bu işin içindeydi. Hemen camiye çevriliyor ve biliyorsunuz büyük katedral Ulu Cami oluyor. Böyle bir usulü var. Cami-i Kebir oluyor. Merasimler o camide yapılmış oluyor. İlk cuma namazını orada kılıyor. Ondan sonra Edirne'ye gidiyor. Ve İstanbul'un genelini bir imar etme faaliyeti başlıyor. Ayasofya'da bu arada tamir ediyorlar. Ayasofya'yı düzenliyorlar, temizliyorlar. Ayasofya'ya tayinler yapıyorlar ve Ayasofya'ya bir vakıf kuruyorlar. En önemli tarafı o. Bakımı o kadar zor ki. 500-600 tane rahipten bahsediliyor içinde yaşayan. Evet. Onun bakımı için sadece kandil yağından tutun, ısınmaya ve şeye kadar, aydınlatmaya kadar büyük bir şey var. Pardon, nasıl ısıtıyorlardı? Şimdi doğrudan bir şey ısıtması yok. Ama yok değil mi? Yağhaneler dediğimiz şeylerde sayısız yağ deposu var. Kandil yağları deposu var. Ve bunların bir kısmı belki çok aydınlatmayla ısınma, işte o da bir ısı meydana getirdiği için sağlıyor olabilir. Bir şamdanlar var biliyorsunuz. Yerden mumlarla. Bir de avize dediğimiz, yani iki sistem var orada. Alttan ve üstten karşılıklı olarak geliyor. Bizim şamdanlar da Budin seferinden getirilmiştir. Kanuni Budapeşte seferinde Budin katedralinden 2 tane şamdan getiriyor. Şu anda bizde hala onlar durur. Diğerlerinden de işte en iyi malzeme, Fatih'ten sonra devam ederek geliyorum. En iyi malzeme Ayasofya'ya getiriliyor. En büyük para akaratı, geliri vakfın Ayasofya. Mesela Kapalı Çarşı Ayasofya'nın vakfıdır. Evet. Hamamlar, o zamanki fabrika dediğimiz deri işleme, tabakhane, debbahaneler Ayasofya'ya başlanıyor. Hanlar, Perşembe Pazarı'ndaki Fatih Han dediğimiz han Ayasofya'ya bağışlanıyor. Ve Ayasofya'da bir genel müdür atanıyor, yönetim kurulu başkanı. Mütevelli dediğimiz şey. O kadar büyük vakfı var ki, şöyle bir hatta şey vardır, isnat vardır. Ayasofya mütevellisi başkanı kendisine de bir cami yaptırır. Ayasofya hep cami doğurur derler. O büyük para içerisinde. Götürüyor yani. Yani hayra götürüyor diye. Hayra götürüyor. Hayra götürüyor. Sonuçta götürüyor. Ama büyük para orada işliyor. En çok bebek Ayasofya'nın avlusuna bırakılır. Tarih boyunca. Hala bırakılıyor mu? Şu anda artık bırakılmıyor. Bırakılmıyor. Cami olmadığı için. Cami olmadığı için yok. En çok dilenci Ayasofya'da var tarih boyunca. Ben Osmanlı arşivinde belgelerde gördüm. Bir tanesi diyor ki ya ben 40 yıldan beri burayı bekliyorum, yağmur çamur kar demeden diyor. Dilencinin şey, söylemine bak. Hiç olmazsa üstü kapalı bana baraka verin buraya diye. İstida yazmış. İstida yazmış. Diyor ki bu kadar vefalı bir şey adam yoktu, benden bana hepsi gitti. Çok güzel. Ben burada kaldım. Süpermiş. Bana bir şey yapın. Bu tür Ayasofya'nın çok renkli ve İstanbul hayatı içinde özellikleri var. Peki bir şey daha merak ediyorum. Şimdi o bahsettik ya, parmak bastığımız sütun. Herhalde 100 kere basmışımdır dileğim olsun diye. Oldu mu olmadı mı hatırlamıyorum. Olmuştur herhalde. Parmak basmakla olmuyor. Çevirmek lazım. Operasyon biliyorum, yarım kalmış. Operasyonu full yapıyorum canım. Yani merak doğruluyor mu? Biliyor musun? Yani benim her gittiğim şehirde böyle bu nevi operasyonların hepsini yaparım. Yani nereye gitsem o kentin bir ritüeli varsa onu muhakkak yaparım. İstanbul'da bu Ayasofya. O mesela bütün sütunlar sağdan soldan toplama, çalıntı. O sütun nereden gelmiş? Çalıntı demeyelim de. Çalıntı demeyelim de. Yani, getirme, devşirme, devşirme. Şeyler yazılıyor. Deniyor ki biz burada büyük mesele yapılacak, en iyi şeyleri gönderelim. Devşirme, toplanma diyelim. Bunların büyük kısmı, yani kayıtlar tabii yok. Şu şuradan geldi, bu buradan. Bir envanter defteri yok o zaman. Ama malzemesinden, modelinden. Efes ağırlıklı. Efes. O Efes mi? Evet. Yani. Parmak üstün Efes. Onu bilemiyoruz. Ben bir şey söylemek şu anda çok doğru olmaz. Artemis'ten falan da geldi söyleniyor. Evet ama Efes burada birinci. Baalbek daha çok geçiyor. Marmara Adası, Marmara Adası'nda. Yani o mermer güzelliği, yani bir denizin içine girer gibi oluyorsunuz. Ayasofya'nın sadece dışı değil. O hareli böyle. İnanılmaz o hareli yeşil mermerler falan var. İnanamıyorum onlara ben. Yani bu zamanda baktığınız zaman ona. Ve işçiliği falan da müthiş. Evet. Ve onlara mesela 107 tane sütun var. Sütunlara bakın. Alt ve üst sütunlara bakın. Bir simetri göreceksiniz ve bir renk uyumu göreceksiniz. Sütun başlıklarının incelemelerine bakın. O da müthiş bir şey var. Dikkat ettiniz mi? Dibinde de kurşunlar vardır. Kurşunlar var, evet. Rapt etmek ve o şeye karşı sağlamlaştırmak için. Enteresan. Şeye çıktın mı hiç Fatih? Kubbe'ye? Kubbe'ye çıkalım, hayır. Yukarıya. Çıkalım. Şimdi iskelenin son zamanları. Düşeriz şimdi oradan. Bir yaştan sonra sakat kalmayalım. Kalkmak üzere iskele. Ben birkaç sene önce çıkmıştım. İskeleden mi çıktın sen? İskeleden çıktık. Asansöre mi çıkardılar, yürüttüler mi? Ben yürüdüm. Şey olarak çıkmak istiyorum. Yani uzundur yönetmek, çok zor. Seni şey, o calaskala çekerler mi? Artık yukarı bir göbekle. Şimdi çıkamam. Yalnız o Kazasker'in yazıları var ya, levhalar. Aşağıdan normal, büyük tamam da büyük bir yazı gözüküyor. Yukarıda devasa. Felaket. Devasa. Elifler 7 metre mi? 8 metre mi? Elif'in boyu. 7,5 metre. Yukarıda bu adam nasıl yazmış dedim. Sonra şeyle konuşmuştuk rahmetli Ali Hoca ile, Ali Alparslan'la. Karele tekniğiyle dedi. Büyütmüşler. Küçük yazıp kareler de orada büyütüyorlar. Küçükler de var bizde. 8 tane de mihrapta asılıdır. 8 tane de orada. Biliyorum. Hatta onlar hakkında bir rivayet mesela. Bir rivayet dahi Sofya rivayeti. Evet, o bu oda kadar, bu stüdyo kadar falan bir yer herhalde değil mi o yazı? İşte şuradan geçiyor tabii 7,5 metre geçiyor. Oraya gider. Oraya gider. Yaşarmış. Onları çıkarmak istiyorlar. Kapıdan çıkmadığı için kaldığına dair rivayet vardır. O doğru. Kim çıkarmak istiyor? Yazışması onun. Müze olduktan sonra. Ben onun 30'lu yıllardadır. 35'ten sonra. Görüntü olarak o biten bütün müze havasını bozuyor yani. Bir İslami bir şey veriyor. Tabii. Dolayısıyla alalım diyorlar. Daha bir kilise, daha bir şey havası olsun indiriyorlar. Diye. İndiriyorlar. Çıkmadığına dair böyle bir şey var. Yok onu ben yazışmalarını gördüm. Doğru. Minareleri yıkmak istiyorlar. Evet, şimdi şey onu soracağım. Minareler. Evet. Dur minareye gelmeden şey soracağım. Dur. O kadar çok şey var ki Ayasofya ile ilgili kafamda. Fatih Sultan Mehmet girdi. Girdiğinde içeride bütün o tavanlarda inanılmaz mozaikler var. Herhalde yani Kariye mi daha güzeldir mozaik olarak, Ayasofya mı daha güzeldir? Kariye küçük mekanda yoğundur. Ayasofya'da aramak lazım. Yani 7 tane Ayasofya'da çok var mesela. Onları bir tanesi ikinci galeriye çıkacaksın, bir tanesi Deis kapıda bulacaksın, öbürkünü İmparator kapısında bulacaksın. Yani dağınık tamamı mozaik değil Ayasofya'nın o zaman. Değil tabii hiç değil. Hiç değil. Hiç o zaman da değil. Değil. Peki bu mozaiklerin üstünü kim kaplatıyor? Alçıyla kaplanmış sonra. Şimdi çok ilginç. İlk zamanda kaplamıyorlar. Sadece kıble kısmında suret varsa, yüz varsa sadece orayı kaplatıyor. Fatih döneminde mesela böyle. Dokunmuyorlar şey. Dokunmuyorlar. Yan tarafta, arka tarafta mozaikler duruyor. Sadece yüzlerini kapıyor. Namaz kılınan yani mihraba döndüğün kıble yönündekiler kapanıyor. Yüzleri kapanıyor. Yani yüze secde etmemek için. Evet yani suret olmadı. Surete karşı bir şey olduğu için. Sonraki dönemde işte Fossati döneminden itibaren onlar tekrar ortaya çıkarıyor. 1847'de Fossati onları iyice ortaya çıkarıyor. 3. Ahmet döneminde ince bir tabaka yapılıyor. Kapalı üstü. Evet yani bir nevi badana deyin ya bir nevi ince sıva deyin. 3. Ahmet döneminde oluyor bu. Sonra Fossati tekrar bakıyor onların durumuna ve ince şeyle bir daha kapatıyor. Fossati kapatıyor yani onların üstünü. Koruma amaçlı kapatıyor. Ha, koruma yani amaçlı. Osmanlıların en çok zarara veren de bunlara, bakın Latin dili konuştuk, ikonoklas diye bir hareket var. Tasvir kırıcılık hareketi. Evet. 847'de bitiyor bu hareket. İkonoklastik. Evet. Hiçbir bizdeki mozaik 842'den önce tarihli değildir. Hepsini kırmışlar. Evet. Kültür devrimi gibi. Tabii hepsi kırılmış. 842'den sonra yani 9. yüzyıldan sonra artık biz görüyoruz. Pardon, Ravenna'dakiler bundan eski midir? Ravenna'dakiler bunların bir kısmı daha eski olabilir. Değil mi? Çünkü o hareketin dışında kalmış. Evet, gidemediler çünkü oraya. Bir tane de bizde tektir o. Bir Osmanlı padişahının mozaikten yapılmış tuğrası vardır. Allah Allah. Evet. Onu yeni açtık şeye daha. Ayasofya'da mı o da? İşte buyurun. Onu da göstereyim. Kimin? Abdülmecid'in. Fossati mi yaptırmış? Fossati'yi yaptırmış. Ha. Önce resmini yaptı. Yani rivayet o. Sunu mozaiği değil mozaik var. Orada Meryem ve İsa'ya Konstantinus İstanbul'u sunar. İstanbul sunuyor. Evet. Sur içindeki İstanbul. Justinianus da Justinian'de Ayasofya'yı sunar. Müthiş bir mozaiktir bu. Evet. Fossati ile beraber girerler. Sultan Abdülmecid o bir restorasyon sırasında. Abdülmecid der ki bunlar işte iki adam tarihe geçmişler. Ben de bu kadar bir para veriyorum. Ve ben koruyorum burayı. Beni de bir şekilde oraya alın tarihe. Geçelim. Güzel demiş. Evet. İsteği çok doğal. Ben de olsam isterdim şu an. Para veriyorum. Parayı veren şeyini parasıyla. Parayı veren ikonayı yaptırır. Evet. Mozaiği. Bu niye kapalıydı? Şimdi onun üzerine demişler ki tamam biz suret yapmayalım olmaz yanlış olur. Ama oradaki artan malzemeyle aynı malzemeyle mozaik malzemesiyle senin bir şahane turanı yapalım. Melanzoni usta diye bir usta o da benim. Bunun mozaikten tuğrasını yapıyor. Büyük bir tuğra. Şu kadar. Çok da büyük değil. Evet. Bu tuğrayı büyük. Tuğraya büyük olmaz tabii. Arma değil tuğra bu. Arma büyük olur. Tuğra şey olarak büyüt olarak. Mozaik malzemesiyle mi? Mozaik var. Aynı artan malzeme mozaik. Çünkü mozaikler zaman zaman hep çalınıyor biliyorsunuz. Kazınıyor, mazınıyor, artıyor. O depodaydı ben geldiğim zaman. Başkan olarak. Ha, plak halinde bu. Plak halinde. Büyük taş üzerinde. Taş üzerinde. Yani monte edilmemiş. Oraya asmışlar zamanında. Kangalları duruyor. Sonra bunu depoya kaldırmışlar. Ben dedim aman böyle bir şey var ve depoda. Yani tabii yani. Evet. Ve büyük prosedür oldu biliyor musunuz asmak için? Sorumluluk üzerine alır mısın, almaz mısın depodan? Bizde müzede depodan şey çıkarmak çok zordur. Şimdi koyduk sergide. Bir Antika şirketi de isminin şey olmasını diye söylemiyorum. Sağ olsun. Hatıra madalyaları vardır biliyorsunuz Fossati. O hatıra madalyalardan bir tanesini satıştan aldı bizim için ve Ayasofya hediye etti. Turgay Ardam şirketi söyleyeyim, bir iyi bir iş yaptı. Antika Ayşe, evet. Söyleyelim adında. Ayıp değil, iyi bir evet. şey yapmış oldu. Güzel bir iş yaptı. Şimdi cam içerisinde bir şeyle kapadık. Hem tura duruyor, mozaik tura. Yanında da onun dönemin Fossati madalyası. Fossati madalyası. Hı -hı. Yani o şeye çalışan. Peki bir şey sorayım size. Bir şey anlattı arkadaşlar da doğru mu bilmiyorum. Yeni Fossati'nin ofisi yeni bulundu diye bir şey söylediler. Doğru mu? Nasıl ofisi? Kapalı bir oda. Odası. Restorasyonu yaptı. Oldu mu öyle bir şey? Şimdi bir Ayasofya efsanesi, şehir efsanelerinden bir tanesi de odur. Bu şudur, Ayasofya'da sayısız ikona var, sayısız İncil var, Ayasofya'da açılmayan bölümler var, evet. odalar var. Kapalı odalar var, bilinmeyen bulunmayan odalar var. Daha tehlikelesini ve şeyini söyleyeyim, yer altında dehlizler var. Sormayın onu. Evet. Şimdi bu dehlizlere tersten başlayarak... Dehlizlerden eski Bizans sarayına kadar yol olduğu söylenir. Aşağı denize kadar inen yol olduğu söylenir. Tabii tabii, kapısının altında dolaşırsın. Ben girdim şimdi dehlizlere en son dayanamayın. Var mı dehlizler? Var. Mağara yeraltı elbisesiyle giriyorsun çünkü gaz ölçümü yapmak lazım. Önce gelip yaptılar. Yani orada bizim kahraman milletin çok telef olduğu şeylerden bir tanesi kuyu kurtarmasıdır evet. biliyorsunuz. Girer, öbürü de kurtarmaya gider. O da telef olur. Gülmeyin ya, ayıptır ya. Şimdi onun için önce ölçümü yaptırdım ben ihtimale karşı aşağıda bir şey var mı? Yıllar önümüzde öyle dalmıştık ben de. Ben de daldım canım. Hiç şey yapmadım yani, ama. İşte nereye kadar gittiğinize bağlı. Uzun bir şey var. İçerisinde dolaşıyor. Bunlar daha çok 2. Ayasofya'nın altındaki temel bölümlerinin ve su kanallarının yapılmış olduğu şey. Yani sarnıçlar var ayrıca birkaç tane sarnıç ama sarnıçlar dikine, dehlizler yatay olarak gidiyor. Hiçbir şey yok yani. Yollar varmış, gizli aşağıya inermiş, hazineler saklanmış, papazların öyle bir şey yok. Yukarıda papaz odasından öyle bir şey yok. Kaç oda var Ayasofya'nın yukarısında? Yani büyük çapta bizim depo olarak kullandığımız bir büyük oda var. O büyük odada envanteri yapılmış olan, sergilenmeye şu anda açılmayan, daha çok Hristiyanlık dönemine ait ikonalar, İncil örnekleri. Ama Ayasofya var mı? Duruyor mu onlar? Var ama Ayasofya ile ilgisi yok İncil'le. Yazma İncil'le mi? İşte yazmasından tutun da çok kıymetli olmayan, son döneme kadar işte herhangi bir yerde bir kazıda yahut bir kaçakçıda bir şey yakalanmış. Ha o şekilde. O şekilde. Ayasofya'nın kendisi hiçbir... Ha kendi deposunda olan şeyler değil yani. Deposunda olan şey değil. Peki yani o zaman Ayasofya'nın bir kütüphanesi yok mu? Ayasofya'nın kütüphanesi var aşağıda. Var. Ha kendi yani o zamandan kalma ve orada el yazması İncil'lerin falan bulunduğu böyle kıymetli kitapların olduğu bir yer yok, yok mu? Yok. Osmanlı döneminden itibaren yok. Osmanlı onları ne yapmış? Yok mu etmiş? Osmanlı'ya ne kadar intikam etmiş o 3 günlük o şey sırasında büyük şey ne oldu? O talanda gitmiş olabilir. Onlar meçhul. Belki Patrikhane aldı bir kısmını şeye götürdü. Deminki hikayesi anlattığım yerlere götürmüş oldu. Yani böyle bir şey Ortodoks arşivi yok orada yani böyle. Yok. İşte bir kısım Venedik'te. Yani Latinler biliyorum götürmüşler. Oraya götürmüşler. Oraya taşımışlar. Ayasofya'da sadece ikinci derecede talihi olan bir takım şeyler var. Onları hani, biz zaman zaman müze sergilerine gönderiyoruz. Mesela yani teberrükat ambarı gibi mi bu? Aynen öyle. O aynen, şekilde. Aynen, aynen öyle. Bunların bir kısmını sergileyeceğiz 2010 projesi içerisinde. Ayerin'de sergileyeceğiz. Ayerin'de atrium bölgesi. Tek atriumlu kilise odur evet. Ayerin'i biliyorsunuz. Dış avlusu olan. Orada onların bir kısmı sergilenecek. Ki daha önce sergilendi arkeoloji müzesinde. Yani halk da bunları aslında merakları gördü. Yani bunlar hiç açılmayan... Su yüzüne hiç çıkmamış şeyler değil. İstanbul'da niye bir Bizans müzesi yok? İstanbul'da şehir müzesi var mı ki Bizans müzesi olsun? Ne var İstanbul'da? Yani şehir müzesi kuracağız diye çok kişi zengin oldu. Çok götürdü. Sivil toplum örgütü de zengin oldu bu memlekette. Tarih Vakfı. Fotoğraf sergisi açtılar şehir müzesi kuruyoruz diye. Tarih Vakfı işte aldı ya Darphane'ye amireyi şehir müzesi yapacağım. Çok düşünüldü şey için şehir müzesi kurulması fikri. Yani Tarih Vakfı başladı. Belediye, Büyükşehir Belediyesi çok düşündü şu ara. Hatta adliyeyi düşünüyorlar da şehir müzesi yapmak için. Şimdi adliye yapacak galiba. Şey olarak Pera Müzesi fena değil. Evet. Bir başlangıç olarak en azından. Yani İstanbul Bizans'ın başkanı yani. Evet. Bizans, Konstantinopol niye bir Bizans müzemiz yok bizim? Arkeolojide geçici olmak üzere açılıyor. Yani dönem dönem arkeoloji müzesinin belli bölümlerinde Bizans şeyi, Bizans şeyi açılıyor. Benaki var tabii şeyde. Evet Benaki. Evet. Ama burada olması lazım öyle tabii. bir şey. Geçen Lizbon'a gittim. Gülbenkian var mesela. Tabii. Lizbon'da da, Gülbenkian'da da, orada da şu Amerika'ya, Metropolitan'a giderseniz evet. yani bizden götürülmüş parçaların birçok örneklerini görüyorsunuz. Bizim de mutlaka... Ve Türkiye'de de güzel, zengin Bizans koleksiyonları vardır, özel koleksiyonlar. Var. Yani ama şimdi... yani bir Benaki Müzesi burada niye olmasın öyle? Evet, evet. Dur bir ara vereyim, yine bir ara vereyim. Değerli izleyiciler bir ara daha verelim, sonra uzun uzun konuşmaya devam edeceğiz. Merak ettiğimiz binlerce, 10 binlerce şey var Ayasofya ile ilgili. Niye her minare birbirinden farklı? Bu kadar mı değişik alakası olur minareler? Bunu konuşacağız. Vakfiye Ne oldu Ayasofya Vakfiyesi? Madem en büyük vakıftı, bugün ne oldu? Nereye çalışıyor, çalışmıyor mu, çalışıyor mu? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha neler var? Orada Teodora'nın gömülü olduğu söylenir. Doğru mudur? Bir lahit var. Kimdir? Doğru mudur? Musa'nın sandığının oralarda bir yerde olduğu söylenir. Doğru mudur, değil midir? İnsanın kemikleri bölgede bir yerde mi? Doğru mu, değil mi? Daha pek çok efsane var konuşacağımız. İnşallah bunları konuşurken çarpılmayız. Çok korkuyorum ben bunları konuşurken. Kısa bir reklam arasının ardından. Binlerce mail okumakta zorlanıyorum, gözlerim bozulmaya başladı. Bazı dikkatimi çekenleri sormaya devam edeceğim. Şeyi soran var mı? Viking yazısında. Var. Viking yazıları içeride. Onu mesela çok merak ediyorum. Yukarıdaki. Onun da sahte olduğu şey çok fazla, ihtimali çok fazla. Nasıl sahte olduğu? Yani gerçek bir Viking olmadığı, onun daha sonra birisi üzerinden böyle bir takım şeyler geçtiği. Paralı askerlik yapıyor Vikingler, biliyorsunuz. Hı-hı. O paralı askerler arasında değişik zamanda Bizans bu paralı askerleri kullanıyor. Onlardan bir tanesinin olduğu... Ha, Bizans zamanı. Bizans zamanı, tabii. Paralı asker, peçenekler, uzlar, ama çok kavim... Türkler bile var. Tabii işte. Ayasofya gibi bir yerde sahte dediğim vakit o 1000 senelik falan da sahte. Orijinali 2000 sene, evet. 1500 sene. Yani Vikinglerin gelip de Ayasofya'da böyle bir hakimiyeti ya şeyi yok. Bilmem kim buradaydı, bir isim var. Yani Vikingçe bir isim var, buradaydı diye bir şey yazıyor. Sen de şimdi gittin, Murat Bardakçı buradaydı, 2000 sene sonra o da... Evet. Yeni derler. Orada isim olarak işte Justinianus değişmeyen bir isim, hiç ölmeyen bir isim. Fatih ölmeyen bir isim. Fossati'yi bile konuşuyoruz. Bir iş yapmış çünkü ortaya, evet, getirmiş. Ve mesela Sultan Mahmud, 1. Mahmud sayısız eserle oraya çok katkıda bulunmuş. Peki Fossati'nin odası yok mu? Fossati'nin odası, çalışma yaptığı bir oda vardır ama öyle kapalı olan, içinde çok gizli evrakların olduğu. Gizli evrak değil de ailede cetvelleri şeyleri falan duruyor diye. Yok. Öyle bir şey yok. Söyleyen sizin üniversiteden değil mi onun için? Evet. Yani Fossati'nin çalışma yaptığı bir yer var. Sizden naklen söyledi, uydurmuş. Evet. Burada önemli olan tabii Ayasofya'nın tamiri sadece Fossati ile sınırlı değil. Her dönemde depremler sonrasında yoğun olmak üzere, büyük depremlerden sonra olmak üzere tahsisat ayrılıyor. Ve Ayasofya'ya değişik ustalar, ustabaşılar katkıda bulunuyorlar. 2. Abdülhamit döneminde 1894 depreminden sonra bu çok yoğun mesela. Ve yıllar da sürüyor bazen. İbadete kapanıyor. Ayasofya'nın tabii işgalle ilgili de bir kaygısı var. Tabii. 93 Harbi'nden sonra Rusların haç getirip Ayasofya kadar Ayasofya'ya girme duygusu bir refleks geliştiriyor. Bomba bile hazırlanmıştır. Evet. Ayasofya'yı yıkmak için. Gelirlerse bizimkiler bizi bombalayacağız, yıkacağız. Tevfik Efendi tabii şey yapıyor, yerleştiriyor. Önce bir koruma altına alıyorlar. Çünkü İstanbul'un işgalinden sonra hedeflerden bir tanesi işte bizim Cadde-i Kebir dediğimiz Ferah Caddesi. Onun için İstiklal Caddesi'ne ismi çevriliyor. Oradaki harekete karşı bir şey olsun diye. Tatavların ismi onun için Kurtuluş. Bunları bilmek lazım yani. Hep manalı olan isimler veriliyor. Ayasofya'ya da böyle bir hücum olacak diye orada koruma tedbiri alınıyor. Ayasofya içerisinde askerler şeyleri yerleştiriyor. 2 tane mitralyoz var mesela. Evet. Çapraz olarak konmuş. Yalnız işte mütarekeden önce Yunanistan'da çıkan kartpostallar vardır. Binaresiz üzerinde haç olan Ayasofya'da şey yaparlar. Çok ilginç bir şey söylediniz. Onunla ilgili de karşı tedbirler var. Hı-hı. Diyor ki Türkiye'ye sokulan işte bir takım yayınlar, Muzur Neşriyat içerisinde Ayasofya'nın tepesinde, evet, haç olduğu görülmüştür. Bunlara müdahale edilmesi. Bir şey daha var. Bugün Patrikhane'ye çok uyar. Ayasofya etrafında bazı Roma Ortodoks cemaatten insanların arsa almaya kalkıştıkları, teşebbüs ettikleri ve orada bir Patrikhane bölgesi oluşturmaya çalıştıkları ihbar edilmiştir. Bunlara karşı tedbir alınsın diye de duygu var. Ve bütün bunların karşılığında da Sultanahmet mitinglerinin orada olmasının sebebi işte Ayasofya'yı bir koruma duygusu içerisinde, o reaksiyoner duygunun, Kuvayi Milliye'nin temelinde de olan duygunun Ayasofya'nın ana hedef olmasından kaynaklanıyor. Sanki 600 sene sonra bile hala o kin duruyor orada. Tabii. Yani o yalnız hocam kaynamasın o Tevfik Efendi'nin şeysi. Evet. Gelselerdi biz Ayasofya'yı uçuracaktık. Değil mi? Tabii. Uçuracaktık. Bombalayacaktık, evet, çok atacaktık. Yani vermeyecektik. Evet. O şekilde vermeyecektik, o vermeyecektik. Yaparlar diyebilirsiniz. Yaparlar diyebilirsiniz. Yaparlar tabii ama asıl şey gittikten sonra. Evet. Ama yani içine bomba falan yerleştirilmişti. Dinamit miydi bilmiyorum. Evet, dinamit kalıpları yerleştiriyorlar. Fakat işgal edemiyorlar. Fransız kuvvetleri geliyor. Fransızlar mesela bugünkü hamam diye bildiğimiz Hürremassaki hamamını işgal ediyorlar. Ve orası onların karargahı oluyor. Tam karşısı. Yıl? 1919-20. Ha, İstanbul İşgalisi. Mütaleke dönemi içerisinde. Orada böyle büyük bir şey, karşılıklı iki tarafta mevzilenmiş oluyor. Bir tarafta hamamın olduğu tarafta Fransızlar, öbür tarafta mitalyoz. Evet, mitalyozlar kalıplarla dinamitler. Evet, uçurucu silahlar. Sonra kurtuluyor. Kurtulduktan sonra da tabii Büyük Ayasofya'daki o büyük şükür mevlidler var mesela. Evet. Selimiye'de ve Ayasofya'da okunan mevlidler var, şükür mevlidleri. Ayasofya her zaman bir sembol anlamı koruyor. Sakarya'dan sonra Ayasofya'da yapılmıştır. Evet, Ayasofya'daki büyük mevlid. Sakarya Zaferi'nden sonra. Padişahların daha önce Kadir Gecesi'nde anlattığım ve cuma namazlarında girişleri gibi siyasiler de Ayasofya'ya, Mahmut Şevket Paşa'nın olduğu gibi böyle bir kahraman edasıyla Ayasofya'ya gelmek, Ayasofya'da o Fatih'in ilk girişi gibi kendini göstermek her zafer sonrasında bir gelenek haline gelmiş. Mesela ölümünden sonra vefatlarında cenaze namazının orada kılınması da bir gelenek olmuş. Türbede gömülsün veya gömülmesin. Bizde hazire yok. Padişahların cenaze namazı orada mı kılınmış hep? Hepsi değil tabii. Hepsi değil. Hepsi değil. Orada cenaze namazı genellikle padişahların şeyde kılınıyor. Topkapı Sarayı içinde kılınıyor. Ama defnedilmesi... O da yıkanıyor, kefenleniyor, o da kılınıyor. O merasimle götürüyor. Defnedildiği yerde ayrıca mesela Süleymaniye'de şeyin bir kere daha kılınıyor. Peki minarelere gelsek tekrar. Çok merak edilen bir konu. Minareleri kim yapmış? Hangi dönemde? Kimler yapmış? Niye hepsi birbirinden farklı? Değişik dönemde yapıldığı için farklı. Tersten başlayarak geliyorum. İlk önce yapan çok doğal olarak Fatih tabii. Fatih geldiği zaman sembol olarak bir kilise camiye nasıl tahvil edilir, nasıl çevrilir? Bunun bir tek çok acil şeyleri var, etapları var. Birinci etap hemen kıble tarafına bir mihrap, önce mihrap konur. Mihrabın yanında cumaya kadar çünkü lazım olmayacak minber. Minber ilave edilir. Müezzin mahfilleri arka tarafına doğru konmuş olur. Sonra minare. Dışarıdan cami olduğunu belli eden alamet. Bu minare Fatih zamanında yapılan minare. Ağaç, tahtadan yapılan bir minare. Çok üstünkörü belki yapılan o büyük mabede göre. Evet, alelacele yapılan bir şey. İkinci minare, ikinci Bayezid zamanında yapılan minare. O kırmızı tuğlalar ve şu anda tek kırmızı tuğla olan minare ikinci Bayezid döneminden kalan minare. Ondan sonra uzun dönem iki minare olarak kalıyor. Dört minare değildir. Kıble tarafındaki iki minareyle kalıyor Ayasofya. İkinci Selim. Onun için İkinci Selim Ayasofya'yı kendi cami sayar ve orada onun için gömülür. Evet. İkinci Selim'in oraya gömme hikayesi de o. Yani orayı ben yaptım, minarelerini ben tamamladım. Benim camim oldu, ben ölünce buraya beni gömeceksiniz diyerek ilk gömülen odur. Para verdi. Evet. Halbuki Selimiye'yi yaptırmış. Selimiye var. Ama Selimiye taşra. Burası payitaht. Peki mesela onu ben merak ediyorum Murat. Niye Selimiye'yi adam Edirne'ye yaptırıyor? Yani bütün padişahlar İstanbul'a yaptırmışlar camilerini şeyden sonra, fetihten sonra. O dışarıda yapılan camiler var. Hayır ama kendi adına camileri bir içeride. Çok büyük Selahattin Camii olarak söylüyor. Evet. Onun sebebi şu tabii. Bir öncesinde Süleymaniye'ye bir şey yapılıyor ki artık Süleymaniye'den sonra evet. Ama Selimiye daha büyük Süleymaniye'den. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Selimiye'ye defalarca gittim. Ben de gittim. Hiçbir şey insanda huşu uyandırmıyor. Ben hatta hep diyorum ki acaba bu Selimiye'yi Mimar Sinan yapmadı da palavra mı? Yani çünkü o Süleymaniye'nin içine girdiğin zaman Süleymaniye Selimiye'ye oranla daha küçük olmasına rağmen müthiş bir insanda duygu uyandırıyor. Yani ya içine... Ayasofya'ya yakın duyguyu uyandıran cami Süleymaniye bence. Bilmiyorum. Öyledir, tabii. Evet, ama tabii. Selimiye'de o duygu yok. Niye bilmiyorum. Evet. İstanbul'da olmadı. Dışarıdan bakınca da Süleymaniye daha mutantan görünüyor. Böyle büyük evet, şey. Daha büyük görünüyor. Tabii o tepenin kenarında müthiş bir istinat duvarı falan var. Avluya girmeden... O medreselerine o da ama koca bir şeydi. Selimiye'de ben o hissi alamadım. Selimiye böyle sanki Anadolu'daki camiler gibi böyle bir bozkır olsa konmuş bir cami gibi duruyordu. Maket havası var biraz. Evet, maket biblomsu bir şey. Maket havası var biraz. Mesela oradaki üç şerefeli cami daha şey belki. Evet, tabii. Hem üç şerefeli cami daha şey oradaki, Edirne'deki. Daha böyle emperyal şey gözüküyor. Doğrusu da odur. İlk dönemde biliyorsunuz şeyle hutbeye çıkılan cami odur. Şimdi Süleymaniye varken tabii onun yanında ikinci bir yapmak yerine Edirne'ye tek olmayı tercih ediyor. Ama gömülme işi olduğu zaman Edirne'de kenardan kalacak. Payitaht ve en çok... Şimdi Ayasofya meydanının bir özelliği var Fatih Bey. Onu çok belirtmek lazım. Ayasofya tek bir cami yani bir kilise değil. Bir meydan bütünlüğü var. Ve dünyanın en eski kontinüite, devamlılık, süreklilik bakımından, vitalite, hayatiyet bakımından, prestij bakımından ve seremonyal bakımından. Hiç başka bir örneği yok. Metrekare başında bu kadar çok yoğun eser yok. köfteci, söyledik köfteci dışında. Şaban Usta kapatmış bu arada meydan. Evet, eskiden beri. Bu yoğunluk içerisinde ne Roma'da ne Atina'da, yani bu kültürün eş şehirlerinde bu kadar özelliğe sahip bir meydan yok. Ayasofya meydan içerisinde bir parça ve bunun bütünüyle, yani hipodromuyla, Osmanlıların ilave etmiş olduğu Hürrem Haseki Hamamı'yla, Sultanahmet'le, Tapu Dairesi'yle, Ticaret Mahidin Nezareti'yle, Firuze Ağa Camii 1491'dir. Ve en güzel, en küçük bir camilerin, biblo gibi camilerden bir tanesidir, biliyorsunuz. Böyle bir meydanı var elimizde. Belki burayı Museum Quarter dediğimiz, yani tamamıyla müzelerden ve trafiğe kapanan bir bölge. Bugün aslında kapatmak lazım aynı trafiği. Şu anda bizim önümüz kapandı yalnız. Ya bir haftadan beri. Öyle mi kapandı? Yok mu geçiş? Evet, giremiyorlar. Biz nereden gideceğiz? Sizi ben geleceğiz, şeyin orada ineceğiz arabadan. Soğukçeşme'den. Soğukçeşme'den. Şeyde arabadan ineceğiz. Aşağıda şeyden döneceğiz. Soğukçeşme'den. Yok canım, ne gerek var? Geleceğiz, divan yoldan aşağı ineceğiz, geleceğiz. Yerebatan Sancı'nın orada arabayı park edeceğiz, geçeceğiz karşıya. Hayır, mesela şeye gidiyorsun diyelim. O zaman Can Kurtaran'dan gireceğiz, oradan yukarı çıkacaksın. Evet. Oradan yukarıya kadar, 3. Ahmet Çeşmesi'nin altına kadar çıkacaksınız. Ya da Arkeoloji Müzesi'ne gelerek, Arkeoloji Müzesi'nden, Osman Hamdi Bey yokuşundan yukarı çıkacaksınız. Ya da şeyden, o askeri birlik var ya, sahil yoldan geliyorsun, köprü geçtiğinde içeri giriyorsun. Evet, oradan da yukarı çıkılarak. Kapandığı iyi oldu. Ama çok hoş oldu. Yani aslında o bütün meydan kapatmak. Bütün meydan kapatmak lazım. Bütün meydan kapatmak lazım. O asfaltı da söküp, o asfalt da orada çok çirkin görünüyor bence. Sökülüyor bravo. Sökülüyor mu? Sökülüyor şu anda. Kim yapıyorsa eline sağlık. Evet, şu anda yapılıyor. Kim yapıyor? Genel bir düzenleme yapılıyor. Büyükşehir orayı meydan olarak düzenliyor. O zaman madem meydandan bahsettik, o zaman şeyden de bahsedelim ya. Dikili taştan. Tabii 3 tane taş var orada. Yani orası hipodromun o... Hipodromun ortası o. Evet, ortası. Fakat tabii kot parkları çok fazla olduğu için bizim Ayasofya'da aynı şekildedir. Kapılar hep düşüktür. Çünkü meydan üzere doldurulmuş, yani oynanmış topografik... Kim doldurmuş meydanda? Çünkü o üstünde hep çukurda kalmışlar. Topografik dönem içerisinde yani bilemiyoruz. Orada meydan düzenlemeleri yapılmış. İlk sergiler orada açılmıştır biliyorsunuz. Orası bir fuar alanı. Bir kısmı da kendiliğinden yükseliyor diyorlar. Fuar alanı olmuş. Zamanla. Yangınla, deprem, çünkü toprak kendiliğinden yükseliyor. Evet. Çeşmeler de aynı şekilde hep. Peki mesela İstanbul'daki obelisk mi daha büyüktür, Paris'teki obelisk mi daha büyüktür? Obelisk olarak bilemiyorum yani. Metre olarak diyorsunuz değil mi? Metre olarak. Hangisi daha... Çünkü mesela bizdeki biraz çukurda kaldığı için o kadar yüksek görünmüyor. Mesela Paris'teki daha yüksek görünüyor. Bir tane de lüks oda var yalnız. Tabii şimdi ben de onu diyecektim. Karnaklı şeyden var. Hepsi oradan gelmez zannediyorum. Hepsi oradan gelmez. Yalnız mesela şeyde... Yukarı Nil'de var. Kanuni dönemindeki bazı minyatürlerde o İbrahim Paşa Sarayı, o meydanı gösterirken heykeller duruyor şeylerin üstünde. O zaman heykel var. Şimdi mesela onu unuttuk. İbrahim Paşa Sarayı diye bir yer var orada. Şu anda bir müze. Türkistan Meseleleri Müzesi. Onlar Venedik'ten gelmiş kaba heykeller. Evet, İbrahim Paşa'dan getirdikleri zaten. İtalyan şeyleri. İbrahim Paşa Sarayı'nın da... Sonra eritmişler onlara mı? Bir yerde gitmiş o, bir isyan veya bir dini bir şey mi kaldırmışlar? İşte o dönemde meydan, Konstantinus Meydanı, Çemberlitaş ve bizim Hipodrom Meydanı. Daha geride de Gotlar Sütunu var mesela. Az bilinenlerden bir tanesi odur. 4. avlunun altında, Gülhane'nin içerisinde Gotlar Sütunu var. O... Evet. Bir de... L'Arc de Triomphe olması lazım. Yani bütün Roma'da, evet, zafer takı olarak, bütün Bizans'ta görülen, yani bütün Roma'da görülen zafer takı olması lazım. Büyük sarayın kapısı olması lazım. Bunların hepsi zaman içerisinde ortadan kalkmış, örnekleri kalmamış. Şimdi İstanbul'da işte Konstantinus Sütunu en eskidir. Çembertaş dediğimiz sütun. Kıstaşı var Fatih bölgesinde. O küçük ama. Küçük, fena değildir ama yani şeyini koruma bakımından fena değildir. Ama onların üstünde bir şey olacak. Tabii. Hepsinde bir heykel varmış ama. Var üstünde. Beyazıt Meydanı'nda öyle. Mesela o heykellerin bir kısmını 2. Beyazıt Hamamı'nda kullanılmış. Hala yanından geçerken bakarsanız sütun taşlarının bir kısmı şeyde gözükür. Simkeşhane'yi mi diyorsunuz? 2. Beyazıt Hamamı'nı, yani Patrona Hamamı değil. Aşağı diyorsunuz, aşağı diyorsunuz. Karşısında 2. Beyazıt Külliyesi'nin hamam kısmı. O da şimdi restore edildi. Şunu şey yapmak lazım, İstanbul son dönemde iyi bir restorasyon şeyi geçiriyor yani. Ne kadar doğru bir şey yapılıyor ayrı bir tartışma konusudur ama el atılarak İstanbul'da böyle bir tarihi eser kurtarma operasyonu. Meydanın taşları dedik ya, esas büyük operasyon Topkapı Sarayı'nın kapısı kurtuldu. Evet. Bab-ı Hümayun'dan içeriye otobüsler biliyorsunuz. Otobüsler giriyordu. Kapı sövelerini yırta senelerce girdi. Ve otobüsler senelerce meydanı işgal ettiler. Şey geçemedi. Ya Haluk Bey, ben onu anlayamıyorum. Belki 10 tane Kültür Bakanı gördük son dönem. Hepsi şikayet ederdi. Böyle olmaz, durduracağız. Güçleri yetmezdi. Yani otobüs vura vura aynasıyla şeyiyle kapıyı kırar, çizer, eder girerdi içeriye. Orada Atilla Koç bir koçluk yaptı evet, işte. Atilla Koç zamanında oldu. Yaptı, o bütün eski vali... Yani Atilla Bey var ya uyuyordu ama süper bakanı bence. Süper bakanı. Evet. Valilikten geldiği için o icraatçı operasyonel tarafı. Bürokrasiyi biliyordu bir kere. Ve hemen kesti orayı. Kimse de artık giremiyor biliyorsunuz. Evet. O şeyden tarihi bir şey iş yapılmış oldu. Büyük iştir o yani. Çok basit gibi gözüken bir iş ama çok güzel söyledi. Evet. Yani o bütün iktidar gücü kullanamadığı şeyini... Ya hep bunu söyledi bakanlar. Evet, evet. Kapatacağız kimse kapatamazdı. Şimdi bu dönemde trafik kapanmış oldu. Eğer bu devam ederse, yani şu anda iyi uygulama yapılıyor. Beni almak için gelen sizin arkadaş bile şeye giremedi. Meydana giremedi. Karşıdan telefon ettiği yere batanın oradayım, geçemiyorum karşıya diye. Bu saatte ya düşünün. Polis tutmuş orayı ve şeye geçirmedi. İnşallah devam eder. Bunun devamı şöyle lazım. Yani. Peki şimdi bir şey daha soracağım. Özür dilerim lafınızı kestim ama yine bununla ilgili olduğunu söylüyorum. Şimdi bu şeyin etrafında böyle baraka dükkanlar var. Nerede? Ayasofya etrafında. Turistik eşya satıyor. Sen Ramazan'da gittin mi oraya? Tam felaket. Bir panayır. Tam felaket. Panayır. O dükkanlar falan ne olacak onlar? Kalacak mı onlar orada? Şimdi o dükkanların bir bölümü vakıflara ait. Ayasofya'ya ait değil. Ayasofya'nın mesela sebili var köşesinde. Çok güzel bir köşe sebilidir. Orası da vakıflara aittir. Adı Ayasofya sebilidir ama vakıflara aittir. Ve döner köşeden yani bizim 3. Ahmet Çeşmesi'ne doğru döner. Evet. Oradaki dükkanların hepsi vakıflar tarafından işte kiraya verilmiş ve ticarethaneye dönüşmüş. Efendim onlar yine iyi. Ramazan'da baraka kuruluyor. Şimdi ona gelelim. Prefabrik şeyler yapılıyor. Ona gelelim. Biz o şeyin tam içinde yaşıyoruz o. Panayır. Panayır. Sucuk kızartılıyor şey yapılıyor yani. Şimdi değişti artık biliyorsunuz Eminönü ve Fatih Belediyesi birleşti. Umarız ki ve takip ederiz ki hep beraber İstanbul'a yakışan bir estetik içerisinde, bir kalite içerisinde bu demin söylemiş olduğumuz böyle bir kaliteli meydanda ona yakışan bir etkinlikler zinciri olması lazım. Ki Ramazan'da da tarih boyunca Ayasofya'nın çok önemi vardır. Çok. Ayasofya'da da teravih başka bir şeydir. Özellikle Kadir Gecesi. Kadir Gecesi biliyorsunuz. Ramazan'ın içerisinde Kadir Gecesi evet. En iyi müezzinler ve en iyi şeyler oraya getiriliyor. Padişah gider şeye gider. Tabii padişah şeylere şey katılıyor. Hünkâr mahfili. Evet. Fossati döneminde yeni yapılmış haliyle doğrudan saraydan çıkıyor padişah. Hiç öne girmeden arkadan Ayasofya'ya bir kapı açılıyor. Bugün namaz yani mescit dediğimiz yer aslında mescit değil Ayasofya'da. Padişah geldi hünkâr mahfili. Hünkâr kasrı orası. Padişah oradan giriyor içeriye. Şimdi hala ibadete açık olan yer. Evet. Mescit olarak açık olan yer. Padişahın namaz kılmak için Ayasofya'ya arkadan girmiş olduğu bölüm. Orada namazdan önce direkt namaza girmiyor. Dinleniyor ve meyve ve çiçek ikram ediliyor. Evet. Şeyde vakıfnamede var. Meyve ve çiçek. Hoş geldiniz padişahım diye. Orada ziyaret yani istirahat ettiriliyor ezan vaktine kadar. Yani hünkâr o kadar da gelip de istirahat mı ediyor? Belli bir dönem içerisinde bekliyor şeyi. O namaz kılınma sırasında ve kendi... Yalnız bunun yaşlısı da var, çoğu da guttur. Tabii. Gut. Et yemekten gut olmuş hepsileri. Evet. Ayaklar şişmiş, evet. Yürüyemiyor. O dönem, o arada da görüşme yapıyor tabii. Yani kabul yapıyor. Ha. Bir nevi arz odası gibi orası. Tabii. Oradaki bir mesela vakıfla ilgili şeyler orada görüşüyorlar. Halkın bazı şikayetleri orada görüşülüyor. Namaz sırasında içeri geçiyor. Uzun bir koridordur. O koridordan mahfil kısmına geçiyor. Namazı kılıp tekrar geriye saraya aynı yol üzerinden geri gelmiş oluyor. Şimdi padişah ve şeyden camiden bahsetmiş yani. Eskiden padişahlar camilerde zaman zaman vatandaş tarafından protesto falan edilmiş. Yani o Ayasofya'da şeyin bir hikayesi vardı. 3. Selim'in. Taş atıyor şeyin. Taş atıyor. Mahkeme. Diyorlar çünkü Gazi diye hutbe okunuyor. Evet. Savaşa kaybetmişiz o sırada. Senin neyin Gazi diyor? Taşlıyorlar padişah. Öyle şeyler var. Var değil mi öyle şeyler? Tabii. Yani bir demokratik ortam var bir ölçüde. Protesto hep vardır. O olmasa da gizlice şeylerde kağıtlar, yazılar dağıtılır. Ama 3. Selim'i taşlamışlardır. Hem o var hem de istida var. Yani evet. Bir şey içerisinde dilekçe arıza yazarak padişaha bir görevli topluyor onları. Yani orada sadece padişahın namaz kılması değil. Bir, halkın padişahı görmesi. İki, gerekirse tepkisini koyması. Gerekirse alkış yapması. Yani iki çarpma manasında alkış değil. İşte aleyke amnullah. Tezahürat yapıyor. Yani. Evet. Sonunda mağrur olma padişahım senden büyük Allah var diyor. Göndermiş oluyor. Bu arada tabii padişah kendisinin halk tarafından ne kadar sevildiğini, itibarının ne olduğunu, etrafındaki adamlar, bir de etrafındaki adamların itibarını görmüş oluyor. Tabii. Onlar da beraber geliyorlar. Yani orada direkt padişah yapılmaz da... Bir seferinde de Sultanahmet'te çocuk atmışlar arabaya. Sultanahmet mesela çocuk atmışlar. Bakamıyorum sen bakıyor. Çocuğu fırlatmış kundaklı. Sultanahmet'in bu işlerine baktırdığı kişi de Gazi Osman Paşa'dır. Evet. Onun prestijini... Saray Maraşali'ye. Onu kullanıyor o arada. Yani padişahların şeyi, gelişleri, cami içerisindeki seremonyal gelişleri bu. Ama o öbür taraftaki meydanın işlevini bu tür panayırlarla bir daha kirletmemek gerektiğini, yani çok doğru söylediniz. Altını çizelim. Şimdi tekrar şeye dönersek, Ayasofya'ya. Ayasofya'da bildiğimiz o üstüne dolaştığımız zeminin altında bir bodrum kat var mı? Çünkü ben bir gün orada bir kapaktan birinin içeri girdiğini gördüm. Bir kapak açtı, bir şey aşağı indi falan. Dedim altta ne var acaba diye korktum da bir ara. Evet, şimdi altta iki tür yer var. Bir, demin bahsetmiş olduğumuz galeriler var. Yani böyle uzunlamasına giden, avluk kısmına doğru giden, şadırvana doğru giden, yatay olarak giden galeriler var. Temel yanlarından devam ediyor. İkinci, dikey olarak inen, yani o kapaklardan işte bir tanesi büyük ihtimalle odur. Su sarnıçlar var. Ve o bölge, yani Akropolis dediğimiz birinci tepe, İstanbul'un birinci tepesi, aşağı yukarı hepsi sarnıç. Çünkü büyük saray orada su ihtiyacı fazla ve İstanbul'un muhasarasında su darlığı olduğu için, risk olduğu için, mesela şimdi Turing'in işlettiği bir tane adı da sarnıç restorandır. Gitmişsinizdir. Evet. Sarnıç işte, adı sarnıç. Öbür tarafta Ağa Konağı dediğimiz yerde bir sarnıç daha var. Şu anda içerisi şey yapılıyor. Yukarıda Binbirdirek sarnıcı var hemen öbür tarafımızda. Yanında da Basilika sarnıcı var. Devam ederseniz Eminönü Belediyesi'nin kullandığı bir Şerefiye sarnıcı diye bir sarnıç daha vardır. Yani o civar olduğu gibi sarnıç. Orada sadece Ayasofya'nın değil altını kaldırmak. Eski konaklarda da. Neyi kalsız altında sarnıç var. Konakların altında sarnıç var. Teşvikiye'de bizim evimle sarnıç vardı aşağıda. Evet. Teşvikiye bölgesi sonradan olan bir bölge olduğu halde. Sarnıç vardı. Evet. Kuyu olarak kullanılıyor. Şimdi Akropolis dediniz aklıma geldi. Nekropolis nerede İstanbul'da? Şimdi çünkü hiç Bizans şeyi yok, mezarlığı yok İstanbul'da. İşte bizim bir tanesi bizim Stüdyon Manastırı'nda. Onu konuşmadık. Onu Stüdyon, evet. Stüdyon'da İbrahor. Bir tanesi. Evet, İbrahor'da. Havariyun da onu söyleyeyim. Havariyun yani Apostolik Kilise. Apostolik. Fatih Camii'nin olduğu yerde. Orada olduğu çok kuvvetle söyleniyor. Stüdyona girelim mi? Stüdyon. Evet. En eski İbrahor. 461 tarihli Ayasofya grubuna bağlı olan bir kilisedir. Siz de şimdi değil mi? Bizde şu anda. Evvelden beri bizde. Bu 15 veya 16 tane tartışmalı Bizans'ın fetihten sonra Osmanlı'ya kalan, ayakta kalan ve bugüne intikal eden kilisesi var. 50-60 tanesinden 15 tanesi şu anda ayakta, bozulmamış vaziyette kalmış. Bunlardan 5 tanesi müze. Diğerleri camiye tahvil edilmiş. Yani cami olarak faaliyette. Açık, orijinal bina kilise. Demin konuştuğumuz gibi mihrabı, minberi, minareyi koymuşlar. Cami olarak devam ettirmişler. Bu bahsettiğimiz yer Stüdyos Manastırı, Vaftizci Yahya Kilisesi diğer adı. İbrahor Camii, Halveti Tekkesi. Yani bütün bu özellikleri aynı yere taşıyan Yedikule'de bu. İbrahor semtinde zaten. Semtin adı da İbrahor. Bulunan bir eski Bizans manastırı. Nekropol yani ölülerin gömülmüş olduğu, mezarlıkların olduğu yer özellikle imparatorların orada olduğu tahmin ediliyor. Orada da büyük bir sarnıç var. Çok büyük bir sarnıç da orada var. Şimdi burası Ayasofya Müzesi grubu içerisinde şu anda İbrahor Anıtı, yani müze değil. Çünkü üstü kapalı değil. Depremler sırasında, yangınlar sırasında çökmüş. Çatısı tamamıyla yok şu anda. Ama Narthex son cemaat yeri diye anlatalım. Bölümü ayakta. Ortadaki Naos meydan bölümü ve iki tane nef sağ tarafında. Nef'in bir tanesi ayakta duruyor. Sütunları müthiş bir sütun başlığı içerisinde. Yani başta biraz önce konuşmuştuk. Hani ne demiştik? Bazilika sarnıcındakiler, Ayasofya sütunlar birbirine benziyor ya. Üçüncüyü de ona ilave edelim. Stüdyon Manastırı'ndaki sarnıçlar. Yandıktan sonra bazilika dediğimiz çatının üzeri ahşap olarak örtünmesi çökmüş. Zeminde zemin mozaikleri var. İstanbul'da çok azdır zemin mozaikleri. Taş örtü, duvar mozaiği yani fasat mozaiği değil. Parter dediğimiz düz zemin peki bu mozaiği. Şeyde bulunan Bizans saraylarında zemin mozaiği değil mi? Orada da zemin mozaikleri var galiba. Hangisi? Otelin yapıldığı yer. Eski sarayın olduğu yerde evet. Çok onlar şu anda müze. Yani bizim büyük saray mozaikleri değil mi müze? Şey diyorlar. İnşaat var ya otel inşaatı. Evet. Darülfünun önündeki. Darülfünun'daki evet. Ama küçük bir alan o. Ama Fossati onun üzerine Darülfünun'u yapmış üniversite binası. Tabii. Orası evet. Eski aslanhanedir yalnız. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Orası eski bir kilise. Bizans'tan kalma bir kilise. Aslanhane yani dediğimiz yer. Mihrap duruyor orada. Mihrabın önünde bir parça mozaik var. Sonra cephane olmuş. Sonra yer mozaiği, zemin mozaiği var. Aslanhane ne demek? Aslanhane bizimkilerin vahşi hayvanları ve saray içerisinde koymuş olduğu yer. Bir kısmı cephane, cebehane, bir kısmı aslanhane. Ondan sonra işte Fossati şey bölümünü 1848'de oraya Darülfünun, yani İstanbul Üniversitesi ilk defa orada yapılıyor. Meclis binası olarak kullanılıyor. En sonunda adliye olarak kullanılırken 1933 yangınında tamamıyla kül oluyor. Otele tahsis ediliyor. Otel yapılırken bunlar ortaya çıktı. Şeyde çok güzel zemin mozaikleri vardı Pantakrator'da. Pantakrator'dakilerin çoğu şu anda bozuldu. Yani şey olarak... Ya bozuldu evet. En iyisi bizim büyük saray mozaiklerinde. Şeydeki. Urfa'da, Edessa'da şimdi ben bir ay önce falan gördüm. Orada yeni bir kazıda çıkmış. Zeugma tabii kendine göre. Antakya Müzesi bu konuda çok zengindir. Müthiş. Evet, evet. Antakya müthiş. Çok müthiş. Yani Türkiye'deki büyük Antakya'da sıkıntı... Antakya'da %3'ünü sergileyebiliyor galiba değil mi? Bilmiyorum. Bizim Ayerin'de var biraz. Evet. Ayerin'dekileri de atrium bölümünde kazık şeyler üzerine, çengeller üzerine yanda. Sergiler pozisyonunda. Evet. Bunlar... Peki o mozaiklerin üstüne basıyorlar mıymış eskiden? Basıyorlar tabii. Basıyorlar tabii. Bu mozaiklerin esas bulunduğu yer, çok konuyu dağıtmamak için kısa şey yapacağım. Sivil mimaride daha çok. Yani dini... Süsleme amaçlı. Tabii. Sivil ama yani objeler de sivil. Mesela av sahneleri görürsünüz. Tabii. Özel hayata ait sahneler görürsünüz. Orada bir dini mozaikle freskle... aşağıya koymuyorlar. Yani. Evet. Üstüne basmadığın şeyi. Göremezsiniz. Böyle bir şey özelliği var. Stüdyonun isterseniz şey yapalım. Manastırı. O manastır yandıktan sonra uzun dönem cami olarak kullanılmış. İmerhoro İlyas Bey, camiye tahvil eden kişi. Arkasını tekke olarak kullanmış. Halbeti dergisi, biri dergahıdır. Haziresi hala durur. Çok eski mezar taşları var orada. Çitlenmik ağaçları. Mesela Çınar'dan bahsedip çitlenmik de İstanbul'da türbe ağacıdır. Tekkeler ve türbeler çitlenmik ağacı görürsünüz. Böyle bir gelenek var. Biz çocukken çok vardı İstanbul'da çitlenmik. Şimdi atardık çubuk. Tabii. Kamışla tükürük. Evet. Gene var da ilgi sahanız değiştiği için artık belki yoğunluk olarak... Yok ya gördüm ben. Çok kadar görmüyorum ya. Yoğunluk olarak belki şey olmuyor. Tarihi binalarda var mesela. İşte bu bizim şeydekiler. Maçka Parkı çitlenmik doluyor. Şimdi göremiyorum. Şimdi göremiyorum. Evet. Tütü ağacı denir ona. Evet. Atardık çitlenmik. Attığınız için. Evet. Denir. Şu anda maalesef burası bu hale duruyor. Metruk olarak duruyor yani. Çünkü bir restorasyon projesi orayla ilgili. Restorasyon role lazım. Restorasyon bir ana yapı olur. Affedersiniz. 2010 projesi ne işe yarar? Hiçbir şey. Köfte balık ekmek festivali mi yapmak lazım? Bunları mı festivali mi da, bir şey dümbelek festivali. 40 bin tane bağlamacı alacaklar diyor. Olacak bir şey değil ya. Niye yarıyor bir 2010 projesi? Bütün aldığımız benzinden vergi gidiyor. Trilyonlar yatırılıyor. Ajanslar birbirini yiyor. Bir ekip gidiyor, biri gidiyor, geliyor. Bir abuk subuk herkes şeyler. Bir avanta peşinde orada. Avanta peşinde. Yani 2010'da bir de kendi kendimize. Bu dışarıya değil 2010. Herkes yurt dışında tanıtım falan ve para dışarıdan geliyor sonra. Hayır. Para bizden, biz birilerini zengin etmeye çalışıyoruz. Niye yapılmıyor bunlar? Bu stüdyon manası niye 2010'a alınmıyor? Şimdi niye bunu kimse söylemiyor? Evet. Ayairin alındı. Ayairin atriumundaki bu bir sergi proje içerisinde var. Sergi. Ama düzenleme yapılarak o sergi şey yapılacak. Stüdyon biraz şu zorluğu var stüdyonun manastırının. Röleve edilecek. Röleve iyi proje olsun. İşte malzemeyi nereden kullanacaksınız? Yani 3 tane sütun dediğim gibi o dönemden kalmış. Bugün ne yapacaksınız? O da Pantakrator yıllardır bitmedi. Pantakrator'da haklısınız. Evet. Zeynep Hanım'la çatışın diye. Gittim kaç kere. Lübnan onun sahasıdır tabii. Şahanedir Bahal Bey. Süper eğlenceleri vardır. Pavyonları meşhurdur. Bizde Beka Vadisi'nin şey zannediliyor. Terör bilmem. Alışveriş merkezleri. Zahle'ye gittiniz mi? Zahle var. Zahle'nin nesi meşhurdur? Rakısı meşhurdur. Evet. Yeşil şişede Arak Zahle. Altıda Zebedane'dir. Orası da aynı şekilde öyledir. Şimdi esas yani sıkıntı şu. Niye yapılmıyor? Mesela Pantakrator'a niye bunu 2010'a almıyoruz? Var. Daha acil bir teklif. Az bilinen. Tekfur Saray'a ne oluyor? Tekfur Sarayı. O zaten Çin'e İstanbul'un 11. yüzyıldan kalma 2. büyük sarayı. 11. yüzyıldan itibaren oraya taşınıyor. 4 ve 11 arasında. Yani restorasyon olunca bundan avanta götürülmüyor mu? Bilmiyorum, anlamıyorum. Götürmez mi? Götürülüyor ya. Ya balık ekmek festivali projeleri vardı ya. Milyarlar. Milyonlarca dolar. Şimdi Anemas kurtarıldı biraz. Evet. Anemas zindanı. Evet. Orada Emir Buhari tekkesi hatta restore edildi ikisi beraber. Ama yani Tekfur Sarayı'na birisinin el atması lazım. 2010 işte. Evet. Tekrar bir Ayasofya dönemiyor. Ayasofya'da hiç Bizans döneminden kalan mezar var mı? Yani içinde yatan kimse var mı? Yok. Bizans dönemindeki mezarların bir tanesi de, yani bir grup mezar da daha çok Karaman'la ağırlıklı olmak üzere Balıklı Rum ayarlamasındadır. balık duruma yazması da Kilisesi Ayasofya'dan artan malzemeyle yapılmıştır. Yani Ayasofya'nın bu şey özelliği var. İstanbul'daki en önemli Bizans mezarlıklarından bir tanesi. Karamanlıca bilirsiniz. Yani alfabe olarak Grekçe ama okuruş olarak Türkçe. Evet, Karamanlı mezarlığı. Orası ama çok... Şey mesela Mihailo kızı Meryem diyor, burada diyor. Evet, Türkçe olarak. Bir de şey enteresan orada. Avluyu mezar taşıyla döşemişler. Evet, yatay mezar taşları. Yatay mezar taşları avlu. Selsebiller vardır mesela orada. Evet. Şimdi Ayasofya'ya gelen, Ayasofya'ya bağlı olarak gidersek özel turlar var. Selanik'ten kalkıyor. Patrikhane, Ayasofya, Balıklı Roma yazması. Vakit varsa Ayvansaray, Blahernaya yazması. Blahernaya, ha. Böyle bir şey, kültür turu ya dini turizm diyelim. Dini turizm var. Bu dini turizmde Ayasofya ile beraber Balıklı Roma yazması en çok gidilen yerlerden biri. Yoktu eskiden bakın. Evet, bu yeni başlamış. Yeni başladı, çok da iyi oldu. Ama o Bizans mezarlar Bizans değildir orada. Değil tabii, Karaman. Karaman döneminde. Karaman'dır. Ama oradaki tabii şeyi, çekiciliği olan mesela evet. Ayasofya'da o yok. Ayazması yok. Ayazma. Evet. Demin ilk başlangıçta konuştuğumuz gibi o da yine feminen bir duyguyla çok cazibe merkezidir. Çünkü kutsal bir su buluyorsunuz. Niye feminen duygu? Yani ben kadınların daha duygusal olduklarından, daha inanca, inanmaya daha yatkın olduklarından, çareyi daha çok aramaya ihtiyacı bulunduklarından gibi kendi çapımda yorumlarla bu işi şey yapmaya çalışıyorum. Ama gözlemde çok bulundum. Kadınlar bu işe çok daha şey teşne, Osmanlıca tabiriyle daha çok meraklı. Kadınların tek olmadığı yer Aynoroz. Ben bir dönem orada da bulundum biliyorsunuz. Horoz da giremiyormuş değil mi oraya? 2 tane dişi hayvan girebiliyor sadece. Ne? Günün sorusu buydu. 2 hayvan, dişi hayvan ne olabilir? Sineği engelleyemez. O havadan. Evet. Havada karada derler ya, sinek, onda bir şey yok. Bir tanesi kedi. Ha, kedi giriyor mu? Dişi kedi avcı oluyor. Bütün hani o aile kurumunda olduğu gibi fare karşı avcı oluyor. 2.'si tavuk. Pardon, ters söyledim, horoz diyecektim. Tavuk diyecektim, horoz dedim. Tavuk serbest mi? Tavuk serbest. Niye ama? Yumurta yemek için değil. Niye? Kağıt ahalemek için. Yumurtayı ahal mi yapıyor? Tabii onlar, orada bir ekip var. Tam yani tarihi şeyde çalışıyorlar. Kütüphanesi. Hala? Evet. Muazzam bir kütüphanedir. Dünyanın şeyinden... Hangi sene gittiniz? Bir sene oldu daha yeni gittim. Yani. Özel izinle girilen bir yer burası. Ayasofya'ya yani ilgili olarak. Ben 84'te 2 sene izin bekleyip gitmiştim. Niye? 84. Giremiyorsunuz. Niye? Ayrı bir yönetim, ayrı oranın. Patrikhaneye bağlı bizim. Patrikhaneye bağlı. Fenerbahçe Patrikhanesi'ne bağlı, Yunanistan'da ama. Ama izin falan Selanik'te, Atina'da ayrı bir merkezde var, oradan izin alıyorsun. 2 sene beklemiş. Türkiye'deki bir yere girmek için. Aynaros. Selanik üzerinde bir Halkidiki Yarımadası'nın bir ucunda. Aynaros'tan bahsediyoruz. Şeyden. Manastırlar, 21 tane evet. Manastır var şu anda. Radikalleri ve şeyleri var yani tradisyonalistleri var, gelenekselcileri var. Onlar hiç mesela bir kısmı hiç almıyor, kabul etmiyor misafir. Bir kısmı kabul ediyor. Ben kafir kontenjanından gittim. Böyle bir şey var. Şimdi bak 21 kişilik bir şey koymuşlar evet. Ya siz kaldınız mı gece? Kaldık sayılır, ayına kaldık ama gemi şeyle ondan sonra... akşam döndük. Evet. Güneş batmadan döndük biz. 25 sene önce gerçi. Batmadan döndük. Çok o zaman iyi, kalınmıyordu. Çok iyi davranıyorlar şu anda. Çok açılmışlar şeyleri. Şimdi ben şeylerini falan okudum onların. Günlük bir limit var. Misafir alıyorlar. Kalabiliyorsunuz isterseniz. Eskiden güneş batmadan kafir olduğunuz için evet. Çıkacaktınız. Onlara göre kafiriz ya. Peki bu şeyin, Ayasofya'nın üst galeride bir şey var. Lahit gibi bir şey var. Dandolo'nun şeyi. Nedir o? Orada mezar olduğu söylenen, yani onun üzerine kapak içerisinde taşın altında bulunduğu söylenen bir yer ama demin onu biraz önce konuştuk. Öyle bir şey yok yani. Orada onun olduğuna dair bir resmi, bilimsel... Peki açılıp bakıldı mı? Şeyi kırmak lazım olduğu gibi yani. Bütün Ayasofya'nın zeminini blok olarak... Blok mu? Üstte durmuyor yani. Blok. Sıfır partero. Yani sürfasın üzerinde olan bir şey. Öyle bir lahit değil. Ayasofya'da lahitler var. Şunu o zaman izah edelim. Ayasofya'da dışarıdaki kazılardan ortaya çıkan lahitleri Bizans'la ilgisi var diye Ayasofya'ya getirmişler. Kim getirmiş bunları? Kazı yapan değişik dönemlerde. Eski zamanda. Yani nekropollerden ortaya çıkan bir takım şeyleri. Ayasofya'nın bir kısmı şimdi Nartek'te sergileniyor onlar. bir kısmı dışarıda. Ayasofya'ya ait olan değil onlar. Yani Ayasofya'da olan her şey Ayasofya'nın tarihi ana binasından kalan değildir. Vaftiz tekneleri var mesela bizde. Hazreti İsa'nın, şimdi şey konuşuyoruz, Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği tekne diye geçiyor. Evet. Öyle bir şey. Olabilir mi öyle bir şey? Öyle bir şey olabilir mi? Çok küçük. Şeria nehrinde, yani Ürdün nehrinde, orada Yahya tarafından vaftiz ediliyor. Evet. Nehirde ediliyor vaftiz yani. Öyle bir tekne yok. Ama Yuşa Hazretleri'nin şeyi çok uzundur hani, evet, mezarları biliyorsunuz. Evet. Hazreti İsa için de çok uzun bir şey, vaftiz teknesi yapılmış. Ona inanılmış. Ve bu birkaç kaynakta geçmiş. Bizim vaftizhanedir o. Vaftizhanenin avlusunda durur vaftiz teknesi. Lahitlere de çok pratik bir şey yapmışlar. Lahitlerin bir kısmı içi boş. Çünkü hazineciler biliyorsunuz Türkiye'deki define şeyin ana hedeflerinden bir tanesi lahitlerdir. Eşya ile beraber gömüldüğü için. Ya kapağı açar, açabilirse, açamazsa deler, patlatır. Kapağı düzgün açıyorsa eğer, içini temizlerler. Ne yaparlar biliyor musunuz? Abdest teknesi yaparlar. Abdest teknesi. Evet, kurna açarlar ön tarafına. Bizde var bir tane. Çok güzel. Kurna ile abdest teknesi yaparlar. Onu çok güzel. Şartlarlar önce şey tabiyle. Şartladıktan sonra abdest teknesi. Yıkayıp temizledikten sonra. Yani. Evet. Sonraki aşamayı söyleyeyim. Sonra da musluğunu çalarlar. Musluk. Yani böyle bir şey var. Tarihi gelişim var. Yani lahit görüp de abdest teknesi olarak İstanbul'da bulunmak mümkün. Peki bir şey daha merak ediyorum şimdi. Demin de bahsettik. Çembere taş. Evet. Teodos. Konstantinus sütunu. Konstantinus sütunu. Bunun altında İsa'nın kemiklerinin olduğu. Çivisi. İsa'nın çarmıhı olduğu, İsa'nın çarmıhtaki çivilerinin olduğu, İsa'nın kefeninin olduğu yolunda pek çok rivayet var. Evet. Bunun altına bakılamıyor mu? Bakılmadı mı hiç? Şimdi işte Konstantinus sütunundaki İsa'nın çivisi çıktı. Bu işin çivisi çıktı derler ya. Çivisi çıktı çünkü artık orada restorasyonlar yapılıyor. Çok bilimsel restorasyonlar. Hiç altına doğru kazıldı mı? Bakıldı mı altına? Yani her taraftan kazılıyor normalde. Oda var mı aşağıda? Dibine odayı bilmiyorum. Yani çünkü ben, efendim şeyde... Ama şu anda restorasyon devam ediyor. Yani ekip orada. Galiba arşivde gördüm ben onu. 1800'lerin sonu veya 1900 Sultanahmet dönemi. Bazı yabancılar gece bir şey kazıp aşağıya girmeye çalışırken yakalanıyorlar. Evet. Zaptiye evrakında vardı. Evet. Oda var, oraya girmeye çalışıyorlar diye bir rapor vardı. Şimdi 2. Abdülhamit özellikle bu işte çok hassas. Evet. Yani Asar-ı Atika dediğimiz... Ama eski, yakalanan adam var orada. Eski eserlerin çalınmasında. Evet. Arayışlar var ama ne çıktığına dair belge yok. Yani adam yakalanıyor mesela. Şimdi bakılamıyor mu şu anda? Yani öyle bir şey olursa, ihtiyaç olursa arkeoloji müzeleri galiba onun şu anda şeyinde. Onun denetimde yapılıyor. Üniversiteden bir heyet var. Bir resmi şeyle bakılabilir. Hayır şeyi de var artık onun. Truva'da falan kullanıyorlar katmanları şey yapmak için. Evet. Elektronik röntgen. Bir şey var. Röntgen. Aşağıda oda varsa gösteririz zaten. Ama işte bu Latin istilası dediğimiz dönem var ya, zaten bu şey tabiyle malı götürmüş. Yani ne görmüş, ne bulmuş, ne öğrenmişse onları hep toplamış. Tabii. Yazmalara kadar işte, evet, demin bahsettik, almış şeye götürmüş. 2. Abdülhamit döneminde bu tür hırsızlıklar oluyor ve ilk turizm hareketleri o dönemde başladıktan sonra bizim mozaikleri çalıyorlar mesela. Avuçla mozaik tanelerini götürüyorlar. Ne yapacak onu? Götürüyor işte. Götürüyor. Kutsal diye mi, kullanmak için mi? Yani sebebi, taş oluyor. Sebebi ne olarak bilmiyor. O zaman mozaikten hutura yapmış öteki. Sedef, kakmanın sedeflerini çıkarıyorlar türbe kapılarında. Ha, yani o hep yapılan bir şeydir. En büyüğü de Çin'i çalınıyor. Yani tarihi eser hırsızlığı Bizans'tan Osmanlı'ya kadar her vakitte geçerli olan, kendine göre piyasası olan ve kendisine göre eksperleri, uzmanları olan bir iştir ve bizim Ayasofya türbelerinden bahsettik. İstanbul'un aşağı yukarı bütün türbelerinde, bütün tarihi türbelerinde, bütün restorasyon sırasındaki bütün camilerde. Birkaç sene önce Fatih'de, Sultan Selim'de Sultan Mecnun Türbesi'nin avizesi çalındı. İçeriden. Evet. Hatırlarsınız. Evet, evet. Tepedeki koca avizeyi götürmüşler. Nasıl taşıdılar, nasıl götürdüler? Halı gitti. İşte şimdi onlar Çin'i sökmeye başladılar ve pano söküyorlar. Tabii panoyu doğru düzgün sökemiyor yani. Tam kırıyor. Sökemiyor. Tam sökemeyince 3 tane sağlam yapıyorsa 5 tane etrafında kırıyor. Evet. Maalesef. İznik Çinisi bunlar. 16. 17. yüzyıl dönemine ait Çinliler. Tanesi birkaç yüz bin dolar yani. Sonra bir açık artırmada bir yerde görüyorsunuz. Görüyor. Onlar sonra bize satılıyor ondan sonra. Evet, evet. Peki sizde halı var mı? Ayasofya'da. Şimdi, eski halılar. Ha, güzel. Ayasofya'nın eski halıları hep kaynaklarda Uşak halısı diye geçiyor. Ha, onun için yani soruyorum iki şey, zaten. Evet, iki şey kaynakta belli. Bunlardan bir tanesi hasır. Manyas civarından hasır geliyor. Hasırlar alta rutubet kesmek için konuyor. Manyas civarına gelmesine göre gölde saz vardı ondan. Tabii tabii. Tamamıyla şeyden dolayı, doğal üretimden dolayı. Uşak halıları hepsi vakıflara iade ediliyor. Yani 1935'te müze olduktan sonra. Müze olunacak şeyler kaldırılıyor. Halılar. Ha. Cami özelliği gidince mermerler gözüksün diye halılar kaldırılıyor. Ve zaman zaman vakıflar bunları sergiliyor. Ama ne kadarı eldedir, ne kadarı şeydir onu bilemiyoruz. Ama Ankara'da... O zaman o Yenikapı Mevlevihanesi'nin yangınından önce gitti hepsi. Çoğu yani demektir. Şimdi bu işi benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bir yerde yangın çıktığı zaman, restorasyon olduğu zaman... Hep de teberrükat ambarları yanar. Evet. Öyle mal gider sonra şey yanar. Evet. Allah'tan Yenikapı Mevlevihanesi tekrar şimdi ortaya çıkmış oldu. Yani o, çıktı onu belki... ama eşyalar gitti. Evet. Yani hiçbir şey kalmayacaktı. Eşyalar gitti. Bina şu anda şeye gelmiş oldu. Bina çok güzel yapılmış, evet. Bina, evet. Darısı Bahariye'nin başına. Başlamış galiba Bahariye. Öyle bir niyet var, onun için diyorum Darısı Bahariye'nin başına. Çünkü Baha Tanman uzun zaman uğraştı. Şey evet. Uzun zaman uğraştı. Eyüp Bahari. Hep Bahariye herkes Kadıköy diye. Bu Hüseyin şey Fahrettin Efendi'nin meşhur. Evet, Nevzen Başı'nın yapmış olduğu. Zekai Dede'nin Kudümzen Başlığı'nı yapmış olduğu. Nazif Dede'den itibaren tabii. Nazif Dede ilk şeyhi. Evet. Beşiktaş'tan. Mevlevihane. Çırağan Sarayı'nın altındaki mezarlar vardı ya. Hı hı. Onun devamı. Arada bir Maçka'ya uğruyor. Evet. Bir Maçka'ya çıkıyor yukarıya. Bir de şeye gidiyorlar. Karacahannan Paşa konağına. Oradan sonra? Şeye, Karaköy'e gelmeden değil Salıpazarı'na gidiyorlar. Salıpazarı'nın oradan. Sonra oraya gidiyorlar. Bahariye'ye iniyorlar. Şimdi şeyde galiba Baha Bey söylemişti. Arkeoloji Müzesi'nin çok zengin bir fotoğraf koleksiyonu var. Osman Hamdi Velihan. O da şeyler çıkmış. Bahariye'nin fotoğraflarını bulmuştu. Şimdi mesela. Bakın Allah aşkına onunla konuşalım. Arkeoloji Müzesi'nden biraz bahsettik yani. Üzülerek muazzam bahsettik. Muazzam bir kütüphane. Bravo. Muazzam orada bir kütüphane var. O Arkeoloji Müzesi kütüphanesi Türkiye'deki en eski ve en kıymetli kütüphanelerden bir tanesi. 80.000 civarında kitap var. Evet. 80.000 civarında. Çok kişi bilmez. Bilmez ve ilk 5.000 cilt de biliyorsunuz Ahmet Cevat Paşa'nın evet. şeyidir. Sonra Şakir Paşa başlamış. Evet. Sultan Reşad'ın kitapları var orada biliyor musun? Evet. Sultan Reşad'ınkiler de orada. Müthiş bir kütüphane. Ve Osman Hamdi Bey'in tabii şeyiyle, öncülüğüyle başlamış. Ve muazzam fotoğraf koleksiyonu var. Divan-ı Lügat Türk'ün Kilise Rıfat istinsahları orada. Evet gördüm onları. Hamparsum defterleri var. Mesela. Düşünebiliyor musunuz? Yani Ermeni asıllı beste. Ermeni asıllı bestekarı. Bir nota. Evet nota türü. Bizim Batı notasından önce kullanılan nota bizde. Evet. Orada el yazması Hamparsum defterleri var. Arkeoloji Müzesi bütün bu açılarıyla bana göre görülmezse olmaz. Murat Bey'de de müthiş bir Hamparsum koleksiyonu var. Evet. Biraz var bende de var biraz. Musikiye vakufiyeti malumdur beyefendi. Estağfurullah. Tambura da vakufiyeti dinleyemedik ama. Ayasofya'ya karşı tambur. O tamburlarla nasıl eğleniyor? Evet. Yazın ayrı bakım, kışın ayrı bakım, cilası. Eğlenmek için çalamıyorsun ki bakmadan. Eşiğini şeyini değiştirmeden zırıl zırıl bir şey oluyor. Tabii. Ama tamburların başına bir bela var. Durmadan onlara oynuyorum. Bir gün kafamda kıracak bir tanesini. Geçen gün onun tamburunu aldım, yayla çalmaya kalkıştım. Ha, güzel. Ercüment Batanay vardı bizim yayla tamburda. Ben de Ercüment Bey'den gördüğüm için evet. aldım elime bir arşa. Yani ne olacak derken, nasıl açık. Duyurulur? İşte bu arada yani çalışıyor. Açık tabii. Açık da açık. Bilen yok. Fatih bilen yok. Evet. Bilen yok. Yani uzman erbabı biliyor sadece. Evet. Bilen yok. Evet. Bilen yok. Şeyde Ayasofya'da da tekkeden bahsettik ya. Ayasofya'nın bir tekkelik bölümü var. Hı. Yani metrekare olarak İstanbul'da en çok tekkenin olduğu yer Ayasofya'nın etrafı biliyorsunuz. Evet. Hızır özelliğinden dolayı. Hızır'a yakın olmak duygusundan dolayı. Etrafı hep tekkedir Ayasofya'nın. Hemen karşımızda Erdebili Tekkesi'nden başlar Halveti, Nazilli Tekkesi Rifai, Abdurrahman Şami Tekkesi Rifai ve o bütün Muhterem Efendi Tekkesi'yle onun etrafı tekke çünkü tahsis ediliyor. Evet. Ayasofya'da iki özellik var. Onları söylemekte fayda var. Bir, Ayasofya aynı zamanda halka açık ders merkezidir. Dersi amlar orada ders verirler namaz vakitleri arasında. Evet. Orada bir eğitim yapılır. Kütüphane de onun için zaten. O eğitimden dolayı. Bizdeki obelisk Paris'tekinden 1 metre 87 santim daha yüksekmiş. Yüksek. O zaman biz gösteremiyoruz. Neden? Çünkü çukurda duruyor. Çukurda tabii. Çukurda, 2 metresi çukurda. Kot düşüyor. Kod düşüyor. Peki mesela onu alıp yukarı çıkarsak şu olmaz mı? Yeri yani, o meydan... Meydana indirsek neler çıkar? Biz onlara averaj yapıyoruz ya. Onlarda bir tane var. Demin söyledik orta metrekare bakımından o kadar çok tarihi eser var ki. Ben şeyi hiç anlamadım. O obeliski o zamanın teknolojisiyle nasıl dikmişler buraya getirmiyor? Yani getirmişler de bir de nasıl dikmişler? Denizle geliyor bir kere. O çok rahat. Nasıl kazık üzerinde çekiliyor. Ondan sonra iskeleye ve makara sistemi kuruyorlar. Ayasofya'da da makara sistemi var. Gemi de bir tuhaf zaten. Altında su içinde getiriyorlar onu. Üste koymuyor. Evet. Oğlum Mısır'da bir ara şeyini göstermişlerdi. Piramidin yapımında kullanılan taşlar nasıl gidiyor diye. Şimdi şu su seviye geminin şeyi burası su şey burada taş. O mermerler şeyler suyun altında şey yapıyorlar. Suyun içinde mi altında mı? İçinde. Hayır. Tabii kapalı. Ha, su seviyesinin altında. Su seviyesinin altında. Denge açındır tabii. Evet. Yukarıda koysa bir sallanır. Daha çabuk geliyor bile o şekilde olunca. Evet. Piramit taşları öyle taşındıydı şeyden aşağıdan. Yani yukarı Nil'den. Yani onu çekecek ip, halat, makara. Fatih iki unsur var. Köle var, kırbaç var. Yapar ne oldu? Evet. Ve zaman var. Ve zaman var. Zaman var. Yani. Allah'tan Nil var tabii. Nil var bir de evet. Evet. Bedia Ceylan'a teşekkür ediyoruz verdiği bilgi için. Sağ olsun. Bizim de tunamız var biliyorsunuz. Haluk Bey tunayı şeye gitmiş biliyor musun? Tuna'nın mecranı çıktığı yere. Gördüm tuna güzellemesi. Tuna. Çıktığı yerden battığı yere. Fakat bazen deniz gibi oluyor, boğaz gibi tuna. Tabii. Çok geniş bazı yerler. Tabii deniz değil. Deniz evet. Deniz. Şu minarelerin yıkılma meselesi Ayasofya'nın onu bir anlatsanız. Teşebbüsü yani. Evet. Müze tabii 1935'te müze olduğu zaman, müzeye çevrildiği zaman müzenin olması gereken bazı düzenlemeler düşünüyor. Bunlardan bir tanesi etrafını açmak. İlk teşebbüs biliyorsunuz meşhur bizim Cemil Topuzlu vardır İstanbul'un evet. Belediye başkanlarından İstanbul'da bilinen şahıslardan bir tanesidir. Cemil Topuzlu hepsini yıkalım diyor ve teşebbüs ediyor. Meydandan başlıyor. Hürrem Haseki İmamı'nı yıkalım diyor. Niye? Meydan açalım diyor. Meydan açalım. Meydan açılsın diyor. İlginçtir Fransızlar karşı çıkıyorlar. Fransız elçisi Hanım'a karşı çıkıyor. Sinan'dan kalma bir eserdir diye. Sonra Ayasofya'nın etrafındakileri yıkalım diyor. Fakat teşebbüs başarılı olamıyor. 1935'te müze olduktan sonra müzenin ilk olması gereken vasfı işte halıların kaldırılarak bir çıplak hale getirilmesi, levhaların indirilmesi. Çok büyük Kazakskar Mustafa Fezed Efendi'nin levhaları. Onu çıkaramıyorlar dışarıya kalıyor. Sonraki operasyon minareleri ve minarenin etrafındaki medrese. Medreseyi yıkıyorlar mesela. Evet. Ayasofya'nın medresesi de var. Soğukçeşme Sokağı ile Ayasofya arasındaki aslında. Bölgede önce Fatih dönemi sonra Abdülaziz döneminde ikinci olarak yapılan bir medrese var. O medrese yıkılıyor 35'te. Ayasofya'nın etrafı açısında yıkılıyor. Çukur olarak durur şu anda hala. Sonra minarelere sıra geliyor. Minareler yıkılırsa görüntü olarak haç koymazsanız eğer o kilise ana abidevi bina havasını kazanacak. Fakat işte o sırada çok büyük tepki geliyor. Bu tepkilerden bir tanesi manevi duygulardan kaynaklanan tepkiler. İkincisi teknik olarak dört tarafındaki dört minarenin tabana temele rapt edildiği ve onların yıkılması durumunda temelde büyük bir sarsıntıya yol açacağı, ana binanın büyük zarar göreceği düşüncesiyle. Bu gerçek mi gerekçe mi, yıkımı önlemek için söylenmiş bir şey mi acaba? İçinde gerçek payı da olan belki. Çünkü baktığınız zaman o şeyi, rabıtayı, birbirine bağlantıyı görüyorsunuz. Evet. Ve minareler normal boyutların çok fevkinde, çok üzerinde. Demin o şadırvan için kullandığımız özellik gibi yani. Ben bir şey yapamadım, ana binayı yapamadım. Bari minareyi yapayım. Mütemmim cüz deriz ya Osmanlıca'da. Evet. Yani tamamlayıcı parçaları o kadar kuvvetli yapayım ki ona o ayakta tutsun ve... Ayrılmaz parçası olsun. Ayrılmaz parçası olsun. Evet. Bir şey sormak istiyorum size. Evet. Bununla yani teknik şeyle alakası yok ama Obama'nın gelişinden önce ne tartışma oldu? Sizin? Şimdi Obama'nın gelişinden önce... Bir şeyler olmuş duyduğuma göre. Yani eğer kastettiğiniz... Amerikalılarla aranızda. Amerikalılar aramızda oldu. Ne oldu? Amerikalılar mümkün olduğu kadar Obama'yı korumak, kollamak ve kısa sürede oradan çıkarmak istiyorlardı. Bizde de Ayasofya'nın belli bir şeyi var. Protokol bile olsa belli bir yolu var, belli bir şey var. İşte biz dış avludan alıyoruz. Papa'yı mesela öyle yaptık. Papa da çok korumaya muhtaç kişilerden bir tanesi. Avluyu önce anlattık. Şadırvanları, diğer parçaları, mütemmim yüzleri anlattık. Sonra içeriye anlattık. Yani ben anlattım onda da. Obama da onu kabul etmediler. Hayır dediler. Obama, Sayın Başkan şeye girecek. Kapıya, arabaya yanaşacak, sıfırlayacak. Hızlıca içeri alacağız. Avlunun protokol çıkış kapısından direkt içeriye gireceğiz. Girecek. Ve protokol çıkışından, evet. Protokol çıkışından. Çıkış yani, kapısından. Evet. Bizim başkanlık odasının olduğu şadırvanın önünden yani. Şadırvan çok kısa. Oradan, mesela, en kısa mesafe orasıdır çünkü. Papa oradan girmedi mesela. Papa uzun yoldan geldi. İçeri hemen girecek ve içeride şey yapılarak bizim Sayın Başbakan, Amerika Başkanı birkaç koruma dışında kimse yanına gelmeyecek ve hızlıca gezdirilerek tekrar aynı yere getirilecek. Orada herkes kalacak ve yine hızlıca avludan çıkılarak zırhlı arabaya binecek. Sultanahmet Camii'ne zırhlı arabayla gidecek. Oradan oraya. Oradan oraya. 2 adım yere. Evet, 2 adım yere. Ana plan bu. Duracağı yerler belli. Ön şeyler yapıldı. Saatler belli. İşte yukarıdaki herhangi bir risk var mı? Her şey garantiye altına alındı. 2 şey bozuldu. Bir, kediler protokolü bozdu. Olsun. Bizim Ayasofya'nın, onu Obama'ya da söyledim. Benim bir şey tabirim. Ketus Bizantikus diyor orada. Bir Bizanslı haneden kedi gurur var orada. Ne zamandan beri kaldıkları meçhul ama ben bunu söyledikten sonra aksini ispat eden varsa etsin diyorum. Ben onlara bir son aile şeyinden kalan bir haneden kediler diyorum. Paleologos. Paleologos, evet. Aynen öyle. Paleologos ailesinden kalmış olan bir şey, bir grup. 1261'den yani. Evet. O onunla ilgilendi. Kediyi görünce, kedi bizim gayet rahat. Kedi epey güzelmiş ama. Kedi çünkü çok devlet başkanı görmüş. Protokoller kedi diyorum ben. Çok protokol kedisi. Hemen sordu işte anlattık, onunla ilgilendi, kediyi sevdi. Yani Ayasofya'da inanılmaz bir şey. Peki kediler önceden muayene edilmiş miydi? Tabii, aynen öyle. Veteriner tarafından. Yani, nasıl? Önceden aşıları var mı diye kontrol edildi kediler. Amerikalılar tarafından. Amerikalılar tarafından. Yapmayın ya. Tabii. Yani orada herhangi bir onun yapacağı bir hamlenin şeyini, skandalını düşünebiliyor musunuz? Şimdi kedinin tırnağında zehir olur, kedi kuduz olur, uyuz olur. Evet. Şimdi düşün, Obama kuduz. Obama kudurdu diye İstanbul'da kedi tırmaladı. Allah'tan kedi gayet sakin olarak ona baktı. Bizim başbakan da yani o dönem şeyin dışına çıktı. Peki siz neye karşı çıktınız programda? Yani biz programın daha geniş, işte en azından yani Ayasofya'nın sadece bir kilise ana binası olmadığını, bir Osmanlı külliyesi, kompleksi olduğunu, bunların en azından anlatılması gerektiğini söyledik. Kabul etmediler mi? Etmediler. Çok kısa bir şeyle geçilecekti. Sonra orada bizim başbakanımız müdahale etti içeride. Sen Haluk bildiğin gibi anlat dedi aynen. Ve onun üzerine biz şey anlattık. Peki niye Türkçe konuştunuz? Ayrıntıyla anlattık. Yeminli bir tercümanı vardı. Hep yanında o gidiyordu ve o tam birebir şeyi tercüme ediyordu. Çünkü insan konuşuyorsunuz. Evet. Siz. Bizim başbakan da tabii duymuş oldu Türkçe olduğu zaman. Yani bizim başbakanın da Ayasofya'daki o gezisiyle çok ilgili olduğu ortaya çıkmış oldu. Hı hı. Hatta, şimdi işte kısmını söyleyeyim. 2. Pozan gezi bitti. Arabaya binip gidecek. Defter getirilir. İmzalanır o meşhur şey defteri. Arkadan nasıl teşekkür ederim gider. Ben de işte tam elimi uzattım yani gitmek üzereyken. Bizim başbakanımız dedi ki Sultanahmet'e gitmiyor muyuz? Sultanahmet'e gidiyoruz. Oradaki mesafe çok kısa bir mesafedir. 100 metre. Söyleyin Sayın Başkan'a yürüyelim dedi. Eyvah eyvah eyvah. Yani bizim avludan... Amerikalı ölmüştür. Evet. Amerikalılar. Başını yoldular arkada. Ben güvendiğin şeyini görüyorum, pozisyonunu. Ama o da çok pratik bir şekilde yani öyle uzun konsültasyon yapmadan... Obama ne dedi buna? Yürüyelim dedi. Okey dedi. Okey dedi. Okey, 1 minute. Evet. Beraber. Bana sen de gel meydan anlat dedi. Ve biz o avludan geçilmeyecek olan başkanla beraber... Çıktık açık alana. Çıktık açık alana, evet aynen. Şadırvan'dan bu sefer ben tabii rövanşını aldım. Dedim ki avlu geçirme anlatılmadan olmaz. Önce bir avluyu anlatalım. Sıbyan Mektebi'nden, Şadırvan'dan, oradaki diğer Muvakkithane'ye kadar Haseki Yürem kadın eserini anlattım mesela. O büyük avantaj oldu. Kadınların adı olduğunu bizde. Onların adına hamam büyük eserlerin yapıldığı. Evet. Ve bütün meydana şeye kadar gittik. Sultanahmet turist gezer gibi aynı meydanında. Maalesef bizim basın onu işte... Alman çeşmesini gösterdiniz mi? Alman çeşmesi yan tarafta kaldı o şeyde. Öbür tarafta kaldı ama medreseleri gösterdim mesela. Hayır, belki yanında bir Amerikan çeşmesi yaptırır. Alman yaptırdı ben kalmayayım diyor. Evet. Şeyi söyledik ama mesela Hünkâr Mahfili'ni anlatırken. Bizde mağrur olma padişahım senden büyük Allah var dendiğini söylemiş olduk Obama'ya. O büyüklük duygusu yanında ilahi düşüncenin halk tarafından açık olarak söylendiğini, böyle bir halk geleneği olduğunu. Tabi o zaman Osmanlı padişahı şimdiki Amerika başkanı etkisi neyse o. Tabi yani aşağı yukarı şey Pax Ottomana, Pax Americana. Tam... Ya bu Pax Ottomana hiç inanmıyorum. Ha, var mı ya? Ya yeni çıktı o. Yani işte nizam alem demiş Osmanlı daha çok ona. Bir nizam, cihan nizamı falan gibi. Cihan nizamı ama Pax Ottomana evet. Başka bir şey. Pax Osmanlı barışı. Cihan nizamı. Barış olsa imparatorluk kalırdı. Ne barışı? Yani. Pax Romana'dan yani. Esinlenerek yani. Gelmiş bir şey. Pax evet. Americana da yok yani böyle bir şey de yok. İşte bunu araya Britannica'yı koyuyorlar. Böyle bir devamlılık şeyi. Ama Pax dendiği yerde bir de sopa vardır elinde. Sopa olmadan Pax olmaz ki zaten. Yani. Pax'ın bir numaralı sopadır. Cebren. Evet yani. Cebren yapılıyor. Obama işi yani sonuçta kazasız ve belasız. Çünkü Allah göstermesin. Orada bir grupta bağırdı biliyorsunuz başkan. Evet. O başkan falan diye orada alt tarafta şeyin altından rahmetten yukarı doğru çıkan bir grup polis şeyi arkasından orada el sallayan yani çok sıcak bizim açımızdan müthiş bir tanıtım hata oldu. Yani onu biz eğer iyi şey alabilseydik televizyon kameraları dünyada Sultanahmet Meydanı'nda gezen bir Obama'yı çekebilselerdi. Bizim iki başbakanla beraber çok renkli şeylerle evet. Afişlerle çok müessir bir şeyi biz bana göre tam kullanamadık. Yani kısmen... Papa'da ne yaptınız? Papa çok munisiydi. Yani Papa'da gerginlik bir kez, stres yoktu. O büyük koruma şeyi yok. Zaten kendisi de rahat ve şey bir havada. Papa'daki sıkıntı şuydu. Papa geldiği zaman ibadet etmeye yönelik bir orada hareket yapacak mı? Bir refleksle evet. Yeri öpecek mi? Yani bir haç çıkaracak mı? Orada yapacağı bir hareket kamuoyu vicdanı diyoruz ya. İç kamuoyu tarafından çok iyi takip edildi. Ve o arada Ayasofya'da zaman zaman olur namaz kılma teşebbüsleri olur. Onun katsayısı arttı. Yani bir şey olarak, bir reaksiyon olarak Papa'ya o hareketi yapmasından önce biz de gerekse namaz kılarız diye böyle bir şey üstü kapalı mesaj verilme şeyleri oldu. Gerginlikle onu bekledik. Yani Sayın Valimizle beraber Emniyet Müdürü de o zaman yine şu anda Osmaniye Valisi oldu. Öyle bir operasyon olur, hareket olursa ne yapılabilir? Tabii hiç bir şey yapamazsınız. Yani koskoca adama kaldıramazsınız, tutamazsınız. Yalnız şey, İhsan Sabri bir şey yapmış. 6. Polo. Daha önce evet geldiği zaman. Bir şey yeri öpmeye kalkmış da bir şey demiş. Omuzuna vurmuş galiba yapmayın demiş. Ve Espi öyle bir söz söylemiştir orada. Neydi unuttum. Ben ona benzer bir şeyi başında yaptım. Yani gardımı aldım dedim ya. Gardımı aldım. Dedim ki burası işte şu tarihten şu tarihe kadar kilise, bu tarihten şu tarihe kadar cami. 1935'ten bu tarihe kadar da artık müze olarak kullanılmıştır. Hiç ibadet edilmemiştir efendim. Anlayacağı bir şey açıklıkla. Yani o belki orada zaten belli olan, malumu ilam diyoruz ya. Evet. Zaten bilinen bir noktayı bir kere daha değerlendirdik. Çok kibar bir şekilde, çok rahat bir şekilde gezdi. Etrafı, yalnız onun yine şu fark şuydu. Obama tek başınaydı. Papa'nın etrafında bir ekibi yani kardinaller ekibi. Arkasında Vatikan ekibi grup olarak gezdi ve zaman zaman konuştular. İşte mesela Fossati meselesinde Fossati'nin İtalyan asıllı olması, İtalyan bir kardinal yanında olduğu için aa bakın bu sizdenmiş diye konuşuldu. Nur suresini çok merak ederek. Nur suresini sordu. En tepede bir yazı var. Nedir bu diye. Nedir bu? Ne manadadır diye. İşte Allah'ın nurun semavatü vel arz. Allah yerin ve göklerin hakimidir. Dendiği zaman bizim için açımızdan da aynı şeydir. Herhangi bir sorun yoktur dedi. Bunun üzerine ben l'unité dans la diversité dedim. Yani çeşitlilik içerisinde birlik, tevhidi anlayışı olduğunu. O da bir tebessümle onu karşılamış oldu. Ve bütün gezisini çok rahat bir şekilde, meraklı bir şekilde ama asla böyle bir ibadet etme duygusunda olup da bunu gizli veya açık ortaya koyacak bir refleks yapacak havada değildi. Biz de çok rahatlatmış oldu yani. Belki biz ondan daha fazla gergindik. Hem biz hem yani ben müze yönetimi olarak diyorum ama daha çok yaparsa yapar ne olur canım ne zararı var ki? Bize bir zarar olmaz. Kendisine de bir zarar olmaz ama kamuoyu vicdan demin dedik ya. Uğraşırız. Yani o dönem içerisinde bir de düşünsene adamı öptü, eğildi, yeri öptü. Kim kaldıracak Papa? Kaldıramaz. Öperse öper, Allah Allah. Ertesi gün kıyamet kopardı orada. Yani toplumun gerginlik katsayısı artar. Zaten her an patlamaya hazır ve gergin. Bizim basın şeyi pek fark etmedi. İşte Papa mihraba durdu diyorlar. Ya Kudüs'e durdu adam orada. Evet. Müftüyle, İstanbul müftüsüyle hoca şey yaptılar ya. Şey o şu Sultanahmet'te. Evet. Şeyde Kudüs aynı ya, hemen hemen aynı yani malum. Evet. Ama bir rahatlamayla bitti iş. Yani bizden sonra Sultanahmet'teki o hareketlerle de detant yani yumuşama ortamı oldu. Çünkü biz gerginliğe çok hazır bir toplumuz. Şeyden bahsedecektik ya, unuttuk onu. Nur suresinden, Ayasofya'daki. İşte demin söylemiş olduğum o Nur suresiydi. Yani Allah'ın yerin ve göklerin hakimi olduğu. O ne zaman yazılmış oraya? Bu Kazaskar Mustafa Zed Efendi, demin 8 tane levhadan bahsettik ya. O büyük 8 levhayı yazarken Nur suresini de oraya yukarıya, o da celiydi, çok büyük hattır. Yani şeyi, ebatları çok büyük bir şekilde. Aşağıdan küçük gözüküyor, onu yukarıdan gör onu. Onları o zaman yazıyor Kazaskar Mustafa Zed Efendi. Fossati döneminde yani 1847-1849 arasındaki dönemde. Ondan önceki hatlar başka. O hatların bir kısmını şu anda Sultanahmet Camii'nde şeyindir onlar. Camii'nde görüyoruz. Öbür bölümü kuşak yazılar şeklinde mihrapta dönüyor. Hı hı. Yani caminin namaz kılınan ön bölümünde dönen yazılar. Daha çok Kur'an'dan ayetler onlar. Ama ana şey kubbedeki Nur suresi. Orada da mozaik var aslında. Yukarıda arkasından mozaik var. Evet, yani mozaik var. Çünkü ayeriğinde de aynı şekilde. Yani haç veya mozaik oluyor. Tam apsisin önünde bir, merkezi kubbede, kubbenin tam olduğu yerde sembol koyuyorlar. Şu anda Bizans kiliseleri içerisinde haççı açıkta olan tek kilise de Ayerin'dir. Ayerin'e konserlerde gelmişsinizdir. Orada da o haç açık olarak durur şu anda. Yani herhangi bir haçça zarar verilmemiştir ve üstü kapanmamıştır. Osmanlı döneminde bile. Osmanlı bugün şu anda yani şu an geldiğimiz zamanda o haçı orada açıkta. Ama Ayerin'de de cami olmadı. Cami olmadığı için zaten. Yani demin bahsettik ya, silah müzesi olarak, silahhane olarak kullanmış olduğu için dokunmamışlar. Herhangi bir zarar yok. Bunlardan bir tanesi de hala kilise. Moğolların Meryem'i diye bir kilise. Faal mi hala? Faal. Cemaat mi? Faal, cemaati var. Yani şu anda açık olan tek o. 85 tane Rum Ortodoks kilisesi var İstanbul'da. Bunlar arasında Bizans'tan kalan bir tek o var. Gelin geldi gitti falan. Bravo. Yani Hülagühan'a diye götürülüp de Abaka'ya daha sonra ona da nasip olmadı biliyorsunuz. Peki. Geri geldi. Batı Trakya'da. Şimdi mütekabiliyete gelelim. Mütekabiliyete gelelim. Affedersiniz, ben bir şeyi merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Bundan önce Ayasofya'yı şey yapıyoruz. Buyurunuz. Şimdi Ortodokslarda bir adet vardır. Önemli bir bina yapılırken, özellikle Ayasofya gibi bir bina, çok yüksek liderler var. Patrik olur veya episkopos bir şey. Mutlaka bir yere altından okunmuş su ama kıymetli bir madenden bir şey koyar. Ve üzerine örülür, duvar örülür veya blok taş konur. Şimdi Justinian gibi biri yaptırdığına göre bunu bir şey mutlaka koydurmuştur. Var mı böyle bir şey? Yani böyle bilinen bir şey yok. Latin istilası sırasında eğer gitmişse ona tekrar bir şey diyemiyorum. Gitmişse yıkmaları lazım zaten. Evet, yani orada bir büyük yıkıntıdan çıkarılabilir mi? Ona da bir şey diyemiyorum. Ama bizim bildiğimiz yok. Bizim bildiğimiz yok. Çünkü ne bileyim, eski İstanbul Rumlarından biri kahvehane açacak. Evet. Bir şey koyar, papaz geliyor okur, kutsar giderdi. Evet, evet. Kutsal su şeyi kullanılmış yalnız. Sadece bedeninizin kirini değil, günahlarınızdan da arınmak üzere kullanın diye biliyorsunuz kiliselerde olan bu su. Ayasofyalara var. Ayazma olarak değil ama bir kutsal su olarak var. Altında da Gülhane kilisesi var. Onu biliyor musunuz bilmiyorum. Şu anda Gülhane'de bir ayazması olan kilise var. Hemen Ayasofya'nın altında. Gülhane Parkı'nın yanında. Ayazmalı mı? Ayazma yani. Açık Ayazma yani. Ayazmalı kilise var şu anda. Gülhane Kilisesi diye. Ayazmalı kiliseyle Ayazmalı kiliseden ne fark var? Ayazmalı su var. Su var. Başka kutsal su var. Yani ibadet dışında şifa bulmak için geliyorsunuz. Bir de kilisesi olmayan Ayazmalar var piyasada zaten bir sürü de. Azize adanmıştır onlara mutlaka. İkonostasyon vardır orada. Gülhane'de hatırladım şeyde. Tam tramvayın. Evet. Onu mu kullanıyor Ayasofya'nın? Onu kullanıyor. Onu kullanıyor. O mesela hala açıktır. Aslında 2 gün gelip açılıyor. Sur-u Hümayun'a yapışmış, düşünün yani. Evet. sarayın dibinde. Hanımla anahtar götürürler falan şey yaparlar diyor oraya. Ha, o Ayın Biri Kilisesi o da başka. Onu bile o değil. Ha, Ayın Biri Kilisesi. O değil, o Ayın Biri değil. Evet, o esas Ayın Biri Kilisesi'nde şey var ya şu anda. Müthiş yani. İstanbul'un... Biliyor musun Fatih onu? Felaket. Felaket biliyor musun? Orası ya. Biliyorsun, Vefa'da. Kadınlar dolu. Evet. Bir kadın yazarımız onu gazetede şey yaptı. Ondan sonra çoğaldı yani. Gidiyor orada bir de anahtar mı alıyorlar? Bir şey alıyorlar. Tabii. Anahtar götürüyor. Anahtar aldı. Niye o? O bahtlarını açıyor, talihlerini açıyor. Eğer yerine gelirse dilekleri, anahtarı geri getiriyorlar. Mesela Yuşa Hazretleri'ni de herkes Müslüman zannediyor. Yeşua. Yeşua. Evet. Yeşua. Herkes Yuşa Hazretleri diye gidiyor. Dua mua ediyorlar. Fark etmez. Hepsi kabul edilmiş. Peygamberler fark etmez. Bizde. Niyet, ameller niyetlere göredir denir ya. Şey diyordunuz, mütekabiliyet. Ha, şimdi o mütekabiliyete gelelim biraz konu. Karşı tarafa da, yani karşı sahaya geçelim diyelim. Karşı sahaya geçelim. Şimdi Osmanlılar İstanbul'dan, Bizanslılardan en azından 15 tane kiliseyi şu anda sağlam olarak tutuyorlar. 16 tane kilise. Bir tanesi şey olarak. 16 kilise var elimizde Bizans dönemine ait yıkılmayan, bütün özellikleriyle ayakta olan, işte içinde İstanbul'da freskleri duran, mozaikleri duran, müze olarak kullanılmış yahut cami olarak kullanılmış ama ayakta evet, duran var. Geçelim karşı tarafa. Atina'da kaç tane var? Var mı cami şu anda? 2 tane var. İkisi de müze olarak ve şey olarak. Minare var mı? Minare yok. Minare yok. Bir de onu söyleyelim. Maalesef komşularımız Yunanlılar. Şu anda Bulgarlar onları geçtiler. Bulgaristan'da artık camiler restore edilip açılıyor. Cami o hale geldi. Evet. Öyle camiler. Camiler mesela Sofya'daki bizim Seyfullah Mimar Sinan'a aittir. İbadete açık. Açıkmış şimdi. Tabii ibadete açık. Ve Sofya'nın yani şöyle düşünün. Taksim Meydanı'na cami yapmak gibi bir şey. Sofya'nın en büyük meydanıdır. Tam meydanın merkezindedir. Ve Banyabaşı diye geçer. Aslında Seyfullah Ağa'ya ait bir Mimar Sinan Camii. Restore edildi. Bütün bakımı yapıldı. Özel bir şahıs tarafından yaptırıldı ve açıldı. Geçtiğimiz aylarda Filibe'de, Plovdiv diye o meşhur bilinen şehirde Sultan Murat dönemine ait cami restore edildi. Şahabettin Paşa Camii restore edildi. Açık. Mevlevihane de yaptılar. Filibe Mevlevihanesi de şu anda restore edildi. O da açık. Yani Bulgaristan eskiden o demir perde, o soğuk, o meşhur zulmüyle kullanılan, konuşulan Bulgaristan şu anda şeye geçti. Açıldı yani. Bunları aştı. Hem açıldı hem bunları aştı. Yunanistan'a gelince, Yunanistan Selanik Avrupa Kültür Başkenti bizden çok önce oldu. Avrupa Kültür Başkenti konusuna girmiyorum, Zülfü'ye dokunacak diye. Yani benim demin yaramı şey yaptınız ama açıkta kenarda selamet der kenar isterler ya, kenarda kaldım biraz. Şimdi Selanik daha önce kültür başkenti oldu. Hangi cami restore edildi? Hamza Bey Camii diye bir cami var. Evet. Klasik döneme aittir. Evet. Ve Via Egnatia üzerinde, ana yolu üzerinde. Seks filmleri oynatıldı biliyor musunuz? Biliyorum. Evet. Yani Helen medeniyetinin beşiği olan Yunanistan. Şimdi en son baktım Avrupa Birliği'nin fonlarından şey gelmesi dolayısıyla bir restorasyon için iskele almış. Sinemaydı o. Tabii sinema olan yer. Kapatıldı mı sinema? Sinema kapatıldı şu anda. Sinema boşaltıldı. İskele'ye almışlar. Bir restorasyon faaliyeti var. Ama tabii bu restorasyon ne kadar zamanda bitecek? Yani burada maalesef çok uyguluyor. Bir camiyi restorasyona aldığı zaman ne yapıyor biliyor musunuz önce? Önce minare eğer ayaktaysa minareyi bir indiriyor yıkılma tehlikesinden dolayı. Yanına koyuyor. Rodos'ta mesela Murat Reis de uzun zaman Rodos'ta görmüşsünüzdür. Öyle kalmış oldu. Ondan sonra onun restorasyonu bitirmiyor. Yani ila nihaya iskelede kalmış oluyor. Kalıyor. Kimse bir şey demiyor. Bakın iskele bizim Ayasofya'nın iskelesi de bir ara öyleydi ya. Evet. Ayasofya ona karşılık olarak mı öyle bir iskele duruyor? Yok onun bir şeyi yoktu. Uygulamadan örnek olarak söylüyorum. Selanik'te eski İmaret Camii perişan vaziyettedir. Selanik'te Ayasofya var. Kasımiye. Aya Dimitri olarak kullanılan. Yani 15-16'dan Bizans camiinden kilise veya müze olarak bahsediyoruz. Ama karşılığında Yunanistan'a girdiğim zaman Selanik'ten başladık. 1912'ye kadar bizim olan, yani 2. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'nın bırakmış olduğu ve yani 400 küsur senelik Osmanlı hakimiyetine olan bir şehirden bahsediyorsunuz. Sayısız cami olması lazım. Kaç tane gösterebiliyorsunuz? 1912'de biz size bunları bırakmışız. Kitapta var uzun zaman... Yapmayın şimdi millet kızacak gidip Ayasofya'yı yıkacaklar ya. Yok şey olsun diye... Mecelede bir kural vardır. Sui misal emsal olmaz. Yani biz kötü örnek değil. Kötü örnek olmaz. İyi örneği anlatıyor. Yanya'dan örnek. Arta diye bir yer var. Narta, Osmanlıların. Narta. 2. Beyazıt dönemi camisinin halini resimlerini yayınladım burada. Onu görsünler. Girit'e gitmişsinizdir. Girit'i biliyorsunuz. Anadolu'ya baksınlar. Yani burada bu korumacılık yeni dönemde Avrupa'nın yeni konvansiyonunda Türkiye'de buna imza attı. Bırakalım bu siyaset işlerini. Boş verin. Batı Trakya'da. Başka bir boş verin. Siyaset söylemiyoruz. Sanat tarihinin korunmasından bahsediyoruz değil mi? Evet. Siyasete geliyor ufak ufak. Bir şey soracağım. Sana soruyorlar bunu Murat. Fatih Sultan Mehmet'in kabrine bir küçük kız indirmişler. Rivayet bilmiyorum. Ben o söyleniyor. Çok geliyor bana. Efendim öyle değil o hikaye. Yani. O Damat Şerif Paşa ile Sultanahmet arasında olup da sonradan İbnül Emin Mahmut Kemal İnan'ın yazdığı bir hadisedir. Yalnız Şerif Paşa'nın o hadisede bahse geçen mektubu bendedir. Çünkü Şerif Paşa'nın bazı evrakı bana intikal etmişti. Az bir şey. O da çıktı. Yani şu. Bu Havariyun Kilisesi yani eski Vatikhane. Sonra Fatih Camii yapılıyor fakat 1766 depreminde cami gidiyor. Yapılıyor. 3. Mustafa bir daha yaptırıyor. 3. Mustafa yeniden yaptırıyor. Fakat Fatih'e kadar bu tahnit adeti var. Padişahları mumyalıyorlar. Bir gece şeyin yazdığı bu şey İbnül Emin'in yazdığıdır. Sultanahmet rüyasında Fatih'i görüyor, ceddim diyor. Sabah Şerif Paşa'yı çağırıyor ki eniştesi zaten. Bu Şerif olan bizim güzel Şerif Paşa değil mi? Damat Şerif. Damat Kızıl Topraklı Köşkü olan. Tamam. Bu Şerif değil. Tamam. Doğru. Bel Şerif değil. Tamam bravo. Niye bel ya? Bo Şerif. Ha? Bo Şerif. Bel de derler ona. Şey miymiş? Laf atmak için derler. Evet. Sonra L Şerif oluyor yani sonunda. Evet. L Şerif. Boş Şerif oluyor, Boş Şerif. Boş Şerif oluyor evet. Zaten. Onu da diyenler vardır. O değil. Bu Damat Şerif Paşa. Evet. Marif Nazırı falan şeyde. Tamam. Halifenin de eniştesidir şeyden. Galiba halifenin itfaiye kumandanı bir paşayla beraber gidin bakın diyor akşam diyor ceddi alamı gördüm diyor. Boğuluyorum beni kurtarsanıza. Diye falan işte o şeydeki şimdi yeni türbenin altına kapak açılıyor. Evet. Yoldan asıl eski türbenin çünkü o yeni türbe şimdiki türbe 3. Mustafa'nın yaptığı türbede asıl türbe orada değil. Sembolik gibidir şimdiki. Güya gidiyorlar orada mumyayı görüyorlar bozulmadan durduğunu geri dönüyorlar. Ve Sultanahmet'e şey yapıyorlar Sultanahmet yemin ettiriyor. Ama bunu mektup olarak yazmış Şerif Paşa. Hadise o. Yani çocuk falan filan değildir. Hı. Ama ne derece doğru bilmiyorum. Bozmamış duruyor mu şöyle? İbnül Emin de öyle gördüğünü söylüyor diyor. Ona yazdığı şey bende İbnül Emin'e. Ne derece doğru bilmiyoruz tabii. Hakan, bir soru sonra var. Şerif Paşa böyle bir şey demedim falan diye bir açıklaması var. Hakan bir soru onu sorayım size. Ben sordum ama vatandaşlarımla çok da geldi düşünüyorum. Uzun yılları merak ettiğim bir konuyu inceliyorsunuz diyor izleyici. Ayasofya'nın iç kubbesinde yazılı olan Nur Suresi'nin buraya konulma sebebi nedir? Özel bir sebebi var mıdır? Bunun bir şifre olduğu söyleniyor. Yani bu tamamıyla ilahi düşünceden kaynaklanan kitabi bir mesajdır. Allah'ın yeryüzünün ve göklerin nuru olduğunun orada ifade edilmesidir ve sadece Ayasofya'ya has bir şey de değil. Evet. Yani camilerde bir gelenektir bu. Orada o vardır. Bir de o kubbeye de gidecek en güzel söz de odur. Doğrudur. Ayet de odur. Doğrudur. Niye? Evet. Çok büyük. Muazzam bir kubbe o. O kubbenin yanında. Biliyorsunuz 4 tane melek tarafından tutulduğu rivayetler vardır. 4 büyük melek, melaike dediğimiz şeyleri de vardır. Yani oradaki bir formda da formda gözükür. Halk da buna inanır. Boşlukta uçan, yüzen bir kubbe olarak inanılır. Ve meleklerin de onun alttan destekçisi olduğuna inanılır. Ama işte Osmanlılar İslami kültürle oradaki bütün kudret sahibi olanın Allah olduğunu Nur Suresi'yle ifade ediyorlar. Teodor'un orada gömülü olduğu doğru mu? Yok yani oradaki gömülü olanların arasında böyle bir şu şurada diyeceğimiz bir şey yoktur. O kapının üstüne Teodor gömülü falan diye bir rivayet. Yok. Yani işte bu. Ya, kapıya imparator şeyi gömmezler. Evet. Zaten. Ama Konstantin şeyde var mı? Gömülü mü? Havariyun Kilisesi'nde. Havariyun yani. Kilisesi'nde olabilir bakın. Konstantin. Evet. Konstantin. Orada olduğuna dair. Evet. İstanbul'un kurucusu Konstantin. Büyük Konstantin. Yani Fatih Camii'nde. Evet. Orası kuvvetle muhtemeldir. Yani orası imparatorların. Peki nerede orada mezarlık? Nekropolisi nerede? Bugün de mezarlığın altında, hazirenin altında. Hazirenin altında, şu andaki hazire. Tabii tam şeyin karşısında, türbeyi demin bahsettiğiniz türbenin karşısı hazire biliyorsunuz. Büyük bir hazire. Tabii Amiş Efendi Hazretleri hepsi oradadır. Tabii tabii ya, türbeden Amiş Efendi. Evet, evet. Yani şeye kadar, Gazi Osman Paşa'nın şeyine kadar. Evet. O bütün orası. Orada, evet, evet. Mezarlık daha yukarı. Onun altı mı? Onun altı. Tam onun altına aşağı iniyorsunuz. İlave olarak oraya bir Sıbyan Mektebi koymuşlar. Kütüphanenin olduğu tarafa. Onu çıkın. Bir dakika, aşağı yürüyorsun derken nasıl? Yani şeye doğru, itfaiye doğru. Hayır. İtfaiye. Yoldan yürü. Evet, evet. Yeri tarifi, mekanı tarifi. Tabii, ben de şeyi anladım. Doğru, ben bilenler için yani şeyi tarif ettim. O öbür tarafa doğru gittiğiniz zaman Nakşidil Sultan Türbesi vardı, evet, öbür tarafta. Oraya kadar o mezarlık. Daha türbeyi, evet, de onun için oraya koymuşlar. Fatih'in. O da yani. Evet. O bölümde orası nekropol. Hı hı. Peki siz dehlizde... Bir saniye, bir şunu bir tekrar bir anons edeyim. Değerli izleyiciler, programın başında bahsettiğiniz kitap neydi diye soruyor çok sayıda izleyicimiz. Kitap budur. Devlet Aliye. Halil Alcı'nın son kitabı. Osmanlı'nın kuruluş öyküsünü yeniden yazıyor Halil Hoca ve bildiğinizden çok başka türlü yazıyor. Doğrusu da bu galiba. Değil mi? Her şeyi baştan yazdı. Her şeyi baştan yazdı. Her şey dediğin gibi başa senin yanlış biliyormuşuz. Ama kaç yüz sene yanlış bilinmiş? 300, 400, 500 evet, sene. Tabii Hammer'in de çok etkisi var. Tabii. Hoca burada söyledi ya, Hammer'e hala kaynak alanlar var. Evet. Bu memlekette ayıptır dedi. Hocam dehlize indiğinizde ne kadar gittiniz? Çok uzun gidemiyorsunuz zaten. Dehliz daralıyor. Ha. Yani dizlerinizin üzerine geliyorsunuz bir. Avluya kadar gittim denilebilir. Yani boydan boya içini geçiyorsunuz. Yani 150-200 metre mi? O kadar yok. O kadar yok. Daha az. Ha, ha. Şadırvan avlusuna kadar. Ortasında... Siz Sultanahmet'e giden dehlize girdiniz. Ayasofya'nın Narteksin'deki dehliz. Yani içinde yani. Dışındaki avludaki dehliz değil. Ayasofya'nın içine Nartekse giriyorsunuz. Nartekslerin orada, orayı, evet. O kapağı kaldırıyorsunuz. Kapaktan içe aşağı iniyorsunuz. Başka tarafa giden dehliz yok mu orada? Ya benim gittiğim o güney cephesine doğru giden, meydana doğru giden dehliz. Meydana giden mi gittiniz? Dehlizdi. Ama en girilebilecek olan ve en açık olan bu olduğu için buraya girdim zaten. Öbürkülerdeki şey daha kapalı. Kör dehliz diyelim onlara. Kör olan nokta. O bana çok soru geliyor o konuda ama şeylerde bu doğalgaz kurulması sırasında İstanbul'da birçok yerde yol falan çöktü, birçok dehliz çöktü. Orada dehlizler de oldu. Tabii, tabii. Bir kısmında biliyorsunuz Murat Bey, su yolu onların. Onlar su yolu, evet, evet. Su yolu yani, şimdi efsaneler vardı. Yok, evet. Patrik diğer altından gidermiş de. Evet. Şey, hayır efendim, su yolu. Su yolu. Su yolculuk diye bir meslek var ya işte. Su yolu onlar. Olur. Su yolu. Evet. Ama İstanbul'un altı hakikaten şey gibidir. Ayrı bir şehir gibidir yani. Köstebek yuvası gibi. Evet, evet. Ben çünkü çok girdim bazılarına onların. Şey enteresan yalnız, çok güzel bir örgü vardı. Tuğla örgüsü, evet, içeride. Evet. Orada bizimkiler öyle. Evet, değil mi? Bir de bizimkinde Ayasofya'nın, 2. Ayasofya'dan kalma temel kalıntıları da orada. Hı hı. Şimdi 2. Ayasofya yıkılmış ama onun bir bölümü yan tarafında kalmış. Yani su basman katı, evet, gibi yana koymuşlar. O örgüyü, 415'ten yani 5. Evet, yüzyıldan kalma örgüyü orada görebiliyorsunuz. Bir de orada biliyorsunuz bizim rölyefler vardır yani, hı hı, kuzu motifli. Onlar da 2. Ayasofya'dan kalma. Hı hı. Agnus Dei, Tanrı'nın kuzusu. İsa'ya, evet, atfedilen o şeyler. Evet. Onlarla şu anda sergiliyoruz. Onlar da o galeri şeyin alttaki galerilerin hemen karşısında, çukur içerisinde, evet, sergileniyor. Kaçırdım ben bir şey okuyordum da, özür dilerim. Yok, dehlizleri konuşuyorsunuz. Evet. Avrupa Birliği Mart ayında Yunanistan'daki eski camilerin restorasyonu için 600 milyon euro para ayırmış. Yapılacakmış bunlar. Bu müze giriş ücretiyle ilgili bayağı bir şey geliyor. Mail geliyor, söyleyeyim mi? Birisi demiş ki, yani bir sürü geliyor da bir tanesini okuyorum. Birkaç sene öncesine kadar müzeye giriş ücreti 20 TL'ydi. Ailece gidildiği zaman sadece Ayasofya'nın giriş ücreti 100 lira oluyordu o zaman. O bölgede Topkapı ve Yerebatan Sarnıcı'na da gideceğimi düşünürseniz 3 müzeye ayrıca giriş ücreti yaklaşık 300 lirayı buluyordu. Yoksa aile kalabalık saydın onun için. Herhalde 5 kişilik bir aile. Büyük aile. Aile, ha. Makul bir rakam olsa 5 lira gibi daha çok ziyaretçi olmaz mı? Olur. Formülü var şu anda. Müze kartı var. Müze kartı var. 10 lira. Öğrenciye 10 lira. 10 liraya Türkiye'nin bütün müzelerini 1 sene boyunca gezebilirsiniz. Büyüklere kaç para? 20 lira. 20 lira. Bu kadar basit. Yani aile 5 kişi ise çocuklara 10 lira, evet, büyüklere 40 lira, 3 tane de 10 lira, 70 lira. Evet. 70 liraya Türkiye'deki bütün müzelere girebilirsiniz. Hepsini yani. Hepsini. Hepsini, her tarafta. Yani 55 tane müze girebilirsiniz. Evet, her yere geçebilirsiniz. Her yere geçerli mi hala? Basın kartı sizde. Basın kartı, evet. Bir uygulama daha var, onu söyleyeyim. Fatih Bey sizin aracınızla. Pazartesi günleri, müzenin kapalı olduğu günler, Ayasofya konuşmaları ve gezi konferansları düzenledik. Düzenliyoruz hala. Gruplar 40 kişi. Nerede yapıyorsunuz? Ben kapıdan karşılıyorum. Ve 2 saat boyunca bu yaptığımız konuşmanın bir kısmı olmak üzere gezi konferansı olarak Ayasofya'yı kendim gezdiriyorum. Ha, o şekilde. Ha. Evet. İşte Galatasaraylar Cemiyeti ve özel vakıfların başvurusu oldu. Öğretmenler kendilerine toplandılar. 40 tane öğretmen. Yahut bir okulun öğretmenleri. Rezervasyon yapıyoruz. Kapıdan karşılıyoruz. Hatta belli zamanlarda Sebil'de açıyoruz. Şimdi Sebil'de, Ayasofya Sebil'i biliyorsunuz, evet, fonksiyon kazandı bizim dönemimizde. Oradan demir hindi şerbeti, salep. Ha, Sebil çalışıyorsunuz ya. Demir hindi şerbeti. Evet. Ha, ha, ha. Bir de şerbet. Artık Hacı Bekir'i bile yapmıyor. Siz mi yapıyorsunuz ya? Onu yaptırıyoruz zaten. Çok severim ben. Evet. Mesela bizim Galatasarayların hepsine ikram ettik. Yani ücretsiz müzeyi gezdiniz, rehberlik yaptınız. Çıkarken de diş kirası ya ayak yorgunluğu diye demir hindi şerbeti. Var mı şimdi? Yani gününe göre onun şeyini değişmiyor. Ya yarın vallahi gidelim bir şeye gidelim bir yani Cağalı Mağalı bir getirin Murat. Yukarı çıkalım. İskele duruyor değil mi hala? Ben sen de çıkmam, şişmansın, yıkarsın iskeleyi. İskele içerisinde şimdi şeyde asansör de var artık. Yani nasıl? Asansör de var iskelede. İskelede. Aa, çok modern. İşçiler çekiyor. Calaskal. Bizim birkaç sene önce günahımız neydi? Tırmana işte onu söylüyorum şu anda artık. Ta kubbeye kadar çıkıyor mu? Çıkıyor. Sıfırlıyor kubbeye kadar. Aa. Gerçi yarım çeyreğine kaydırdık şu anda. Çeyrekte şey. O da giriş fiyatına dahil mi? Üstü kalsın diye bir de asansör şey var değil mi? Yahu şeyde ikinci meşrutiyetten sonra Meclis-i Meybusa'nın açılışında fotoğraflar da var. Kubbede adamlar var. Evet. Tepeye çıkmışlar. Tepeye çıkmışlar tabii. Bizde fotoğrafçılar çıkar yani. Fotoğrafçıların en çok merak ettiği şey hep kubbeye çıkıp kubbeden aşağıya çekmek. Evet, çekme yani. Sanat şeyleri o çok güzellik şey yapıyor. Ayasofya dünyada en çok fotoğrafı çekilen, en çok belgesel... Flaş kullanmak yasak değil mi orada? Bazı yerlerde yasak yani. Mozaiklerin olduğu yerlerde. En çok belgesel yapılan. Her dünyada ayakta kalan en büyük yapı. Tabii, tabii. O zamandan bu zamana. Evet. Tabii, ayakta kalan bir... Ha? 1500 yaşında. 500. Ayakta kalan bir, ikincisi deminden beri anlatmış olduğumuz özellikleriyle. Şimdi yine bak bir sorusu, yorumumsu, bilgimsi. Ayasofya'nın 361 kapısı vardır diyor birisi. Evet. Büyük kapıdır tamamı ve cümlesi tılsımlıdır. Defalarca saysak bir kapı daha meydana çıkar. Ona dahi nişan koysak görmediğimiz bir kapı daha zahir olur. Tuhaf hikmettir. Bu doğru mudur? Öyle. Şimdi Risale-i Derbeyan Ayasofya diye Ayasofya Risaleleri var. Hiçbiri birbirini tutmaz. Ayasofya seyyahlarının Ayasofya kitapları var. Hiçbiri birbirini tutmaz. Yani bu kulaktan kulağa şey oynamak gibi bizim zamanımızda. Herhangi bir belgesel özelliği olmayan, gözlem şeyine dayanmayan bunlar rivayetler. Ayasofya'nın kendine göre kapı tarzları ve türleri var. O belli. Yani imparator kapısı başka. Sultan kapısı başka, vezir kapısı başka, meyit kapısı var bilirsiniz, koltuk kapıları var. Bu tür kapı fonksiyonları var. Ama işte 361 tane her gün başkası geliyor, ilavesi oluyor. Aslında bir adı edebi bir metin. Tabii yani rumuz kullanmış orada. Ama Ayasofya'da mutlaka görülmesi gereken bir imparatorluk kapısı var. İmparatorun geçtiği kapı var. Orta kapı dediğimiz. Nartex'ten. 2, bizim Tarsus'tan getirilen o meşhur size de fotoğrafı gelmiş olan tapınak kapısı var. Yani onların mutlaka görülmesi lazım. Kapıların üzerinde haç varmış. Haçları da Osmanlılar sadece yandakilerini kaldırmışlar. Ortadaki şerit duruyor. Ha, o değil mi? Evet. Evet. Onun izleri duruyor. Yan taraftaki haçın T'sini kaldırıyor. Direği duruyor. Yani Osmanlı'nın bütün yaptığı müdahale o. Başka hiçbir yerine dokunmuyor. Şu andaki statü nedir tam? Şu anda Kültür Varlıkları Müzelere bağlı bir müze. 1935'ten itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla bir müze. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen iki müzesinden bir tanesi. Ama trajikomik bir şey daha söyleyeyim. Zaman zaman bizi mesela mahkemeye verirler. Ben verildim. Burası Fatih'in vakfiyesidir. Ben buraya namaz kılmaya geldim. Evet. Ve beni kıldırmadılar yöneticiler deyip. Ben verildim. Peki mesela şöyle bir formül bulunamaz mı orada? Herkesi mutlu edecek. Pazarları kilise olsun, cumaları cami. Geri kalan 5 günde müze. Olabilir yani böyle bir dilekçeyle başvurulduğu zaman şeye sokulur. Ne oldu? Yarın yayın yapalım. Kampanya başladı. Yani fikir canım ne oluyor? Tartışalım diye söylüyorum. Pazar günleri gelsin bütün dünya Hristiyanları istiyorsa şey yapsınlar. ayin yapsınlar. Cumaları padişahlarımız gelsin, namazını kılsın. Evet. Padişahlardan daha yetkili olan devlet büyüklerimiz gelip namazlarını kılsınlar. Normal günlerde de benim gibi adamlar, Murat Gelmez, Murat Cennetlik çünkü. Şimdi bir şey diyeceğim, millet kızacak. Söyle. Söyle bak. Öyle bir şey açılacaksa niye kilise olsun ki, cami olsun? Ya her dinden olsun kardeşim, dostluk, yok. Kardeşlik. Fetih diye bir şey var. Alınmış. Ha, bizim oldu artık. Bizim oldu. Hocam ne dersiniz? Şimdi bu tabii Kurtuba Camii, biliyorsunuz. Ha, yani, evet. Kurtuba örneği var. Gördünüz mü? Tabii, Avrupa'nın göbeğinde. En son hali neyse o haliyle, hali hazırı üzere devam ediyor. Evet. Ayasofya'daki sıkıntı tabii şey değil. Yani iki tarafı da memnun edememişsiniz. Öyle bir şeydesiniz ki oranın eski halinin... Mecnun ama 500'sün herkes memnunmuş işte. Camiymiş, kimsemiş. Evet. Niye kilise olsun ki? Bir gün dedik ya... En spekülatif konulardan bir tanesi Türkiye'de. Evet. Evet. Hiç bitmeyecek olan bir konu. Tabii konjonktüre çok uygun bir konu yani. Konjonktür neyse Türkiye'deki ve dışarıdaki konjonktür, olayın siyasi tarafı, politik tarafı, evet, şeyden fazla. Haluk abi bir yeri tarif ediyorlar ama ben çözemedim neresi olduğunu, tam anlayamadım. Gülhane Parkı'nın hemen yanında var. İşte. İş Tedarik Bölge Başkanlığı'nın bahçesinin hemen altında bulunan bir yerde çok eski bir yapı var. Ve tarihi yaklaşık 1021'e kadar gidiyor. Deniz tarafına doğru 4 tane taş dürülmüş bir kapısı var. Bu yapı tren yolunun altına kadar gidiyor. Bu yapıyla ilgili bilgi veriyor. Orada iki tane şey var orada. Bir sarnıç var orada yine. Aşağıdaki Gülhane Parkı'nın içinde bir sarnıç var. O tedarik şeyinin arkasında olan bir sarnıç var. Büyük ihtimalle o sarnıcı söylüyor. Herhalde büyük ihtimalle. Şu anda temizlenip orası da belki şey yapılacak yani. Açılacak olan sarnıçlardan bir tanesi. Hatta sarnıç olarak mı açılacak? Su Kültürü Müzesi gibi bir şey açılacak. Yani öyle bir su şeyi var. Yani mesela var. İstanbul Sarnıçlığı diye bir kitap yapılmadı değil mi? Galiba var. Semavi İyice'nin çok bu konuda çalışması var. Hayır, makale şeyler var. Müstakil olarak. Müstakil bir kitap yapılmadı. Böyle bir popüler kitap yapılmadı. Galiba var ya, bende bir şey var öyle. Öyle bir kitap var bende. Sarnıçlar. Sarnıçlar hakkında var. Galiba var. Yere batan için falan çıktı. Yok. Sarnıçlar, İstanbul'daki Sarnıçlar diye var galiba. Bakayım. Ben bir şey görmüştüm. Açık olanlar hakkında falan var. Bir kısmı böyle hiç daha şeye çıkmış. Evet, mesela bizde Stüdyos Manastırı'nda olan, Gülhane Parkı'nda olan, Turing'in olan, yani böyle bütün mesela hepsini... Şeyde, futbol sahası sarnıçtır o. Millet Caddesi'nden çıkıyor. Üç tane var şimdi. Bir Karagümrük'teki var. Bir tane Yavuz Selim'deki var. Yavuz Selim futbol sahası. Evet. Belediyenin şu anda şey yaptı. Bakırköy'deki Fildam'a da şey değil mi aslında? Sarnıç değil mi? Tabii Bakırköy'de var bir tane. Hep Çukurbostan şey. Evet. Çukurbostan bunlar. Yani orayı bostan olarak kullanmışlar. Sonra da işte Vefa Stadyumu diye bizim bildiğimiz Karagümrük'ün antrenman yaptığı, maçlarını oynamış olduğu stadyum aslında Çukurbostan. Açık su haznesi onlar yani. Evet. Açık su haznesi. Mesela Yavuz Selim'deki Aspar su haznesidir. Evet. Aspar adıyla. O da su haznesi. Evet. Koca Mustafa Paşa'da var bir tane altın mermer diye geçen. Hı. Bir de Bakırköy'de var. 4 tane büyük bu şekilde açık Bizans'tan kalma su haznesi var. Fakat Silivri tarafına falan sarnıçlar şeyler var tabii orada. Tabii. Ben şeyi gördüm, bir tek Yunanca bir kitap gördüm. Sarnıçlar hakkında bulabildiğini yapmış İstanbul'daki. Oradan birisi çıkartmıştı. Bizde kapalı olanlarla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Hocam sanat tarihçiler ne yapar bilmiyorum yani, bunlarla uğraşmazlar, ne yaparlar? Uğraşırlar tabii de işte yavaş yavaş bu Türkiye'de bazı şeyler, o kadar çok konu var ki tabii. 150 yani, sene. Evet. Kısa bir süre, 150 sene gibi. Evet. Bazı oryantalistlerin şeyleri var. Özellikle mütareke zamanında, bu işgal zamanında bile, Mambori'nin mesela. Evet. Orada 2 tane Bizans sarayı var. Gülhane Parkı'nın içinden başlayıp Çatladı Kapı'ya kadar giden o sahada. O izleyicimize de o bilgiyi de verelim. O saraylar içerisinde Bizans'ın, işte bizim kasır diyoruz ya, sarayın küçük Sepetçiler Kasrı var. Sepetçiler Kasrı gibi Bizans döneminden kalma orada 2 tane kasır var. Bir tanesi Bukaleon Sarayı, büyükçe olanı. Çatladı Kapı da aşağı yukarı duruyor. Yani sövelerini, o dış yüzlerini... Bazı parçaları. Evet. Yani 2-3 taş duruyor yani. Yerini şey olarak görebilirsiniz. Bir izleyici diyor ki müze kartta bütün müzelere girilmiyor. Mesela Yerebatan'a girilmiyor. Kültür Bakanlığı'na bağlı müzelere giriliyor. Tabii. Kültür Bakanlığı'nın bir hizmeti bu müze kart. O yüzden bir tek onlara... Orası Büyükşehir'e bağlıdır ama Büyükşehir'in de fiyatları düşük. Yani orası da çok pahalı değil. 5 lira galiba değil mi? Çok daha 3 lira falan galiba. Evet. Ayasofya'da orta cümle kapısı üzerinde sarı pirinç tabuta benzer bir uzun sanduka var. İçinde Kraliçe Sofya'nın naaşı mumya olarak defnolunmuş. Bu sandukaya dokunmaya cüret ettiklerinde caminin içinde büyük bir deprem ve velvele olduğundan vazgeçmeye mecbur kalmışlardır. Bu doğru mudur? Kraliçe Sofya kim ya? Doğru değildir efendim. Ayasofya'yı Sofya zannediyor. Sofya yani. Doğru değildir. Vizyon Osmanlı tabiriyle Allahu alem diye gidiyor. Allahu alem. El cevap Allahu alem. Ayasofya'da altın oran var mıdır diye soruyor bir başkanımız. Altın oran. Bu Da Vinci'nin meşhur altın oranı var ya. Yok. Yani işte Da Vinci hikayeleri, demin o şey söylediğimiz Viking hikayeleri şey değil. Yani ben onları halkın eğlencesi olarak kullanılan, spekülatif olan konular olarak değerlendiriyorum. Yahut da aklımızın ermediği konular diyelim belki. Peki kutsal kase? Kutsal kase de aynı grup içerisinde. Olabilir mi orada? Kutsal kase için Konstantinus sütunu daha büyük ihtimal, eğer ihtimal şey üzerine duracaksak. Niye daha büyük ihtimal? Oradaki şey daha fazla, rivayet daha fazla. Daha annesi bir şeyler getirtmiş. Daha yoğun. Helena. Evet. Kudüs'ten bir şeyler getirtmiş, güya oraya koymuş. Fakat Helena müthiş bir kadın, biliyor musunuz? Çok. Yani Helena'nın çok işte araştırma yapılması gereken konulardan bir tanesi o. Nesi müthiş? Bir kere abidevi eser kilise tarzında en çok onun adına yapılıyor. Kudüs bölgesi başta olmak üzere Halep'e kadar Osmanlı coğrafyasının eski Bizans coğrafyası içerisinde, tabii ilk defa onun zamanında, Konstantinus zamanında Hristiyanlık resmen tanındığı için şey tabirle onun açılımıyla iş başlamış oluyor. Ama yani tarihe damgasını vuran meydanın adı Ayasofya meydanının adı Augusta, onun Augusta Helena adı. Augusteon meydanı onun adına bir kere çıkmış. Yani adını meydana damgayı vurmuş. Bir de bizde birkaç kadın var türbede. Onlardan da bahsedeyim. Hep padişah söyledik ya, erkek egemen olmasın. Nurbanu Sultan bizde. Sizde değil mi? Evet, ve en çok ziyaret edilen türbelerden bir tanesidir. Nurbanu Sultan'ın türbesi. Safiye Sultan bizde. Handan Sultan bizde. Ve Kaya Sultan bizde. Kaya Sultan bizde olunca ne oluyor arkadan? Kim gelecek? Melek Ahmet Paşa'yı getirin. 4. Murat'ın kızı. Melek Ahmet Paşa'yla bizde türbedar. Kim? Evliya Çelebi. Ha tabii oranın şeydi. Doğru, Evliya Çelebi Ayasofya'nın türbedarı. Tabii Melek Ahmet, tabii. Melek Ahmet Paşa'nın görevinden dolayı. Evet. Şey, evet. Ama bilmiyordum. Tabii. Yani orada Ayasofya'nın işte 3 saatten beri konuşuyoruz. 3 belki oldu. Sadece konu başlıklarını değerlendiriyor. Yani şöyle söyleyelim. Bafo sizde, Silvio sizde. Evet. Son halini saydığımız için. Ayasofya'nın ana kapısının girişindeki tuğlada yazan sayılar ne isim gelir? Yani hangi tuğlada hangi sayıdan bahsediyor? Bilmiyorum. Sadece orada bakın yazı olarak Muzaffer Michael diye bir yazı var. Ana kapı üzerinde. Onun da bir gayet açık bir zafer şeyi olduğunu biliyoruz. Bunun dışında fetihle ilgili hadis-i şerif vardır. O açık. Var mıdır? Belli. Hangisi? Fetihle ilgili hadis-i şerif. Doğruluğu sahih olur. Sahih olur. Yaşar Nuri Hoca'ya sor. Evet. Kesin cevabı versin. Ama yani, orada bir yani nimel emir şeyi çok etkili olmuş en azından. Tabii. Muhasaralarda da yani tabii. Daha şey döneminden beri, Arunişi döneminden itibaren bütün Ömevi Abbasi döneminden itibaren şeye kadar, Yıldırım Beyazıt'a kadar, Fatih'e kadar çok itici güç bir faktör olarak nimel cehişten olmak, nimel emir olmak üzere Akbıyık işte bizim ön altımızda. Oradan başlayıp bütün İstanbul'da onları görüyoruz. Eyüp Sultan'a kadar görüyoruz. Bir soru. Sümbül Efendi Camii'nin bina girişindeki mermer kirişlerdeki süs işlemeleriyle Ayasofya'nın kapı kirişleri tamamen aynıdır. Birebir diyor birisi. Doğru mu? Şimdi ilginç bir şey doğru. Yani şu bakımdan doğru. Koca Mustafa Paşa Camii'nin olduğu saha Agios Andreas Kilisesi'dir. Yani eski Bizans kiliselerinin bir tanesinin üzerine yapılmıştır. Eski malzemelerin bir kısmı da orada bulunmaktadır. Ondan dolayı doğru olarak değerlendirebiliriz. Ayasofya'nın kıbleye doğru Fatih Sultan Mehmet tarafından çevrilme öyküsü nedir? Bundan bahsettik. Fatih Sultan Mehmet değil. Hızır Aleyhisselam olarak bahsettik. Fatih Mehmet demiş. Fatih mihrabı diye ayrı bir mihrap var sadece. Belki onu da... Şimdi birisi bir fotoğraf yollamış. O fotoğrafa bir bakayım da şu nedir diye soruyor. Bir fotoğraf gösteriyorlar. Şu yazılar nedir diye soruyor. İşte o şeyin üzerindeki yazılar. Demin hani bahsettiğimiz. Evet. Değişik döneme ait Viking yazıları diye söylenen yazıların olduğu bölüm. Daha sonra yazıldığı bilinen İstanbul'da sivil Bizans eserine kaldı. Şimdi onu da tabii hep dini konuştuk ya, sivil. Bir kere surlar kaldı. 20 kilometre civarında. O askeri ama. Sur var. Hı. Yani din dışı sivil manasında kullandım. Biz mimaride sivili din dışı kullanıyoruz ya. Dini olmayan manasında kullanıyoruz. Evet. Saray olarak Büyük Saray'ın durumunu biliyorsunuz. Mozaikleri bizde. Öbür tarafı kazıda. Başka bir şey yok. İkinci saray Tekfur Sarayı'nın fasatları duruyor. Duvarları duruyor. Orada şapeli duruyor. İşte bizim Çin'i atölyesi dediğimiz yer duruyor. Oradan aşağı inerseniz Anemaz zindanları ve Heraklius burçları, onlar şey olarak duruyor. Su tesisleri var tabii. Valens su kemeri var. Müthiştir. Valens su kemerleri Bizans döneminden kalma. Evet. Su sarnıçları sivildir. Ev var mı? Fenerli beylerin evleri var. Şey Fenerli beylerin bizim Eflak Boğdan Bey olarak görevlendirilen. Ama ona da fetih sonrası. Tabii. Voyvoda olarak değerlendirdiğimiz kişilerin konakları var. Bey konakları var. Onun dışında... Nerede onlar? Bunlar Haliç üzerinde, Fener-Balat üzerinde. O düzenlemede bir kısmı yıkılmadı, bırakıldı ortada. Kanteminoğlu'nun yukarıda var. İşte aşağıda yolu bir üzerinde. Bir ara Keçiahır'ıydı Kanteminoğlu'nun evi. Evet, evet. Şimdi yeni bir düzenleme de oraya yapıldı. Bir şey yapıldı şimdi, satıldı sonra bir şey yapıldı, evet. Şu anda İstanbul'da değer bulan yerlerden bir tanesi orasıdır, biliyorsunuz. Orada bir düzenleme yapıldı. Ama ihtiyaç duyulan düzenleme Süleymaniye'dir. Onu da hemen söyleyelim. Süleymaniye hala gereken ihtimamı ve şeyi göremedim. Bir proje vardı, başladı Süleymaniye, sonra kaldı. Yalnız Fatih, o proje sonra 2010 şeyine de girdi. Bilmem kaç trilyonluk bir proje yapılmış ve o da rant kavgasına dönmüş iş. Evet. Hatta ne derece doğru bilmiyorum, gidip tahkik etmedim. Gaspa kadar gittiği söyleniyor işin. Gayrimenkulleri. Efendim sahil... Aklıma yemek geldi. Süleymaniye deyince aklıma yemek geldi. Kuru fasulye geldi. Kuru fasulye. Gastronomik haritası çok iyi. Gastronomik şeyi çok iyi. Ona bulduk diyoruz biz aslında. Şimdi gurme. Hayır abi. Gurme. Şimdi o gurmeler başka. Onlar şimdi iki çeşit gurme var. Bir sonradan gurmeler var Türkiye'de. Bol miktarda sonradan gurme var. Gibi. Sonradan gurme Nevzu onlar. Ya. Bir de Murat'la benim gibi gurme değil, gurmanlar var. Estağfurullah. Obur yani. Obur. Ağzının tadını bilen. Osmanlı'da şikemperver deniyor. Biliyorsunuz. İşkembesini seven. Biz obur. Gurman sınıfına giriyoruz. Gurme değil de gurman. Doğuştan gurman bir de. Sonradan gurman değil yani. Metrekare başına en çok kuru fasulyeci de Süleymaniye'de. Sultanahmet'te en çok köfteci metrekare başına. Süleymaniye'de iki dini mekan. İki yemekle burada paylaşılmış. Orada da kuru fasulye var. Hocam sahilden giderken bu Zührevi Hastalıklar Hastanesi'nin orada, o Theodosius balkonu mu duruyor? Aras'la çarşısının karşısı yer şimdiki. O Hayır, orası değil. Zührevi Hastanesi'nin orası? Hayır, sahilden gideceksin. Ondan geliyor. Sahilden gideceksin, epey gideceksin. Ha, sahilden ha. Sahilden Teşvikiye Hastanesi'nin diyorsunuz. Efendim? Birinci, yani şey, Sur Sultanı içinde. Hayır, Sur Sultanı geçin. Epey gidiyorsunuz. Küçük Ayasofya'ya geçtiniz o zaman. Geçin, Can vardı ya eski binası ama. Evet, ben bilmiyor gibi şey yapıyorum, Ha, biliyorsunuz, Mektebi Sultanı olacak da. Can nedir, onu da bir anlat da. Anlatsın, buyurun beyefendi. Cancan derler de Zührevi Hastanesi. Zührevi Hastalıklar Hastanesi, Şimdi o civarda bir yerdedir. Pardon. Beyaz, tabii kirlenmiş şimdi. O balkon dedikleri yer. Justinian balkonu. Bukaleon'un mu? Bukaleon'un orası işte. Bukaleon'un. Oraya Justinian Sarayı da deniyor. Bukaleon dediğimiz Çatladı Kapı orası. Şeye geçiyorsunuz. Tam Çatladı Kapı'nın olduğu yer. Bukaleon Sarayı, şimdi bu Bukaleon... Justinian balkonu dediğiniz yer. Aslan ağzı mı yani? Bukaleon deyince aslan ağzı mı? Bouche de Lyon tabii. Bouche de Lyon tabii. Fransızcadan. Bouche de Lyon mu oluyor? Bouche de Lyon. Tam orada olan ne abi? Evet. Bukaleon doğru. Evet. Aslan şeyi var orada. Orası Bukaleon Sarayı'nın... Onun devamı nerede? Orada kalıyor devamı. Yok, ortada yok. Yok değil mi? Hiçbir şey yok. Çünkü o Taratça olarak yukarıdan başlıyor. Evet. Yani Sultanahmet Camii'nin altından başlıyor. Şimdi peki orada zemin yükselmesi var mı acaba? Deniz dolmuş. Orada normalde sur sıfır. Deniz dolmuş. Ondan sonra arkadan bütün eğimle toprak dolmuş. Bizim işte Marmaray kazıları sırasında ortaya çıktı. Theodosius Limanı'nın şeyin kaç metrekotta çıktı. Yani orası olduğu gibi hep dolmuş. Yukarısı bile dolduğuna göre, Ayasofya'nın bile kapılar düştüğüne göre, en yukarısı dolduğuna göre aşağıya bütün o eğim içerisinde bütün sahile kadar dolmuş. Orada Sinanpaşa Köşkü var yan tarafında. Mesela onun da sadece kapısı var. Topkapı Sarayı'nın bir takım şeyleri var. Sahil köşkleri var. Hatta Onlardan da Murad-ı 3.'sü 3. Murat orada ölmüştür şeydi zannedersem. Sinan Paşa'da olabilir. Sinan Paşa'da. Çok orada şey oyunları yapıyorlar. Cirit oyunları için. Eğlenceye gidiyor. Evet, gösteriler orada... için. Çocukların sünnet sonrası şey evet. için oraya iniliyor. Oraya gidiyor. Hatta bir zelzele mi olur? Top mu atılır? Camlar zangöder. Evet. Tamam gidiyoruz. İşaret geldi der. Sonra o şeyi ister. Bir mağarama gece bu gece gel canım al diye şarkı ister. O da ertesi gün gider zaten de. Evet. Şeyi merak ediyorum. Şimdi o Kot Theodosius farkında. Balkonu evet. denilen yer. Acaba arkasındaki Yeni Kapı gibi aşağıdan devam eden saray var mıdır? Bir kazı yapmak lazım. Ben çocukluğumdan beri orayı merak ediyorum. Şimdi orası durmuş. Demek ki bu balkon dediğiniz bunlar yüksek kısmı bu sarayın. Loca kısmı yani. Loca kısmı. Üst yukarı loca kısmı. Evet. Üst yukarı. Alt loca nerede? Evet. Büyük bir kazı yapmak lazım. Yani nasıl şimdi bizim Darülfünun'da kazıda evet. saray ortaya çıktı. Evet. Demek ki o bölgede büyük kazılar yapılarak yukarı doğru çıkılsa herhalde yani hem Osmanlı döneminden kalma hem şeyden kalma birçok eser ortaya evet. çıkacak evet. Evet. Vlaherna'dan bir şey var mı? Vlaherna, Tekfur Sarayı'nın Ayvansaray ismi de gelen yeri. 11. yüzyıldan sonra olduğu için onun tabii ayakta kalma şansı daha yüksek. Öbürkü saray 4. yüzyıldan kalıyor. Evet. 11. yüzyılda çok yakın bir dönem dediğimiz dönem. Orada denizi Haliç'e tercih etmişler. Çok enteresan bir şey. Evet şey, ama evet. orada da çok güzel bir kademe vardır. Hı. 7. Tepe biliyorsunuz Edirne Kapı. İstanbul'un 7. tepesi orası. Mihramak'tan aşağıya doğru iner. Tatlı bir eğimle aşağı iner. Eri Kapı'ya. Eri Kapı'dan sonra Ayvansaray'a. Oraya yukarı sarayı kuruyor. Ve hem şehrin dışına hakim oluyor. Tepeden. Surun dışına bakıyor. Bir taraftan şehrin içine bakıyor. Edirne Kapı ana yoluna bakıyor. Bir taraftan da Ayvansaray'dan Haliç'e hakim oluyor. Ve taraçalarla, Eyvanlı Ayvansaray dediğimiz saraylarla aşağı kadar iniyor. Alt tarafında Anemaz zindanlarına oturtuyor. Onun önünde de Heraklios burçları var. Tabii Osmanlılar da ne yapıyorlar? Aynı yere Yavaz Efendi Camii'ne oturtuyorlar. Yan tarafında da Bohara Tekkesi'ne oturtuyorlar. Sarayın içinde çini fabrikası yapıyorlar. Tekfur Sarayı çinileri dediğimiz çiniler o şeyin Blahernay Sarayı'nın içinde yapılıyor. Orada kilisenin ayazması duruyor sadece. Blahernay ayazması diye bir ayazma var. Kilise yok. Aslında bu bunların çoğu bu şehrin dokusu içerisinde kaybolmuşlar pek çoğu. Yani tabii. Göremiyorsun. Tabii. Topografisi değişmiş şehrin. Hayır mesela Pantokrator, Manastır'ın kilisesi bu. Evet. Manastır nerede? Manastır yok. Manastır yok. Geniş bir saha içinde. Evet, o kadar büyük sarnıç olduğuna göre sarnıçtan evet. çıkarıyoruz. Muazzam bir şey var demek ki orada. Yıkmışlar üstüne Osmanlı ev yapmış, işte, ev yapmış, bina yapmış. Tabii o yolun açılması da o yani bizim Unkapanı Köprüsü'nden evet. şeye gel Aksaray'a gelen o yol müthiş bir şeydir, bir tahribattır biliyorsunuz. O yol üzerinde ne var ne yok kaldırmış götürmüş. Aynen götürmüş. Yani Vatan Caddesi'ni herkes söyler ama o onları o arterlerde düşünürseniz. Gerek Ordu Caddesi. Tabii orada da öyle. Ordu Caddesi çünkü o zaman şeye çıkan önemli yollardan bir tanesi. Tabii. Ya o Beyazıt'ta o Simkeşhane binası 2 taneydi. Evet. Fatih dönemi. Yıkıyorlardı. Birini yıktılar. Altından Bizans, Roma şeyler çıktıktan sonra kıymete bindi. Taşları koydu ama bina gitti. Aynen. O sayede öteki kurtuldu ama. İstanbul'da 3 tane sivil ilk dönem klasik mimari eseri var. Bir tanesi Simkeşhane, bir tanesi Sepetçiler Kasrı, bizim aşağıdaki şeyin olduğu yer, sahilde olan yer. Öbürü de İbrahim Paşa Sarayı. Şimdi İbrahim Paşa Sarayı orası mı ama orada tartışmalı. Denen yer diyelim ama bina evet. bina olarak, bina ayakta evet, kalması evet, bakımından. Evet. Ne o şimdi şey ne müzesi? Türkistan Eserleri Müzesi. Müzesinin son hali. Müze daha önce Süleymaniye'deydi. Sonra oraya gelmiş oldu. Ama yani bina olarak yani orijinalitesini koruyan, içindeki çınar ağacıyla, meydanıyla falan çok hoş güzel bir binadır. İçindeki eserler de ayrıca tabii şey. Yani onların onda biri özel müzede olsa şey gibi propagandasını yaparak ayağa kaldırır Türkiye'yi. Ama çıt yok arkeolojimiz. Ama iyi müzelerden bir tanesi o. Evet. Konumda çok güzel Fatih Bey. Evet, yani orası güzel. İşte o müzim kuartı diyoruz ya oraya gelen bir tamam. adam sırayla bir tık, gün tık. Tabii gezsin, dolaşsın. Ama eski halini bilirsiniz oranın orası şeydi. Tabii canım yani o işte enkazlı bir şey. Müzeden sonra orası. Evet. Neydi ondan önce? Şey. Halı kilim falan bir şey ne vardı orada? Orası yan tarafındaki şey var. Tapu Tahrir binası var. Orası harabe gibi bir şeydi zannedersin. Evet. Onun yan öbür tarafında da bizim işte üniversite Marmara Üniversitesi. Evet o öbür tarafta. Şey binası var. İktisadi Ticari İlimler mi ne bir şey vardı orada değil mi? Ya Defteri Hakani Nezareti'de bir tarafı. Defteri Hakani dediğimiz yer. Yandı bir yerde orada neydi? Sonra yapıldı restore edildi falan evet. Yanan yer Sultanahmet İktisat Celbiden Akademisi olduğu yer. Şu anda bizim eski rektörlük binası olarak kullanılan yer. Ama bu Türkistan Meseleleri Müzesi'nin içerisindeki o kadar zengin malzemeye rağmen bilinmeyişi en az gezilen yerlerden bir tanesi maalesef. Gezilmiyor mu? En az gezilenlerden bir tanesi. 100 bin varsa çok iyi. 101-102'dir. Yıllık ziyaretçi. 2.200.000 Ayasofya. Aynı yerdeyiz. 2.200.000'den bahsediyoruz. Arası 300 metre. Yok, evet. Kazan zamanında epey şeysi vardı. Adliyenin altı buldu. Tabii. Ama işte öbür müzeye, özel müzeye geçince özel müze şeye geçmiş oldu. Şimdi yeni bir söz var İstanbul'da. Evvelden zenginlik bahsederken paran kadar konuş derlerdi ya. Şimdi müzen kadar konuş oldu. Kayseriler hayrın kadar konuş diyorlar. Neyi? Kayseri'deki söz hayrın kadar konuş. Hayrın kadar. Kaç cami, kaç mektep yaptın? İstanbul'daki söz müzen kadar konuş. Niye biliyor musun? O müze niye yapıyorlar? Beyazlaşmak için. Ne kadar müzen varsa o kadar beyaz Türksün. Şimdi hayır işi beyaz Türk yapmıyor kimse çünkü. Evet. Müze yaptığı Anadolu olduğu için değil mi? Müze yaptı mı beyaz Türksün. Güzel oldu. Güzel oldu. Ama ben şeye bayılıyorum işte. Müze yapıyorlar, devlet malının üstüne müze yapıyorlar. Sen binayı ver, sen onu ver, sen bunu ver. Ne benim müzem var. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Kanunen şeyi daha iyi bilirsiniz. Müze adını kullanamaz. Efendim? Eğer bina kendisine ait değilse müze adını kullanamaz. Var. Tahsisli yeri bile kabul etmiyor kanun. Işte. Ama var. Var. Modern Sanat Müzesi. Modern Sanat Müzesi şeyi. Mülktik. Evet. Nasıl izin veriyor? Onun bir de ayrıca meydan düzenlemesindeki şey yeri var. Faul yerleri var. Nasıl şey yapılıyor? Yani meydan, İstanbul'un en güzel meydanlarından bir tanesinin açılması lazım. Tophane Meydanı. Galata Port yapılacaktı ama yapılamadı işte. Evet. Orası, o iyi projeydi aslında, düzgün projeydi. Ama işte orayı sahile açtığınız zaman eski gravürleri Murat Bey bilir. Eski gravürlere bakın orada, Tophane Meydanı'nda. Oo tabii. Kılıçeli Paşa bir tarafta. Tabii. Bizim Tophane Meydan Çeşmesi bir tarafta. Nusretiye Camii bir tarafta, Tophane-i Amire bir tarafta. Müthiş bir pitoresk dediğimiz bir meydan orası. Evet. İstanbul'da biz bu meydanı kaybettik. Hangi meydanı? Tophane Meydanı. Tophane Meydanı. Tophane'yi. Evet. Rahmetli Çelik Gülersoy'un hayallerinden bir tanesiydi. Çelik Bey'den anmış olalım. Evet. Valla Çelik Bey o kadar laf etti, sanat tarihçisi adamla, rahmetli, o kadar güzel iş. Çok güzel işler yaptı. Konuşup, yok bu tekniğine uymuyor, bilmem nesi şey değil, yapsaydınız kardeşim. Yapsaydınız. Ya Türkiye'de sanat tarihçisi dediğin sergi yapıp para kazanma peşindedir çoğu. %90. Kızacaklar bunu da söyleyince. Sen yandın yine yarın. Evet. Yok bilmem nereden şey yapalım, ya babalarının malı gibi saraylara dadanırlar, müzelere dadanırlar, devlet şeylerine. Bunu ver de ben kuratörlük yapayım, şurada sergi yapayım, bilmem ne. Yani otur kitabını yaz. O zaman Çelik Bey yapacak, mimarı da karşı çıkardı, sanat tarihçisi de karşı çıkardı. Yok bilmem nesi uymuyormuş adamcağız. Gayet güzel rahmete şeyler koydu ortaya. Yapsaydınız kardeşim. Sarnıç ortaya çıktı. Tabii canım sarnıç. Sarnıç restoran. Restoran belki ama bir sarnıçı şey görebiliyorsunuz. O Soğukçeşme Sokağı kim yaptı komple yani? Yani çocukluğumuzda o şey kasırları, Yıldız'daki o şaleler şeyler. Hepsi leşti. Çöplük gibiydi ya leş. Gitmeye korkardı, gitmemiz yasaktı zaten oralara. Doğru. Hepsini ortaya çıkardı adamcağız. Gidelim kasa ne haldeydi? Evet, Malta ve Çadır özellikle çıkardı. Evet. Şale gene mecliste şu anda. Yani meclise var. Şale derken şeyi kastediyorum. Şale manası yani kasırlar. Şaleler. Evet. Şaleleri kastediyorum. Evet. Genel manası. Sonra Hidim kasırı ne haldeydi bu? Ne güzel yaptı. Evet. Tabii. Hepsini yaptı. O kadar laf ettiler adama rahmetli. Allah rahmet eylesin yani. Çok güzel şeyler. Ama sonuçta aldılar Tüngine'den belediyeye geçti. Bir adı yalnız Çelik Bey memnun oldu biliyor musun? Öyle mi? Çünkü konuştuğumuzda sonra bakamazlar falan diye. Hayır. 4 ay para kazanıyoruz. 8 ay kazandığımız para yazlıktı çoğu. Tabii yazlıkları. Bir de her şey açık olduğu için. Evet. Ben başkan vekili yaptığım için Turing'i biliyorum. Turing'i her şey yasaldır. Tabii şeffaf. Evet. Ama bir şey olmuş gibi Turing'de sonradan. Çelik ve bilmem kaç trilyonluk mezar faturaları falan çıkmış. Evet. Mahkeme olduğu yönetim kurulu görevden alındı. Evet. Çelik Bey anlattı yani. Bunlar Çelik Bey'e yapılıyor. Ve ne çok kişi uğraşmıştır Çelik Bey hatırlarsanız politikacılar, iş adamları. Doğru. Bütün mesele şeyi almaktı. Turing'in o triptik gelimine el koymaktı. Evet. Yani. Ve Çelik Bey'den sonra da Turing o hamleyi bir de yapamadı. Yapamadı. Kavruk bir plakacı oldu. Evet. Ahmet Muhtar Paşa'nın en son biliyorsunuz bizim köşkünün bir bölümünü yapmıştı. Hangisini? Neredeki? Fener yolunda. Fener yolunda. Evet. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın en son yaptığı şey odur. Kameriye düzenledi orada. Ondan sonra da işte hepsi gitti. Yani Hidiv gitti, Çamlıca gitti tabii önce. Çamlıca köşkleri. Evet, belediyeye gitti. Ama Çelik Bey çok üzgün değildi. Yani kazandığımızdan para fazlasını harcıyoruz diyordu. Şundan dolayı... Tabii anlayışın değişmesine üzüldü, o ayrı. Ama abi şimdi gidip orada Allah aşkına boğaza karşı, denize karşı güzel bir kadeh içki içemiyorsun şimdi yani. Ben o konuda başka türlü düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? İçilmez mi yani? Hayır, içilmez değil. İçmeyi biliyorsanız içilir. Ama bizde umumiyette içki bilinmiyor içmek. Nerede duracağını bilmiyor milletimiz. Yani bu içkiye karşıyım şey falan değil, hiç öyle anlaşılmasın. Şimdi manzara olduğu vakit niçin güzel bir manzarayla içki mutlaka yan yana getiriliyor? Diyelim ki geldi içilsin ama nerede duracağını bilmiyor. Gidiyorsunuz. Herif içkisini getiriyor. Arabasından boğaza içki içiyor. Sonuna kadar bir arabesk çalıyor orada. Abi Allah aşkına sen Malta Köşkü'nde gidip içmedin mi hiç içki? Kim arabasında neyi çalıyor? Yani hayır, Malta oraya kastetmiyorum. Bir kadeh içki içiyorsun. Fatih sen öyle içiyorsun. Şimdi gidip de Malta Köşkü'nde akşamüstü güneş batarken İstanbul'a bakarak... Fatih sen oturup bir kadeh içiyorsun ama oraya gidip bir şişe içenler var. Vermesinler bir şişe. Yapamıyor işte onu. Bir de içilebilecek o kadar çok mekan var ki Boğaz'da. Çok yer var bu. Yani Malta'da da içilmesin diyor işte. Halk içmeyenler de orayı kullansınlar. İçecek adam için Bebek'ten Hisar'a kadar, Beşiktaş'tan başlayıp sayısız yer var. Bir yabancıyı götürmek için çok güzel bir yer Malta Köşkü. Yapmayın abi şimdi. Niye götüreyim ben oradaki dandik döndük restoranlara? Yok çok şimdi güzel. Ağzına bir laf çıkacak yani. Çok güzel yerler de var da. Ne güzel yeri var. Allah şimdi o Malta Köşkü'nün o güzelliği nerede var? Manzarası, duruşu, içerisi bir Osmanlı eseri. Şimdi gidip de orada sahildeki bir tane palavradan dekorasyonlar bir restoran var. Götürme canım. O gittiğimiz güzel restoranlar var. Saraylar açıldı bir sürü. Şimdi evet. Sahilde yeni isimlerini söylemeyelim. Çok yeni Feriye Sarayları'nın bir bölümünde açılan var güzel yerler var. Yalnız söyleyeyim. Ama içmeyi bilmiyoruz. Murat Bey, Turing'le ilgili olarak Turing'in geliri yalnız devlet geliri. Yani bunu doğru söylemek lazım. Turing, Çelik Bey'in kendi kazanmış olduğu parayla yapılan eserler değil. Biriktik yani devletin vermiş olduğu yetkiyle. Bir haktı. Tabii devletin verdiği fonuyla, devlet fonuyla yapılmış olan bir hizmettir ve kültür hizmeti yapmak zorundadır. Başka yer harcayamaz o parayı. Üstadım yalnız o paraya göz koyan iş adamları yok mu? Tabii çok vardı. Yani ismini söylemeyelim. Yani çok biliyorsunuz. Çok vardı. Ve bazı politikacıları kullanmadılar mı? Evet. Evet. Siyasetçiler. Peki bu surların etrafında hep evler var. Sura yaslanmış. Muhtes dediğimiz. Sonradan çıkmış yani. Sonradan çıkma. Onlar temizlenemez mi? Şimdi iyi bir gelişme daha söyleyelim. Hakkında verelim bazı şeylerin. Sur-i Hümayun diyoruz ya, 3. Ahmet Çeşmesi'nden aşağıya, İstanbul'u bilenler için söylüyoruz. 3. Ahmet Çeşmesi'nden aşağıya doğru iniyorsunuz. Orada matbaanın olduğu, aşağıya doğru otellerle, taksi duraklarıyla devam eden bölüm vardı. Orası şu anda temizlendi ve açıldı. Buradan yani o Erol Taş'ın kahvesinin üstü. Erol Taş'ın kahvesi sağda kalır yukarıdan aşağı inerken. Ben sıfır yani duvara Sultaniye sıfır olan yerler şu anda bıçakla kesilir gibi temizlen. Evler yıkıldı orada. Yani sarayın saraya bağlı olan sarayın duvarı bu. Evet, evler vardı. Evet. Bu evleri aldılar. Evet, muhtes olan evler açıldı ya. Fatih Bey onu söylüyor. Şimdi oradan bahsedince aklıma ne geldi? Balıkçı Sabahattin geldi. Evet, Balıkçı Sabahattin de bizim bölgenin iyi mekanlarından bir tanesidir. Orada bir Armada gibi otel vardır biliyorsunuz. Armada da güzel otel. Eski hali var mı bilmiyorum. Bir yerler çok... Armada Levent Kuşlası değil midir eski? Armada Kalyon Kuşlası. Kalyoncuların Levent'lerin kuşlasıdır. İsimler de ona göre vermiş zaten içerisinde. Hep denizci isimleri vardır. Eskiden beri balıkçı yeri orası. Yani o bölge, Kumkapı'ya kadar uzanan bölge. Ama tabii demin söylediğiniz orada bir marka oldu. Balıkçılıkta şeydir. Çok güzel. Ama sen balık sevmezsin zaten. Sevmem diye anlamam. Aramam. Bunlar köşkenar diye balık yapmayanlardan. Kızartma yapmayanlardan. Patlıcan yakar. En çok İstanbul yangını patlıcan zamanı çıkar. Patlıcanla bir de ne yapılmaz biliyorsunuz. Nasıl? Ebru. Ebru mu? Ebru yapılmaz. Niye? Patlıcan çok enteresan bir şey. O zerreleri var ya havadaki. Ebru teknesini bozuyor. Tutmuyor. Gerçi Ebru da neyse girmeyelim. Tartışılır ne derece sanattır ama sanatında değildir. Sulu boya. Kitap içliği. Kur'an'da yok ama Kur'an'da kullanılmamıştır. Niye kullanılmış? Yan kağıt derler ya. Kur'an'da kullanılmaz eski. Niye kullanılmaz Kur'an'da? Öd var. Öde bir şey karışırsa necis olmayabilir. Necisten dolayı. Onun için. Yani. Saati 1.30 yaptık. Ufak kapatalım mı? Konuşan bir şey kaldı mı? Çok var aslında. Çok var da evet. Bir akşam yine bir girizgah yapmış olduk. Evet. Sadece Ayasofya'da ağaçlara giremedik. Ağaçlar şeyde ağaçlara konuşacaktık ya. Osmanlı coğrafyası. Ya şu şeyi söylesene. Arnavutluk'ta ne oldu? Tırla bebek tutarak falan geçmiş. Şimdi tabii... Ne oldu hayırdır? Kapalı rejimlerin bir avantajı var bizim açımızdan. Otantizmi koruyor. Koruyorlar. Evet. Hiçbir şey yapmayınca otantik oluyorsun. Bizim açımızdan da ilk orayı görmek, ilk önce gitmek şeyi var. Bozulmadan. Bozulmadan gitmek. İşte Arnavutluğa da bu şekilde gideceğim ama araba işlemiyor. Makedonya üzerinden gidiyorum ilk defa. Dediler ki tır var sadece. Gece geç vakitte tırlar geliyor. Bir tırla anlaşacaksın. Tırcı seni yanına alacak. Şoför mahallinde. Şoför mahallinde gireceksin. Bir arkadaşım daha var. Geç vakit. Nereye gidiyorsun? Tirana'ya mı? Elbasan'a gidiyoruz. Önce. Elbasan'a gidiyorsun. Elbasan tava. Elbasan tava oradan mı gidiyor? Elbasan tava oradan gidiyor. O da güzel yemektir. Evet. Güzeldir evet. Onu da güzel yapan yerler var İstanbul'da. Kim söylemiyorum yapıyor? Şeye girer diye. Kim güzel yapıyor? Söyleyeyim. Üsküdar'a doğru gelin benimle. Kanaat'i biliyorsun. Kanaat'tan başlamak üzere. Kanaat çok ağırlaştırdı onu. Eskiden çok daha güzel. Kanaat, evet. Şimdi son geçen yedik Murat'la orada. İnanılmaz yağlıydı. Yağlı oluyor ama. Onun özelliği de çok o. Çok yağlıydı. Onun özelliği de o. Arttı. Kuzu ve şeyden. Evet ama Elbasan çok ağır. Mesela geçen gün Hacı Abdullah dedim daha güzeldi. Şimdi Kanaat'te biz Murat'la şey yapıyoruz. Yani 3 tur yemek yiyoruz ama. Sizin bu şeyiniz yalnız bayağı bir şey oldu yani. Allah. Evet. Sahur yemeğine döndük. Bir şey yapalım mı Murat ya? İstanbul'a özel Michelin rehberi hazırlayalım bir tane. Vallahi. Bizde Michelin yoktu ne vardı ki? Bizim yerli lastik. Yerli lastiğe kalmadı ki globalleşme. Michelin. Vallahi yapalım bir tane Michelin rehberi gibi İstanbul'a. Gerçi şeyler çıkıyor böyle. Var bir sürü sonradan gurme bunları yazıyorlar. Da ama yani, onlar hep sonradan gurme. O sonradan gurmeyle kaç oldu? Yumurta kılmayı biliyor onu bilmiyorum neyse. Yumurta-i Hümayun'dur ki bizim adımız biliyorsunuz. Yumurta-i Hümayun bütün şeyin başıdır. Yani Arnavutluk'ta o tırlar sırasında soyulduk tabii. Yani Arnavut coğrafyası o zaman çok şeydi. Güvenlik olmayan bir coğrafyaydı. Meğer işte o tırları Elbasan'a inerken ağırlaşıyor çok viraj olduğu için. Arkaya atlayıp soyarlarmış. Ben şoför mahalline... Giderken? Tabii şoför mahalline Karadenizli bizim vatandaşımız çıktı. O saatte oraya kim gider? Gel uşağım yanıma otur dedi. Beni yanına aldı. Arkada öbür arkadaşım. Ben tabii zaten yorgun vaziyetteyim ama uyuma pozisyonuna geçtim. Dürttü. Bir dakika uyumak yok dedi. Ne var dedi? Nöbet var. Ne nöbeti var? İşte iki zanesinden bakacaksın. Arkaya atlayan olur mu olmaz mı? Tırın arkası atlayıp soyuyorlar. Tabii. Ağırlaştığı zaman atlayıp soyuyorlar. Ve bir dönem sonra atladılar. Gürültülerden şey yaptık, fark ettik. İşte şoförlerin şeyi vardır alttan bir şey aldı o. Kapıyı açtı Allah Allah sesleriyle. Beyzbol sopası. Arkaya doğru. Geldiler yani. Tabii canım geldiler. Yani şeye girdiler. Ben de yani adam delikanlı şimdi iniyor biz de mecburen. İnmemiz lazım şey arkasına. Hocam sen sakın inme bekle dedi. Dedik ki herhalde Türkiye içinden kıymet olduğumuzu anladı. Bizi telef etmeyecek Arnavutluk dağlarında. Meğer öyle değilmiş. Sen de inersen ön tarafı soyarlar. Aynısı şeyde vardı biliyor musun? Aynı hadise. Birinci Körfez Harekatı'ndan sonra Bağdat Havaalanı'na iniş çıkış yasaklandı. Amman'dan giderdik. Evet. Arabayla. Yolda otobüsleri falan soyuyorlardı. Tabii tabii. Bedeviler ama orada. İşte bu ne? Yol kesme bu. Evet. Bizim Güneydoğu'da da bir uzun zaman Osmanlı döneminin sonuna evet. Doğru Şaki diye geçen meşhur evet. Laf. Odur evet. Yol kesme şeyi. Şak. Şey evet. Kesen. Demek şak. Kesen. Hmm. Arapça. Arapça. Ya şimdi bahsettik de şimdi onu kapatmadan onu da konuştum. Yemek falan araya girdim. Hipodrom. Hep hipodrom. Orada hipodrom vardı, Ne olmuş bu hipodrom? Ne zaman ortadan kaldırmışlar? Niye Osmanlı da at seviyor, yarış seviyor? Niye onlar kullanmamışlar hipodromu? Yani Osmanlı mümkün olduğu kadar kendi kontrolü altında olmayan kalabalıktan hoşlanmaz. Devlet de hoşlanmaz bundan. Hala. Saray tabii hala hoşlanmaz. Saray da hoşlanmaz. Dolayısıyla Osmanlı onu işte bizim Surname dediğimiz büyük alaylar vasıtasıyla bir zapt altına almış ve o hipodrom yerine İbrahim Paşa Sarayı'nın önünden doğru gelen Topkapı Sarayı'nın Gülhane Parkı'ndan aşağıya doğru inen bir yürüyüş yoluna çevirmiş. Bunları görmek için de Alay Köşkü'nü yapmış. Tam Gülhane Parkı'nın üzerinde bir şey vardır. İşte böyle balkonlu bir yer gibi düşünün. Babali'nin karşısında. O bakanlığa mı ait şimdi? Şu anda Kültür Müdürlüğü. İlk Kültür Müdürlüğü. Evet. Oraya mı taşındı Sultanahmet? Oraya taşındı evet. Ha. Yani eski konaktan. Konaktaydı evet. Konaktan oraya Recep Peker'in konağından şeye indi, oraya inmiş oldu. Peki mesela o etrafında şeyler var, tribünler var mıymış İstanbul Hipodromu'nun? Eskiden varmış. Varmış. Eskiden. Dedik ya. Yarış kazananların heykelleri varmış. Tabii. Şeyleri. Dağıtımı nasıl yapmıştık? Ayasofya Allah'a ait. Büyük Saray İmparator'a ait. Senato aristokrata ait. Hipodrom halka ait. Halka ait. Orası halkın kendini gösterdiği yer. O tribünler falan yıkılmış hepsi sonra. Tabii orada halk kendini, dayanışma var, fraternite, solidarite var ama rivalite var. Yani rekabet de var. Mavi, yeşil diye birbirine aynı zamanda boğazlıyorlar. Yani o fraksiyonlaşma da orada kendini gösteriyor. Osmanlı bu tür hareketlerde çok şeyden, kalabalıktan hoşlanmıyor. Mümkün olduğu kadar bekar adamdan hoşlanmaz mesela. İstanbul'da evet. Olmaz fazla bekar. Bekarda evlada ıyal yok. Evet. Kelle koltukta atlar hemen şeyle. Sen bak Osmanlı'da olsan yanmıştın. Daha yeni evlendi. Yeni geleni almıyor. Kefil oluyoruz. Kefalet var. Kefalet var. Ben kaç nesildir buradayım. Ha, dışarıdan gelen almıyor tabii. Evet, hatta etnik olarak da bazı isimleri özel olarak söylüyor şunları. Mesela? Onu söylersen burada hem bu kanal hem ben hep beraber şey oluruz. Ama kaynaklarda... Söylemeyi evet, biliyorum. Bazı etnisleri içeri almıyor. Evet. Ondan önlem koyuyor yani. İstanbul'a bazı milliyetler giremiyor yani. Eyvah şimdi gene sansürcü. Yani orada şey yapıyor. Dikkat ediyor diyelim. Daha çok bekar olanlardan korkuyor. Çoluk çocuk olmayıp arkada bırakacak şeyi olmayan ve gözü kara olan gruplardan tabii haklı ama aslında. Evet. Tabii. Her türlü menet onlardan çıkıyor şimdi gelip oraya evet. Kaybedecek. Mesela şey. Hamam telatlarından çok korkar. Hamam çok fazla sayıda var. Hamallardan korkar. Hamal, telak. Tellak. Bunlar hep tehlikeli tiplerdir. Hamam, hep bekar. Hamam tellak. Hamam tellak. Hamam tellak'dan evet. Sırık hamallarından korkar. Hamal, hamal dedi. Hamal, hamal. Ve telak. Hamal. Tellak. Sırık hamallardan. Peki natırlardan korkmuyor mu? Yok. Hamallarla ilgili şu tedbiri alıyor. Tellaklarla ilgili şu tedbiri alıyor. Patron Halil isyanından sonra. Onların çıkardığı bir isyan. Onları gönderiyor memleketlerine. Tokat'tan ve Sivas'tan Türk tellak getiriyor. Ha, o zamandan beri... Aynen, evet. Onun sebebi odur. Hakim olmak için. Peki hamalların da pötürgeli olması ondan mıdır? Yok. Hamalları pozitif olarak 2. Abdülhamit mesela iyi, pozitif anlamda kullanıyor. Ermeni patırtısı denilen bir olay vardır. Orada Kumkapı'da vallahi demişler. Bu her ikisi de fizik kondisyonu yerinde olan işler. Meslekler. Evet meslekler. Onun için bir potansiyeli yüksek. Bir de gözü kara. Bir de onlar için destanlar evet, yazılmış. Ölmeye geldik diye gidiyorlar şeye. Sahaya iniyorlar yani. İstanbul'un halkının böyle bir sosyal tarihi var tabii bir taraftan. Hep sanat tarihi bahsettik. Bu olayın sosyal tarihi. İstanbul'da amfiteyatro yok değil mi? Hangi dönemde? Bizans döneminden kalmış bugüne bir amfiteyatro. Yok biz yani kalmış bir şey örnek yok şu anda. Var mıymış da kalmamış? Mutlaka hipodrom olduğu bölümde amfiteyatro var. Yani Agaros'un nekropoli şeyi olduğuna göre o da var. Ama daha çok amfiteyatrolar ve şeyler Ege bölgesinde. Daha çok orada evet. O bölge... Ama yani o dönemki şehirlerin hepsinde olan şeyler bunlar. Evet. Baktığınız zaman. Evet. Bir yerde küçük bir amfiteyatro vardı. Var Cemil Topuzlu. Evet. Gülhane'nin şimdi yola giden tarafında, sahilde. O da bir şey. Ya toprak altında kalan bir şey yok. Toprak altında falan var tabii de ama yani yeryüzünde olup yok müze özelliği olan yahut anıtsal şey evet. Özelliği olan bir yer yok. Malzemeyi tabii alıp götürüyorlar daha çok. Buradaki sıkıntı o. Taş malzemeyi ve diğer malzemeyi başka işte kullanmak üzere götürüyor. Götürünce şey alıyor. Örneği kalmıyor. Peki mesela Bizans zamanı, Osmanlı zamanı biliyoruz ki İstanbul'daki yapıların büyük bölümü ahşap. Bizans zamanı da binalar ahşap mı yoksa Roma benzeri daha çok taş yapılar mı var? Ana binalar taş. Osmanlı'da öyledir yani. Osmanlı'da da öyle. Evet. Halkın oturduğu evler. Halkın oturduğu evler hakkında işte Fenerlilerinki mesela taş. Taş. Fenerbeylerinki şey olarak taş. Ama Osmanlılar yangın tehlikesine de yol açan bir şekilde ısrarla daha sağlıklı olduğu için ahşap. Ahşapı tercih ediyor. Deprem korkusu. Evet. Taşta çok ölüm var çünkü. Kurtulma şansı yok. Kurtulma şansı yok. Çivi bırakmaz diye bir tabiri evet. Vardır. Yaylanıyor. Evet. O yüzden ahşabı teşvik ediyor. O da yangın çıkarıyor. Tabii. Osmanlı'da da yani İstanbul'da, İstanbul gibi önem verdiği payitahtta bu kadar mı kötü şehirleşme olabilir? Yani yol yok, binalar daracık, sokaklar daracık, binalar dip dibe, her şey yakın birbirine. Evet. Sıkış bir şehir. Evet. Değil mi? Öyle değil mi? 17-18 çok güzel. O dönemde. 17-18 yüzyılda. Fakat sonra mesela 19. yüzyıl İstanbul'un fotoğrafları hakkı bir harabedir. Evet. Yangın yeri diye tabirler var. Yangın yeridir İstanbul hakkında şey gibi. Felaket de bir şeydir. Leş de pis de bir şehir. Evet. Lale dönemini hep ben şey yaparım yani çok merak edip çok hayal ederim. Lale bazı bölgeler iyi. Tabii. Her taraf iyi ki çoğunluk yani. Belle Époque diyoruz ya. Evet. Belle Époque o yani. O dönemi. görmek lazımmış. Onu kastettim zaten. Evet. 718'den sonrası yani Pasarabça'dan sonra 30'a kadar bir dönem var. Belle Époque. Savaş yok, isyan yok, bir şey yok. Sadabatıyla, Boğaziçi'yle, Haliç'iyle o dönem İstanbul'da böyle bir hoşluk var gibi gözüküyor. Bir güzelleşme arzusu var. Evet. Var. Estetik duygusu ortaya çıkıyor. Aristokrasiye ait yerler, halk şeyinde. Halkın olduğu yerde değil, halkın olduğu yer. Tabii yani. Yoksa isyan çıkmazdı. Ama mesela bakıyorsun İstanbul'un o dönemki Rum mahalleleri, ahşap değil, Rum mahalleleri yine daha çok şey, taş. Tabii Rum mahalleleri derken nereye bakıyoruz mesela? Sur dışı tabii canım. Yani bölgesel olarak da değişiyor. İstanbul'da doğrudan Rum mahallesi diyebileceğimiz yer Haliç var. Haliç. Yani şehri 3'e bölmüşler. Ana yolda arter diyelim. Şimdi artere de ana damar deniyor. Arter zaten ana demek. Ayrıca ana tabiri kullanmak şey değil. Onun için biraz duraksadım. O hatta Türkler hakim. Yani evet, ana arter diyorlar ya. Arter zaten ana. Nüans farkı gibi bir şey. Nüans farkı gibi, evet. Ana arter. Evet. O hat üzerinde Türkler var. Haliç kısmında Rumlar var. Ermeniler de Kumkapı civarında, öbür Marmara tarafına da Ermenileri yerleştirmişler. Rumları da Yahudileri de işte Kuledibi'nden başlamak üzere Kuzguncuk Kuledibi arasındaki Kuzguncuk tercih edenler dindarlar. Balat tarafında yok mu Yahudiler? Var. Kuzguncuk'takiler dindarlar. Kudüs toprağı sayılıyor, evet. Kuzguncuk. Onun için Kuzguncuk'u tercih ediyorlar. Oraya bir hat Kudüs'e kadar gidiyor ya. Müslümanlar için de Üsküdar Kabe toprağıdır. Yani öyle bir Ayrılık Çeşmesi'nden itibaren. Evet. İkilik bir arada durur. Ayrılık Çeşmesi dediğin hacca gidenlerin uğurlandığı yer. Evet. Ya da sefere giden padişahların uğurlandığı yer. Hızlı toprak yolunun başı şu an. Evet. Duruyor. O da düştü. Aşağıda kaldı. Aşağıda. O bir alışveriş merkezi yapıldı. O alışveriş merkezinin karşısında. Alışveriş merkezi daha meşhur oldu. Tarif ederken evvelden İstanbul'da Ayrılık Çeşmesi derlerdi ya. Şimdi öbürkü ne Kapitol mü oldu? Başka bir şey olmuştu. Dört yol kavşak manasında bir şey var mı? Carrefour. Evet. Sadaka taşı ne kadar kaldı? Sadaka taşı 3 tane benim bildiğim var. Esas binek taşları çok hoş. Yani esprisi olan taşlar binek taşı. Binek taşında bir de binek iskemlesi var, biliyor musunuz? Şimdi her tarafta taş olmuyor. İnecek için taş yok. Ne yapacaksın? Alttan inecek. Tabii. İskelme taşıyorlar yanında. Arkada bir kap darı, iskelmesi elinde. İskemleyle geliyor ve iskemleyi tutarak buyurunuz efendim. Niye altta inemiyor adam normal bir şeydi? Yani, yorulur. Genetik olarak bizim milletin bacakları kısa. Atlar da güzel İngiliz atlar, yüksek atlar. Adam da 60 yaşında paşa. Ha. Şimdi gel de bunu bir operasyonda indir aşağıya. İterken yine alttan itersin, indirken daha zor. Evet. Bunun için mesela bir tanesi Ayasofya'ya bağlayalım yine. En güzel binek taşı Ayasofya'nın önünde. Belki hiç önünden 100 defa geçtiğinizde görmediniz. Görmedim vallahi. Evet. Saraybaşı'nı biliyorum da onu bilmiyorum. İşte tam bizim önümüzde Ayasofya türbeler kısmının önünde müthiş binek taşı. Binek taşının tabii platformu başka bir şey daha yarıyor. Çıktıktan sonra nutuk atmaya yarıyor. Meydanlarda olunca adam oraya çıkıyor, tepeden nutuk atıyor. Binek taşları 31 Mart'ta o kullanıldı. Tabii orada kullanıldı. Ayasofya'daki kullanıldı. Türkler uzun zaman da arabaya binmiyorlar. Israrla ata binmek istiyor. Arabaya binmek bir tercih sebebi sayılıyor. Erkekler mutlaka ata binecek. Mesela Kanuni bile seferden hastadır. Şehir içinden geçerken ata getirirler. Şehirden çıkınca tekrar arabaya biner. Çok yaşlı olduğu halde 73 yaşında gitmiş. Erkekler de arabaya binmeyi delikanlılık raconuna ters buluyor. Uzun zaman binmiyorlar. Tanzimat'ın sayı kadar binmiyorlar. Kadınlar biniyor veya çok ağır yaşlı olanlar biniyorlar. Eğer erkek arabaya binerse onunla ilgili çok ağır bir sıfat kullanıyorlar. Arabanın dönmeye yarayan aleti kelimesi oradan geliyor erkekler. Tekerlek oradan mı geliyor? Tekerlek diyorlar yani. Ben bir şey demedim yani, ben tarif ettim sadece bilimsel olarak. Oradan geliyor. Sen atı bıraktın şeye bindin diye. Ya tekerlek dediğiniz aklıma geldi. Bu fresklerde ya da mozaiklerde İsa hep şöyle duruyor. Yani. Evet. Niye öyle? Hiç bilemiyorum yani, o tamamıyla. Yani pek dikkat ettiniz mi siz de? Pek çoğunun eli böyle durur. Şu elini göstersen bir kameraya yapsana. Şöyle parmakla şöyle birleştirmiş duruyor yani, şöyle duruyor. Evet. Hepiniz. Ne alakası? Ya onun dinsel bir anlamı var mı? Bir şey bir beraberlik. Var tabii, Trinite yani üçlüyü orada kutsal ruh ve şeyi üçlüyü. O üçlüyü simgeliyor. Üçlüyü simgeliyor. Sadaka taşı örnekleri Üsküdar'da daha çok. Yani merak edenler olur. Bir tanesini 2-3 sene önce belediye zincire bağladı, grayderi getirdi, zincirle çekeceğini sandı. Taşı ortadan kırdı. Kırıldı evet. Sadaka taşı ne işe yarar? Ortasında bir delik vardır şeyin yukarısında. Çukur şöyle. Evet, çukur vardır. Süleymaniye avlusunda var bir tane. Davut ne oluyor? Çukura parayı mı bırakıyorsunuz? Para bırakıyorsunuz yani. Bağış yapar gibi. Birisi de gelip alıyor. Sadaka yardım eder gibi. Gündüzden bırakıyorsun, gece birisi geliyor, karanlıkta alıyor. Ama o işe yaramıyor diyenler de var. Olabilir. Ama. Zaten o kadar dilenci var. Oraya niye bırakıyorlar? Bunlar dilenciler için değil. Osmanlı'da dilenci loncası. İhtiyacı olanlar için daha çok. Evet. Vakıflar var tabii daha çok. Yani tabii, çok. Ya şeyde mesela hala duruyor mu bilmiyorum. Binek taşı vardı Babali'nin önünde. O meşhur Babali isyanında Talat Paşa'nın üzerine çıkıp konuşma yaptığı bir binek taşı. O durmuyor. Kalktı mı? Orada çünkü merdivenleri ilave ettiler. Ha, değil mi? O merdivenler o şeyin önünü kesti. O şeyin... O şimdi mahkeme olan yerin karşısındaki. Hayır, vilayet. Valinin oturmuş olduğu, valilik makamının olduğu yer. Asıl o taş şeyde vardır. Cevdet Paşa anlatır. Sultan Mecid Kızılan'ın israfından bıkmış. Hükümeti basmaya gidiyor. O zaman orası sadaret. Evet. Başbakanlık, damatlar da var paşalar arasında. Bir tavrı nerimane ile diyor, şahlara mahsus binek taşına ayağını bastı diyor, hırsla içeriye gitti diyor. Brede Yuslav diye diyor, kelama başladı diyor. Hepiniz boynuzlusunuz, karısı da böyle masraf ettiren boynuzludur. Bilmem ne şunu yapalım, bunu yapalım deyince paşaların cevabı, bütün hükümet kelam etmiyordunuz efendimiz. Biz niye düşünemedik ki bunu? Ve aynı şeyde diyor, binek taşına bindi, tavrı nerimaneyle döndü diyor. Evet. Kalktı o galiba, yok şimdi. Yok şu anda yok. Evet, ama yani o Babali baskınlara çok kullanılan, yani siyasi tarihimize geçmiş olan bir binek taşıdır. Evet. Binek taşları Eyüp'te var mesela. O duruyor. Tabii esas o İdi Seyf kılıç alayı için gidildiği zaman orada imaretin tam önünde köşede o da duruyor. Üsküdar'da var yine birkaç tane. Var mı öyle? Var. Binek taşlarında zararı yok. Yani o öbürkü gibi bir formda olmadığı için basamak gibi kenara koyuyorlar. O basamak olarak devam ediyor. Saray da var bizim. Topkapı Sarayı'nda. Topkapı'da var. Duruyor. Oradakiler duruyor. Aslında konuşacak onun için falan çok şey var. 4 saat olmuş. 4 saat oldu. Biz 6-7 saat yaptık. Biz yaptık. Bu arada neden bahsetsek onun fotoğrafı geliyor. Binek taşlarının fotoğrafları geldi. Alay Köşkü'nün fotoğrafı geldi. Her türlü fotoğraf geldi. Dikkatli bir izleyici şeyi. Evet. Arşivine istiyorsan buradan verebilirim yani. Ben bir bakayım Özay'dan da. Yani, herhalde yine bir 10.000 civarında mailimiz var. Neyse kapatalım artık. Saati 2 yaptık. Sabah millet kalkıp işe gidecek. Biz de kalkıp işe geleceğiz. Evet. Kapatalım. Bu akşam yine devam edelim. Ederiz. Bir akşam da başka konulardan gidelim. Şu mesela İstanbul'da yaşama sanatı. Bu başlı başına bir konu. Biz kimle konuştuk yemekleri geçen gün? Turgut abi. Turgut abi konuştuk. Turgut Kut'la yemeklerden bahsettik. Nasıl Turgut abi? Tabii. Bir günde bundan bahsedeceğiz. İstanbul'da yaşama sanatı. Bir günde bir sene yemeklerden bahsedelim Murat. Nerede ne yenir? Millete olacaksınız, sıkkınlanacaksınız diye. Çok kızıyorlar bize. Biz buradan çıkıp kelle yemeği yiyoruz da bazen. İnternet sitelerinde bile yazıyorlar obur herifler. Obur herifler diye oburuz. Evet izleyiciler, bu akşam da bu kadar. Sabahı etmek üzereyiz zaten. Saat 1.56. Perşembe günü teke tekte olmazsa pazar günü teke tek özelde tekrar görüşmek üzere. Bu arada izniniz olursa Murat'la biz herhalde bu ay sonunda bir ay tatil yapalım diyoruz ama konuşuruz. Kızarsanız da yapmayacağız yani ama yaparsak da iyi olur. Benim için problem değil de benim arkadaşlar Erhan, Pelin falan bir taraflara gidecekler. Herkes bir yerlere gidecek. Erhan köyüne gidecekmiş. Pelin'in seyahatleri varmış. Biz buradayız. Belgrad'a gideceğiz beraber. Belgrad'a gideceğiz. Erhan'la beraber mi? Halil Hoca'dan özellikle Erhanlar. Araziden savaşlara vuruldu. Olaylar Belgrad'a gidiyorsun. Evet. Karlofça'ya gidiyoruz. Karlovits. Görüşmek üzere efendim. Herkese hayırlı sabahlar, güzel bir hafta diliyoruz.